Türk Telekom sunar. Kurtlar Vadisi bitti. Telegol başlıyor. Engin Adan abi şu topal da karakola götür. Bomba diye mi? Bomba diye mi getiriyorsun? Ümit korkuttun bizi ya. Ne yaptın? Ne yaptın sen ya? E işte hava gazı, işte ben diyorum ya, gaza geldik. Evet, hayırlı olsun Kurtlar Vadisi bir kez daha. Bu sezona kadar yayınlanmış tüm bölümleriyle artık her akşam hafta içi saat 19'dan itibaren 360 ekranlarında izleyebilirsiniz keyifle. Polat Alemdar ve arkadaşlarını özlemiştik. Biz onların bu müziğiyle programımıza bir giriş yaptık. Stüdyomuzda her hafta olduğu gibi sevgili Adnan Aybaba, Ümit Kavaran, Engin Meral ve eski dostum sevgili Gökmen Özdenak var. Nasılsın Gökmen abi? Sağ ol, siz nasılsınız? Özlemişiz seni. Testere Gökmen. Testeresi yok ama bu akşam. Bu akşam testeresi yok. Artık bu akşam yorumcumuz. Kelimelerle yok edeceğim herkesi bu gece. Efendim? Kelimelerle yok edeceğim. Şöyle güzel bir Kurtlar Vadisi repliğiyle bence başla. Bu akşam Duktoğlu'nu senden çekeceğim var. Evet. 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 Gündemimizde neler var? Şöyle bir üzerinden hemen hızlı hızlı geçelim. Önemli haber dosyalarımız ve bantlarımız olduğunu belirtelim. Bu akşam keyifle seyredeceğiniz ve bugüne kadar duymadığınız, hiçbir yerde görmediğiniz özel görüntü ve çarpıcı açıklamalarla Telegol'ün dop dolu olduğundan bahsedelim. Milli takımımızı tabii ki konuşacağız. Fatih Terim'in sözleri, haftalardır susan Federasyon Başkanı Sayın Yıldırım Demirören, milli takımlar sorumlusu Sayın Ali Dürüst neler söyledi, bu açıklamaları vereceğiz. Arda Turan Fatih Terim polemiyle, kriziyle ilgili toplamış olduğu 2 puanı nasıl değerlendiriyor? Bunu sorduk. Ergin Ataman Ami takımımızın ve Galatasaray'ın basketbol takımının koçuydu. Milli takımı yeni bıraktı. Şimdi yoluna Galatasaray'da devam ediyor. Ergin Ataman da bu milli takımda yaşanan prim olayı, Fatih Terim'in Arda Turan'ı kadroya almaması ve Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı, yani bugün bir basketbolcu kimliğinden çok bir spor adamı kimliğiyle A milli futbol takımımızı değerlendirdi ve çok çarpıcı, özellikle Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili çok enteresan gelebilecek açıklamalarda bulundu sevgili Ergin Ataman. Rüştü Reçber'in yazısı gerçekten büyük yankı yaratacak, onu vereceğiz. Galatasaray'da muhalefet 22 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü mali genel kurul öncesi harekete geçti. Adnan Öztürk eski başkan adayı, eski yönetici Adnan Öztürk'ün çok çarpıcı açıklamaları var. Direkt şu andaki mevcut başkan Dursun Özbek'le ilgili yine çok açıklamalar yaptı. Saadettin Saran Yargıtay'dan karar çıktı. Artık önüm açıldı. Ben de Fenerbahçe başkanlığına adayım dedi. Bu sözlere yer vereceğiz. Ve dün veremedik. Bugüne zaten bırakmıştık. Fenerbahçe As Başkanı Sayın Mahmut Uslu'nun çok çarpıcı açıklamaları ve Sayın Uslu'nun yayına girmeden önce benle yapmış olduğu çarpıcı açıklamaları da yine Telegol farkıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Evet, şimdi programımıza artık milli takımla başlayalım. Gökmen Özdenak, ilk sözü size vermek istiyorum. Milli takımımızı 2 maç 1 puan. İnsanlar tabii kadro konusunda çeşitli, bazıları hayal kırıklığına uğradı, bazıları şok oldu. Ama sonuç itibariyle 3 maçta 2 puan var. Önce bu haftayı nasıl geçirdik milli takım bazında? Öyle bir kısa değerlendirmeyle lütfen başlayın. Şimdi nasıl geçirdik? Yani bakıldığı zaman yani insanlar mutlu değil. Yani sokaktaki insan da, futbol sever de milli takımdan mutlu değil. Çünkü nasıl başladılar? Fatih Terim'i getirmekle
tamam akıllı diye hareket etti Futbol Federasyonu. Bayraklar, sponsorların destekleri, tribünlerin dolması. Tabii tribünler doldu, dolması derken İstanbul'daki tribünler değil. Anadolu'da mesela, Konya'da falan, tamam orada aslanlar gibi. Yani ne olursa olsun ki 2-0 ilk yarı itibariyle mağlup olmasına rağmen ikinci yarı mükemmel Konya taraftarının milli takıma desteği 2-2 yaptı diyebiliriz. Tabii burada yediğimiz gollerin, ne bileyim attığımız golleri de hesaba kattığımız zaman ne derece yerken ne kadar rahat golüyoruz, atarken ne kadar zor atıyoruz bunu da herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Şimdi burada benim anlatmak istediğim şu, senelerdir bu işin içindeyiz. Bizim Türkiye'de futbol kulüpler bazında da milli takım bazında da ki dikkat ederse milli takım kulüplerin aynasıdır. Yani oradan seçilen oyuncularla çıkacaksınız, alacaksınız, oynayacaksınız, bir yere gideceksiniz falan, neyse. Biz de iki türlü futbol oynayamıyoruz kardeşim. Biz defans oynadığımız zaman pozisyon yok, pozisyon hazırlamaya gittiğimiz zaman da kevgir oluyoruz. Yani ikisi bir arada oynayamıyoruz. Bundan dolayı da sıkıntı yaşadık ve devamlı da yaşayacağız. Bundan sonra da yaşayacağız. Ama benim şunu ısrarla da senelerdir de vurguluyorum. Milli takım Türk futbolcusuna angarya geliyor kardeşim. Angarya olarak bakıyorlar. Yani gidip de orada 3 kuruş 5 kuruş para falan. Mesela şu da var. Yöneticilerin mesela Ozan sakatlanmış. 2 ay falan yok diyorlar. Şimdi evet. Kesin Fenerbahçe yöneticileri yahut da başkanı falan diyecek ki sana biz giderken söylemedik mi fazla riske girme kendini sakatlama diye. Bu olacak kardeşim. Bu olacak. Tamam. Sigorta migorta peki, falan. Peki madem diyorsun ki Angarya geliyorsa o zaman niye Arda Turan, Burak ve diğerleri bu işi bu kadar gurur meselesi yapıp mi takım alınmamalarına içerlesin? O zaman senin düşüncen doğru olsa Angarya olarak görüyorsa zaten para da yok şu anda yani prim de vaat edilmediği için. Mi takımda olmamayı keyif sürerler, tatil yaparlar peki, veya çok relax geçirirler. Peki, ama ben... ne yapıyorlar? Şu anda inanılmaz hırs yapıyorlar. Biz nasıl olamayız tarzında onlar da peki, hatalı giderli konuşuyorlar. Peki ben de sana, ben de seni bana bu yorumu getiriyorsun, ben de sana şu yorumu yapayım. Evet. 2016-16'da bugün kadro dışı bırakılan hepsi oynadı. Netice ne oldu? Nerede oynadı? Avrupa Şampiyonası'nda. Ne oldu? Kötü oldu. Kötü oldu. Peki Fatih Terim'in hakkı yok mu peki? O da başarısız olmuş bir takımı değiştirip de gençten daha çok koşabilen oyuncuları tercih etmesi falan. Tamam. Buna ne diyeceğiz? Sen Angarya dediğin için ben bu açıklamayı yaptım. Sevgili kardeşim hala bak. Nasıl bir Angarya bu? Angarya. Adam niye o zaman içeride? Sevgili kardeşim bunlar bu konuları konuşmazdı. Arda bu form, Barcelona'da şu formu göstermezseydi zaten bunlar konuşulmayacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki yalnız neden Arda var? Hayır. Aslında neden Arda var? Diğerleri Burak falan neden yok? Sırf Arda. Oradan bağlıyorlar. Barcelona'da diye Arda. Normal yani Çin'de Min'de olsa Arda da olmayacak. Kayıtlanacak gidecek. Tamam öyle tabii. O zaman yani, daha konuşulmayacak. Ama şu anda hak ediyor mu hak etmiyor mu yani Arda? Hak etmediği zamanları da vardı ama. Ve vardı o zaman bir takımda. Ya hak ettiği zaman ne yaptı ya? Yapmayın ya. Tamam yapmayın yani gitti ya, oraya iftar ediyoruz falan şudur budur. Galatasaray'da hiçbir zaman kendini geliştirmedi. Atletico Madrid'e gittikten sonra aslanlar gibi kendini geliştirdi etti Simone ile birlikte. Ya şu takımda olsaydı tamam. Kötü mü olurdu yapmayın diye. Ya biraz. Allah'ını söylesen ya daha yeni ya yeni. Bütün yaz bir ay. Tam orada herkes formsuzdu. Fatih Terim de formsuzdu. Oyuncular da kötüydü. Bir tek galibiyet yetmedi. İrlandalı gol attı gidemedik. Ya katılırken. Peki şimdi ya, hepimiz bir şey söylemeye gruplara çalışıyor sana yani. Diyor ki Fatih Hoca bu tercihleri yapmaya hakkı yok mu milli takım hocası olarak? Bunu zaten hakkı var ki kendi yapıyor ama başarısız bir halk da bunu sorgulayamaz mı veya bunu irdelemez mi? Veya medya bu konunun üzerine gitmeyecek mi? Şu anda olduğu gibi yine gidecek. Bu her zaman tartışılacak, konuşulacak. Ya zaten sevgili kardeşim bakın. Fatih bugün Arda Turan bir takımda olsaydı biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Veya şu anda işte diyecektik ki neden İzlanda'yı kaybettik? Neden kötü oynadık? Hayır, neden Ukrayna'yı yenemedik? Başka bir şey bulacaktınız. Nasıl başka bir şey? Bulacak Arda niye bu kadar kötü? Neden bu oldu diye. Ben mi çıkardım bu problemi? Hayır. Biz şey mi çıkardık bu problemi? Arda, biz mi yarattık bu olumu? Ben bunu söylemiyorum. Bunu bak. Bebeği biz mi dünyaya getirdik? Fatih Terim'e haksızlık etmek istemiyorum bakın. Benim çok iyi arkadaşım, dostum ve Türk Fiyade'de en başarılı teknik direktördür. Zaman zaman çok kötü dalıyorum ediyorum. Kavga ediyoruz, selamlaşmıyoruz. Ayrı bir konu bunlar. Fatih Terim'in yaptığı en büyük hata ne biliyor musun? Olay bittiği zaman çıkacaktı. Bu. Anladın mı? Bundan dolayı bunlar kadro dışı kalmıştır. Ben affedinceye kadar bunlar dışarıda kalacaklar. Ben bir yeni kadro oluşturdum.
Bunlarla yoluma devam edeceğim. Başarılı olurum veyahut olmam. Bitti, net. Nokta virgül abicim. Bitti. Onun arkasında federasyon başkanı açıklama yapacaktı. Olacak biz Fatih Hoca'nın Fatih Terim'in senelik şey aldığı paralar çıktı. Futbolculara verilen paralar çıktı. O çıkıyor, bu çıkıyor falan. Bunları söylese Fatih Terim. Kesinlikle bu kadar yani manipülasyon olmayacaktı. Bu kadar böyle eleştiri medyada falan yahut da sokakta falan televizyonlar bu kadar eleştiri olmayacaktı. Fatih Terim bu neden korktu anlamadım ki ben. Türkmen sen geceleri ağlıyor musun? Nasıl? Ağlıyor musun? Evet belli saatten sonra ağlarım. Hayır neden biliyor musun? Hayır. Ben dün gece ağladım. Vallahi ağladım. Hem için için ağladım hem de biz çok ayıp ediyoruz ya. Kime? He? Kime mi? İmparatora. Biz haksızlık ediyoruz zaten. Biz hakikaten balık hafızalı insanlarız biliyor musun? Bizler Fatih Terim'e vicdansızlık ediyoruz. Bizler Fatih Terim'e çok zaten kötü hakaretlerde bulunuyoruz. Ben diyeceksin ya. Bir dakika. Sen... Neden söyledin geçen hafta bu bir dakika orada. Tamam ben bir dakika şimdi. Ben dün gece rüyamda olsun oturdumsa buradan gittik ya programda. Sabaha kadar oturdum. Nedir bu ya? Benim sürekli ya bir tane maç kaybettik. Tamam. Hala her şey bitti mi? Size soruyorum. Bitti mi her şey hala? Bitmedi. Umudumuz evet. Var mı? Hayat devam ediyor mu? Bu turnuva devam ediyor mu? Fatih Terim değil miydi? Yalvarmadık mı adama? Yalamadık mı her yerine? İmparator gel kurtar bizi. Battık gittik demedik mi? Yıldırım Demirören adamı çağırmadı mı? Yanlış mı bunlar? Söyleyin bana arkadaş. Niye namkörlük yapıyoruz bir insan olarak? Kurtlar. Sen diyorsun bunu? Allah Allah ben diyorum bunu tabii. Sen burada sen yanlış yapıyoruz kardeşim. Ekranın başına gel. Yanlış ya, sen adamın arkasında ya. Sen Ozan geçen hafta söylediklerin için bak. Önce bir özür dile. Efendim? Hocam Ozan de ki bir dakika. Onunla mı haklı? Niye? Ben vicdanen hüngür hüngür ağladım. Fatih Terim'e şu yapılanların hepsi adaletsizlik. Ve Fatih Terim'in diyor yıllarca diyor Gökmen abi arkadaşım dostuyum diyor. En ağır eleştirileri yapıyor. Fatih Terim'e gidip de böyle duranlar... Arkadaşları, dostları en ağır eleştiriler yapıyor. Sen arkadaşlar bunlar hiç yemek mi? Yemediniz mi? Hiç su içmediniz ya mi? Ya bunda ne hiç alakası tart- var? Ne demek abi? Kurtlar Vadisi'ni seyrettin mi sen bu akşam? Abi ilgisi yok ya. Yok seyretmişim belli. Kurtlar Vadisi'ne falan ilgisi yok. Hayır seyrettin. Seyretmesen bu kadar gömmezsin. Ülke Fatih Terim'i doğuruyor. Ya bırak dün akşam ne konuştun ya? Kesiyor. 2 hafta önce neler bitiyor. Konuştun? Abi sen bağırıp geç. Çağırıyordun. Bak bitti. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Maçlar bitti. Ne alakası var? Hesap sormuyor muydun? O gün için onu konuştum. Ya hesap sormuyor. Ama bitti abi. Hesap yok adama. Birisinin adam ilçenin düşüncesi tektir. Bak düşüncesi tektir. Ama yok öyle olmadı. İmparator ilkeleri yolunda. Tamam. Fatih Terim seni aradı fırça mı attı kardeşim? Ondan söylesene. Bir dakika. Bu konuşma ya ağır oluyor ama. Ağır değil. Bir günde bu kadar atmadı. Bir günde bu kadar değişmez ki insan. Vicdan ya. Ne vicdanı İnsanın ya? İnsanın vicdanı olur ya. Biz vicdansızlık yapıyoruz ya. Ama biz ayıp ediyoruz bu adama ya. Bağırıp çağır beni işte. Yapma abi o aile bak. Kavgayı yaptık. Kavga filan yapmadın hesap sordun. Ya anlamıyor. Tartışmamızı yaptık ama şimdi Fatih Terim'e yapılanlar adaletsizlik arkadaş. Bu insanlar daha düne kadar Fatih Terim'i her yerini yalıyorlardı, yıkıyorlardı. Ben işimi yapma, herkes yapma işini, ya. Herkes işini yapma. Doğru yapacak ya bırakın. Neyi sen nelerdir el yamı yapa yapa bu hale geldi Türk futbolu. Neyi yaptın kötü? 6-7-8 milyar TL borç var be sen ne diyorsun be? Kimin ne anlatıyorsun? Kulüpleri... Fatih Hoca'nın ne sıkıntısı var? Ne anlatıyorsun? Ya Fatih Hoca'nın ne sıkıntısı var ya? Ne diyorsun sen? Abi bir şey söyleyeceğim Fatih Terim'e... Kulüpler iflasına be ne diyorsun abi sen? Vermeyin parayı. Fatih Terim yani yakasına mı yapıştı? Çağırdılar al hocam al parayı önüne uzattılar mukavele yaptı arkadaş. Adamı yakasına mı yapıştı? Fatih Terim para verin bana. Yalnız Fatih Terim herkes bütün yöneticiler. Tamam. Başkanlar. Ya şimdi bu gençleştirmeyi yaptı. Bir ilçe önüne koydu. Bakın iddia ediyorum. Bugünden itibaren bütün sözlerimi de geri alıp iddia ediyorum. Bu milli takım Dünya Kupası'na gidecek. Ya sen 7 34 maçta 7 gol atacak dedin. Orada da kaybettin. Sen ne oldu? Neyi kaybettin? Neyi kaybettim? Hani ortada daha bir şey yok. Kaybettim. Sonlara gidiyor. Şu anda ortada kazanılmış kaybedilmiş bir şey yok. Bir şey yok şimdi. Ben senin bu Engin kadar değişim rüzgarını anlamam. Değişim rüzgarını anlamıyorum. Bu kadar değişim rüzgarını anlamam. Adaletsizlik yapıyoruz. Adaletsizlik yapıyoruz. Adın abi. Kimse Arda Turan bir futbolcu kardeşim. Arda Turan bir futbolcu. Adaletsizlik. Gerekeni yaptık ona. Almadı adam. Ya adaletsizliği yapan sensin. Al, ya ben niye adaletsizlik sormadın mı? Ayağa kalktın burada bağırdın çağırdın. Ya o ayrı. Ardacıdın. Bak o ayrı. Arda Turan ne ayrı kardeşim ya? 29 yaşında. 29-12-1919. Demin mi abi 29 yaşında Adatürk? Evet 29 yaşında. Evet 29 yaşında. 4 sene sonra kaç yaşında? 34. 33 yaşında. 33-34. Tamam. Biz ne dedik? Bu takım Avrupa Şampiyonası'nın takımı. Yanlış anlamayın. Bak Dünya Kupası'na gitmek Arda da olsa Burak da olsa imkansız gibi gözüküyor. Aynen. Bırakın abi hayal satmayı. Bunu Arda Turan da kendi söyledi. Biz de olsak Arda dedi değişmeye. Tamam biz de olsak değişmez. E tamam. Evet. Değişmez. Yani sen diyorsun ki hoca şu anda tamamen
Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Onu yapmak zorunda. 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na. Onu yapmak zorunda. Abi hocayı yemeye çalışıyorlar, bırakın ya. Bir sürü tezgahlar dönüyor ya. Şenol hocayı getirmeye çalışıyorlar. Sen işte şey getirmeye çalışıyorlar. Sen yemeye çalıştın. Ben yemeye çalışmıyorum. Sen burada açık bir adam. Sen burada hain dedin adama. Sen ya hain demedim. Nasıl demedin? Aa, dedi. Futbolun bir seyrettir ya. Bir seyrettir ya. Dedim ya. Bir seyrettir dedin ya. Ki bak Adnan'cığım. Unutuyorsun. Ben bunu senin yüzüne vurmak istemiyorum. Ama geçen hafta ben şunu merak ediyorum. Ne oldu da? Aradan 7 gün geçti. Söyleyeyim mi? Çok farklı bir Adnan Baba. Söyleyeyim mi? Fatih Terim'i kollayan kollayan. Bu kötü bir şey diyemek istemiyorum. Ne değiştirdi senin diye merak ediyorum. Ağlayacağım hakikaten. Bu yapılanlar adaletsizlik, haksızlık. Ben hocaya... Ne yapıldığını soruyorum. Hoca linç ediliyor şimdi. Ben mazlumun yanındayım arkadaş. Bir şey söyleyeyim. Hoca şimdi mazlum oldu. Bir dakika. Hoca da... Ben mazlumun yanındayım arkadaş. Hoca da çıksa... Hoca da çıkıp konuşması gerekiyor. İlk gün itibariyle. Hoca var ya adalmış demek ki konuşmuyor. İki yaptı. İki tane... İki tane maçta da... Performans düşüklüğü gösterdi. Kusura bak. Tamam. Bizim onu tartışıyoruz. Bunu söyle. Şimdi bu kadroları sahaya çıkarsan eleştiri alırsın. Ya alsın eleştiri. Adam yolla yani, devam ediyor. Bu konuda linç ediliyor hocam. Şu andaki Ukrayna maçını kaybeden ilk 45 dakikası. İzlanda maçındaki kötü futbol kimi mutlu etti adam? Hoca bunu yaptıysa yenseydi belki bunu konuşmayacaktık. Neyi? Nasıl yenecek? Ya yenebilirdi arkadaş. Futbol Allah böyle bir şey yani. Değil mi arkadaşlar? Yenersen yani zaten yıldız. Kumar oynayın. Öyle bir hale getirmiş ki mucizeler zaman alır. Ne diyorsun? Bir şey var. Bir tane daha biz bitti demeden bu iş bitmez. Bu bitti demeden bitti bitmez. Mi? Bitmedi. Ya neyse. Ya, sevgili kardeşim. Nasıl bitti bak, ya? Bak. Biz balık hafızalıyız. Bak ülke olarak balık hafızalıyız. Eskiye gitmek istemiyorum ama doğal olarak bu devam ediyor. Bak. Aynen bu 2016'ya katılmadan 2 sene öncesinde aynen devam etti. Bakın o maçların hepsini gözünüz önüne getirin. Neyi abi? Bak. Tam getirelim. Bak sonunda sonunda. İzlanda'yla Çek Cumhuriyeti, garantiledi de bizim iki maçı kazandık. Bir orada yendik Çekleri. Tamam. Burada da şey yendik. Selçuk'un frikik golüyle İzlanda'yı yendik. Evet. Adamlar peki şöyle bak. Adamlar bu realitedir kardeşim. Bu şaşmaz. Adamlar burada buraya geldikleri zaman yahut da ne bileyim Çek Cumhuriyeti ile İzlanda takımı garantilememiş olsaydı biz o takımları yenebilir miydik? Mümkün değil. Ama bunu, bak varsayım. Ya boş ver abiciğim. Varsayım bak, abi. Her turnuvada bak varsayım. Bu turnuva da aynı. Bu turnuva da aynı. Bir dakika dur. Bir dakika bak. İzlanda biz İzlanda'yı yeneceğiz. Hollanda evinde Çek Cumhuriyeti'ni yenecek. Kazakistan deplasmanda Letonya'yı mağlup edecek. Tamam. Yetmeyecek. Bir gün önce Ukrayna evinde İspanya'yı yenilecek. Yani şöyle Allah oğlu olsa Allah oğluna bu kadar yapar. Tamam adamın suçu ne abi? Ya ne demek? Niye kıskanıyorsun futbolu? Fatih Terim Allah futbolda var. Neden karıştırmayalım abi? Abi bir dakika. Futbolda bu var ya Fatih Terim'i kıskanıyorsun. Sen değil miydin şansa ya? Ya ne alakası? Vallahi billahi. İnanmıyorum oğlum. Ya bu ülke Fatih Terim'i kıskanıyor ya. Şans falan yok. Futbolda şans yok. O yuvarla. Bırak Gökmen abi. Şerefsize hükme diyeceksin. Gökmen abi bak Fatih Terim'in herkesin eski hesabı var. Herkes hesaplarını şimdi çıkardı. Adam kötü diyor. Vallahi abi. Adama şimdi sahip çıkın ya. Hadi git. Adamlık şimdi adama sahip. Adamlık adama şimdi sahip çıkmaktan geçer. Manşetlerden inmedi. Övgüler, senelerce övgüler yazdı. Hak etmedi mi? Hak etmedi mi? 2008 yarı finale çıkmadı. Düşüncenizle. Ya şimdi balık hafızalı diyor da. Geçen hafta adama rezil ettin. Ayağa kalktın. Bir dakika ama ya. Bir dakika bak sen konuştun bırak ben konuşayım sonra cevap ver. Ya dündür bugün desin Süleyman Demirel gibi. Yani sen Süleyman Demirel politikası yapacaksan, demagoji yapacaksan o zaman başka. Ne oldu da bu kadar... Bir anda sağa giderken sola gitti. Abi hak etmiyorum. Şimdi sen çoluğu ya hak etmemesi sen karar veremezsin. Niye dün de, dün de Fatih Terim hakkında benim konuşmalarıma sen karşı konuşuyordun. Abi sen benim gibi konuşmuyorsun ki. Sabah gitmiş, dün akşam gitmişsin de ağlamışsın. Evet ağladım abi. Tümbür gün ağladım. Tribüne oynama. Tribüne oynama yalan söylüyorsun. Ne ağlıyorsun? Niye ağlayacaksın? Babanın oğlu mu Fatih Terim? Ayıp abi ya. Brütüs gibi oldu. Brütüs gibi oldu. Babanın oğlu mu? Sezar'ın Brütüs'üne döndü buradakine. Bırakın bu işleri ya. Evet abi Sezar'ın Brütüs'ü. Yine insanları kandırıyorsun. En yakınları Fatih Hoca'yı bak yapıyor. İnsanları, en yakınları kötü. İnsanları kandırma. Yanlış de. İnsanları kandırma. Sizler en yakınları. Geçen hafta. Ya ben Fatih Terim'i koruyordum. Sen de konuşuyorsun be. Ben koruyordum. Sen de konuşuyorsun. Kalktın burada konuştun şimdi sinirlendirme beni. Ben korudum 3 gündür. Daha rahat koruyorum. Fatih Terim'in lüksü yok mu formsuz olmaya? Kumar oynamıştır kaybetmiştir olabilir. Tamam kaybetti adam. Dünyası mı? Bunu söyleyen zaten benim. Ama ben hep Fatih'in yanındayım.
Arda'nın da büyük topçu olduğunu söyledim. Fatih Terim'in de büyük antrenör olduğunu söyledim. Kaç tane Arda geçti? Arda büyük top, saygı diyoruz Arda. İki tarafında gerçeklerini konuşmadığında masaya yatıran benim. E sen kalktın burada, bir tarafın avukatı oldun. Kalktın ayağa bağırarak çağırarak ya hesaplar sordun. Bir dakika dinle beni, hesaplar sordun. Ben de diyorum ki ya bu kadar çabuk nasıl oldu da Fatih Terimci oldun? Abi yazık günah ya. Yani, hoca bunu hak etmiyor ya. Ne var ki Fatih Terim niye yazık günah? Ya Fatih Terim herkes kıskanıyor. Bir dakika, ya, Fatih Terim ya, bu işi yaparken fani ya olarak mı yapıyor bu işi? Parasıyla yapıyor. Profesyonel. Kim bedava yapıyor? Profesyonel. Kim bedava yapıyor? Bir şey demiyorum, soru soruyorum. Profesyonel yapıyor, evet. Bunun karşılığında sözleşme sızdığı için 3,5 milyon euro para alıyor. Helal olsun. Dünya Kupası'na götürürse 750 bin euro alacak. O da helal olsun. Avrupa Şampiyonası'na götürdüğü için de 500 bin euro para alıyor. Az bile veriyorlar. Peki, tamam. Türkiye tarihinde kaç kere gitmiş Avrupa Şampiyonası'na? Olarak bu tip seviyedeki yüksek para kazanan ve milli takım gibi İnsanların oraya ulaşmak için her şeylerini ortaya koyacakları bir mertebede Fatih Terim tam 3 defa geldi mi milli takıma? Geldi. Doğal olarak nasıl Fatih Terim imparator diyorsa bu ülke evet. Helal olsun hocaya. Ol, biz bitti demeden bitmez sözlerini manşete taşıyorsa Fatih Terim'in her söylediği artı veya eksi manşet oluyorsa bugün Fatih Terim'in eleştirilmesi kadar doğal bir şey olabilir. Ama burada eleştirmiyor ki. Bel altı vurmalar başladı. Ne mesela? Her vuruyor? Türlü abicim. Ne vuruyor? Ben bunu söylemiyorum. En yakına, en yakın dostlar abi. Fatih Terim şu anda yenmesi için her şey yapılıyor. Ya bir dakika, görevini şey almak. Ya Fatih Terim gelince kim gelecek? Bir dakika, 3 maç itibariyle bir takım başarılı mı diye soruyorum. Ya Allah, Hırvatistan'la berabere kaldık. Tamam. Tamam. Başarısız şu anda. Turnuva bitti mi? Ben biliyorum kimi düşünüyorlar. Turnuva bitti mi? Bitmedi. Daha Çin'den dedikodular var. Yani sen diyorsun ki insanların yol gösterici, hoca destekleyici. Evet. Kılavuzluk etmesini istiyor. Aynen. Ya böyle bir şey dünyada yok ki. Niye yok abi? Bu ya takım gençleştirdik. Yola bunlarla gideceğiz. Spor böyledir. Günlük sonuçlara göre bakarsın, hareket edersin. Bugün takım kötüyse eleştirirsin. İyiyse översin. Serhat'cığım eleştirmiyorlar. Bel altı vuruyorlar. Burada hocadan intikam alıyorlar. Burada yıllarca Fatih Terim kıskanılan bir adam oldu. Ya bana kimler söylese de herkes kıskanıyor. Ya herkes değil mi? Kimler? Abi bir sürü insan kaç tane sayıyor? Ya kimler? Yani getir 10 otobüs dolusu olur ya. Bak yanlış yerden gidiyorsun. Niye yanlış? Yanlış yerden gidiyorsun. Fatih Terim'i sevenler var, sevmeyenler var. Şimdi baktığın zaman Türkiye'de... Engin abi katılmıyorum. İşini sevsin ben abi. Ben öyle düşünüyorum. Seversin, sevmezsin ayrı. Hayır, toplum için söylüyorum. Toplum için söylüyorum. Bu takımın kaybetmesine sevinecek kadar karaktersizsen yazıklar olsun. Karaktersizsen mi? Yok mu? Var işte onu diyorum. Onu diyor. Yok mu? Bir sürü var. Bak, milli takım seversin, sevmezsin. Milli takımın yenilmesi için dua eden insanlar var bu ülkede. Ya olur mu ya böyle bu, şey? Şimdi bak bu ülke... Bu ülke insanı bir tarafa at. Fenerbahçe Avrupa'da başarısı olmasını bak, istemiyor. Bak o ayrı. Ya o ayrı bir şey abi. Bu kulüp olarak. Bu kulüp olarak girme. Biz yapı olarak. Biz yani yapı olarak. Bu dünyada var ama bu biz, kulüp tamam. Olarak. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz yapı olarak. Biz yapı olarak. Abi. Tamam ya bir dakika bitirsin. Biz yapı olarak. Bir dünyada var mı bir tane teknik direktör gösterin ki o ülkenin toplumu bu hocaya karşı bu kadar antipatik olsun. Kim? Topluma karşı. Fatih Hoca. Ne yapıyor adam? Allah ne antipatik kardeşim ya. Niye antipatik? Türk toplumuna karşı antipatik. Başarılı. Bugün. Başarısız mı? Ya ben bak başka şey anlatıyorum sana. Ben futbol sanatını konuşmuyorum. Aynı hareketleri mi? Konuşmaları mı? Konuşma tarzı. Ümitli. Adamın karakteri bu abi. CIA gibi. Onu söylüyorum. Sevme Engin abi. Sevme. Şunu söylüyorum. Sevme karakteri. Ama bir susarsanız. Bir susarsanız. Bir konuşma. Bak onu bile bilmiyorsunuz. Ama hızlı söyle. Siz deminden beri. Niye hızlı söyleyeyim ya? Tamam yavaş söylesin ya. Dinleyeceğiz. Doğru söyleyeyim. Deminden beri. Hareket tarzı var. Bir şey yok abi. Buyur Engin abi. İdare etmeyin ya. Makine tüfek. Makine tüfek gibi. O zaman bak ben sizin keserim ha. Konuşturmam adamı. Beni katma. Konuşturmam bak. Keserim. Ümit yapıyor ya. Bu bir gerçek mi kardeşim? Türk toplumun. Yarısı Fatih Terim'i seviyor, yarısı sevmiyor. Ben sahadaki başarısı veya başarısızlığından dolayı değil. Sevmemesi konuş. Ya işte sen bilmiyor musun? Bilmiyorsan zaten burada oturmaman lazım. Neye sevip sevmediklerini. Evet. Herkes biliyor, bir sen bilmiyorsun. Boş işte. Ama buraya baktığın zaman, öbür tartıya koyduğun zaman Arda'yı herkes seviyor. Türkiye'de Arda'yı herkes seviyor. Sevmiyor yok. Öbür tarafta %50. Şimdi o zaman ne oluyor? Bizim toplumumuz biraz egoist. Açık bir net söyleyeyim. Bu benim kendi görüşüm. Fatih Terim'in başarılı olmasını istemiyor. Ardacılar sevindi dün akşam. Ayıp abi. Ya Allah ben ya bu ama benim açım Arda ya. Ama ben Ardacı'ya söylemiyorum. İspanya maçında da mesela Arda Turan sevinmeyen bir insandı, doğru mu? Ta ıslıklandı. Hani türbünde ıslandı. Türkiye'de insanlar Arda, da Arda'yla, televizyon başında izlerken Arda'ya karşı bir negatif duygular beslemeye başladı. Arda'yla ilgili Ardacılar diyorum. Ardacılar diyorum bak. Yok yok. Yani Arda tarafında olanlar Fatih'in başarılı olmasını istemediğinden dolayı dün akşam sevindiler. Bu açık ve net. Bunu inkar edersek o zaman zaten inkar ettiğiniz için Türk futbolu burada. Yazıklar maalesef olsun öyle. Engin abi yazıklar olsun. Var ama öyle ama. Maalesef öyle. Yazıklar ama olsun. Ama böyle bu bir gerçek. Ülkemizin bir gerçeği. Sen kime sahip çıkıyorsun abi?
Efendim? Sen Arda'dan Fatih. Ben Türk milli takımına sahip çıkarım. Aynen. Fatih Terim'e de sahip çıkıyor. Ben de. Arda'ya da sahip çıkıyorum. Ben de. Fatih Terim teknik adam olarak belki formsuz. Tamam. Ha, eksikleri yok. Olabilir. Mu? Var. Yanlış hata var. Bravo. Tamam. Türk milli takımının en büyük başarısının altında yatan olgu sevginin olmadığı bir konudur abi. Arda. Milli takımımızda sevgi yok. Arda sevgi. Turan. İnsanlar birbirini sevmiyor. Arda bak açık net. Sevgi de olmuyor. Arda Turan. Arda Turan. Konuşmuyorum ben. Sevginin olmadığı yerde başarı olmaz. Arda Turan. Futbolda biraz da şans faktörü çok önemli. Arda Turan belki geçen sezon Barcelona'da kötü bir sezon geçirdi. Doğru mu? Eleştiri evet. aldı. Sürekli gazetelere yok işte yok bu Türk bir yaramaz. Bu ne manşetler gördük geçen sene. Doğru mu? Doğru. Bir. İki. Avrupa Şampiyonası'nın belki turnuvanın en kötü oyuncusuydu. Doğru mu? İki. Olur. Üç. Yani o tartışılır. Bir sürü oyuncusu var. Yani, benim için. Turnuvanın için mi? Hayır yani benim milli takımdaki en önemli oyuncu. En büyük hayal kırıklığı diyelim. Heh, yani. Öyle diyelim. Yani performansını çok daha yukarıda beklerken. Yani en çok beklenti. Yani, milli takım yerlerde sürüyordu. Gözünü seveyim. Bizim Arda mı kurtaracak? Sadece Arda değil ama. Yani. Arda bu takımın kaptanı olduğu için doğal olarak. Abi bizim takımımız yıldızı Arda değil mi? Sen bu milli takımı ayakta alkışacaksın yakında. Bu dünya kupası. Bir dakika başka bir yerde. Tamam anladım. Söyle söyle. Şimdi bu eleştirilerin üstüne Arda dedik ki Barcelona bu sezon oynayamaz. Değil mi futbolda şans çok önemli. Onun oynayan, Mevki'de oynayan oyuncu sakatlandı. Ve Arda iyi bir hanım. Neymar sakattı. Brezilya bir takımda sakatlanmıştı. Doğru. Forma Arda şansı buldu, vardı. Formayı değerlendirdi. Evet, iyi değerlendirdi. Mesela değerlendirmeseydi zaten biz bu konuşmaları yapmayacaktık. Doğru. İşte bunlar hepsi ama bir oluşum ama yani. Fatih Terim, bak Fatih Terim Arda'yı oynamazken de aldı. Arda Galatasaray'da 24 yaşında, 20 aşağı yukarı 5 sene oldu gidelim. Evet, 24 abi, yaşında. Evet. Daha 24 yaşından geriye doğru Arda'ya gidin bakın. Şöyle bir eskiye gidin bakın. Benim kendini, ben de oynuyordum işte abi. He. Benim takımda. Kendini geliştiren bir Arda hiç o gördünüz mü siz? Fiziksel. Topu ayağına al, her türlü. Teknik, fiziksel her türlü. Ne zaman oraya gitti? Fiziksel ben çok eleştirdim. Galatasaray'a çok eleştirdim. Ben de söyledim. Zaten oraya gitmesinin ana nedeni iyi parayı verdiler. Fatih Terim'in otorite ve disiplininden korktuğu kaçtı gitti oraya. Aslında burada gitmezdi. Ya burada keyfi iyiydi. Ama yanlış Fatih Terim gelmemişti ki. Yanlış konuşuyor. Yok öyle bir şey. Tabii. Öyle bir şey olur mu ya? Yani koskocaman İspanya'da. Galatasaray o zaman şeyle devam ediyordu. İşte Adnan Polat başkandı. En son Bülent Ünder gelmişti öyle hatırlıyorum. Sonra Ünal Aysal geldi. Öyle bir şey olur mu ya? Yani, Fatih Terim geldikten sonra. Yani koskocaman İspanya'nın 3 tane büyük takımından bir tanesine bu kaçacak da o da alacak. Öyle bir şey olur mu ya? Olur hanım. Olur. Nasıl olur? Olur. Para parayla verince atladı gitti. Doğru söylemiş. Doğru. Fatih Terim gelmiş olması kaçmaz. Onun tam o geçiş döneminde olmuş. Magazinsel mevzular oldu. Rahat edemedi. Çünkü Arda burada kalsaydı ben de peki, ben abiye katılıyorum. Ümit, hiçbir şey olmadı. Ümit her kaçan her ya kaçan Fatih Terim'e daha da kötü olurdu diyor Arda. Yani, söyle mi Türkiye'de, diyorsun? Türkiye'de o nasıl? Fatih Terim özgürlüğü veya disiplinden çekindiği için mi gitti? Aynen öyle. Bak Arda. Aynen onu yüzünden. Yani iyi ki gitmiş helal olsun. Tabii. Yani, her kaçan alıyor mu İspanya? Çok güzel bir bana şey. Bana şunu Tugay dediler Kerimoğlu, kardeşim ya. Arda'yı bu kadar pardon Ümit'ciğim. Arda'yı bu kadar eleştirdin ettin falan bak aslanlar gibi orada oynuyor falan dedim iftihar ediyorum. Benim çocuğum yaşında bir genç bir adam. Benim çocuğumdan da küçük. Ben iftihar ediyorum. Gitsin orada oynasın neresinde. Burada da aynı performans. Aynısı. Sen hatırlarsın yani... Gökmen abi. Tugay Kerimoğlu 31 mi 32 yaşında mı? Evet 31 yaşında. 31 yaşında biliyorsun Fatih Hoca ile problem yaşadı dedik Tugay Kerimoğlu'nun futbol hayatı bitiyor. Glasgow Rangers'a gitti. Kaç, Turgay, 39 yaşında bıraktı futbolu. Ümit Tugay'la. Ve inanılmaz form. Çünkü Ümit. Fiziksel antrenmanlar orada senin futbol takımı seni mecbur bırakıyor. O zaman şöyle mi? Bu sonuç şu mu çıkıyor ortaya? Yıldızlar Fatih Terim'le anlaşamayacağını veya onun egosu, disiplini altında rahatsız olmak istemeyen oyuncular bir şekilde... Hocanın bulunduğu yerlerden kaçıyor. Ya olur mu öyle çıkıyor? Şey? Allah'ın öyle, öyle şey olur mu ya? Ya futbolculara haksızlık ediyorsunuz. Öyle şey olur mu? Fatih Terim'den disiplinden kaçtı gitti. Evet. Yani bakkaldan ekmek mi alıyorsun, sigara mı alıyorsun? Bu adam iyi futbolcu olmasa İspanya alır mı? Tugay iyi futbolcu olmasa İngiltere alır mı? Bu kadar saçma konuşuyorsunuz şimdi ya. Şimdi konuşmalarından o sonucu çıkarttı. Ama yok öyle bir şey ya. Yani şimdi Arda kötü topçu olsa o zaman yani Fatih Terim'den kaçan herkesi İspanya alıyor mu? Ben Fatih Hoca'ya bağlamadım ki. İnanamıyorum ya. Fatih Hoca'ya getirdi sen attı. Ayıptır ya. Çocuklara, Fatih Hoca bir baba şefkatiyle futbolcuya yanlış yapıyorsunuz. Hem sever hem de ikazlarıyla uyarır. Bak bir şey söyleyeceğim. Fatih sabahtan beri ağzımı açmıyorum. Aç. Yanlış söylüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Sen, aç. Sana, bir dakika bak sabahtan beri evet. konuşmadım. Baba şefkatiyle yaklaşıyor. Sen bir şey söyleyeceğim. Seni hakikaten birisi aradı. Sen hayırdır ne olursun? Arada doğru söyle. Ya böyle kimse, bir şey. Ben kimim biliyor musun? Doğruyu konuş. Ben kimim biliyor musun? Sen kimsin abi? İşte sen bu olamazsın.
Ne oğlum? Adam... ya Adan şaka gibisin. Ben kimi biliyorsun? Bağla. Ben ciddi olamıyorum. Hayır olacağım bir dakika. Abi bağlayacaktın Yıldırım. Ben kimim diyorsun ya? Kimim sen kimsin? Sor kendi kendine. Söylüyorum. Aynı gibi Şenerçeli filmde oluyor. Vakit kazanmak için. Aramızdaki dördünüzden fark ne benim sizden farkım? Ben milli takım. Sen dönüyorsun. Ben milli takımcıyım. Milli takım. Ya sen milli takımcısın sen. Ben ne Fatih dönüyorsun hemen dönüyorsun. Ben milli takımcıyım. Bir dakika. Yapamıyorsunuz bunu. Ben mi burada ayağa kalktım? Aferin. Ben mi burada ayağa kalktım? Sen de rüyama git otur. Ümit. Güzel iş yap. Ümit pardon bir dakika. Bir dakika. Kardeşim sen bir dakika. Ya beni bu kadar çabuk bağlayan bir adam var. Sen iş yaptın ne alaka ya? Ümit bir dakika. Ağladım diyorsun sürekli ya bu. Ya bunu ya bir dakika bir şey söyleyeceğim abi, ya. Sen yelkenci değil misin? Yelkencilik çok önemli bir durum. Bir dakika bir yere bağlayacağız. Her şeyi kesiyorsun. Yelkencilik çok önemli. Rüzgara göre yön değiştirir. Rüzgara göre yön değiştirir. Oo. Hop. Ben bayrağımı adlandırdığı her yöne giderim. Her yöne. Sen yelkenci rüzgara göre yön değiştiriyorsun. Rüzgara göre yön değiştiriyorsun sen. Abi ben tabii. Bir gün Fatih'i vuruyorsun kalkıp bağırmalar çağırmaz. Bir gün Fatih'i hocam diyorsun. Ben hepimiz milletçiyiz yani. Yok bayrağım daha ben milletçiyim arkadaşlar. Biz değil kardeşim ya. Tartışırız sizleri. İyi tartışacağız. Engin abi Ethem Bey'i arar mısınız? Şu Kurtlar Vadisi kanal programından kaldırsın. Bizim önce koyma. Ne oldu ya? Girmiş ya. Hayırdır ya. Yok daha yeni geldi ya. Daha birinci bölümde etkilenmişler. Bizden önce girerse çok iyi olacak. Zaten sen bana bak. En az 15 yıl 360 ekranlı. Yeni. Kurtlar Vadisi. Siyah takı elbise falan giydi. Değiştiğini düşünüyordum ama değişmemiş ya. Ne olur bana Adnan Erbaba olmayı öğretsene ya. Bir dakika. Değiştim abi. Ben kurban olayım ya. Değiştim. Vallahi sen bu koca vücudu kemiksiz nasıl ayakta tutuyorsun? Bir şey sana söyleyeceğim. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl böyle nasıl tutuyorsun? Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Ne hala? Bak milyonlarca insan var Türkiye'de böyle ben hariç. Ben tam omurgalıyım. Pardon? Milyonlarca insan var böyle Türkiye'de. Milyonlarca gelir. Ya bir dakika ama fikri ya bu benim fikrim olabilir. Tamam o gönül. Ya ağzı ya. Dakika başı fikir mi değişir ya? Ya olur. Dakika başı fikir mi değişir ya? Siz var ya. Yemin ediyorum o gün insan... O gün Arda ile ilgili büyük çıkış ya, yaptı kimle hocam. Konuşuyorsa onun yönünü tutuyor. Ya ben sana bir şey dedim. Yemin ediyorum. Kim onu arıyorsa o Arda tarafını ararsa... Adnan seni savunmak istiyorum ama savunacak bir şey bulamıyorum. Ben de çaresi kaldım. Vallahi vicdan. Nasıl ya? Vallahi. Yazıklar olsun. Sen Fatih Hoca'ya buradan Fatih Hoca'ya ayakta kalkıp bağırdığı zaman vicdanlı mıydı? Bir dakika sen Fatih Hoca. Vicdansız değil mi? Engin abi. Fatih Hoca vatan haini ilan eden sen değil misin? Yapmayın adama. Tamam. Nasıl yapmayın ya? Ya tamam. Sen bir dakika. Şimdi koydun uyarmadın mı? Lütfen istiyorum. Koy. O zaman. Ben seni uyarmadın mı? Ya bir dakika. O düzgün konuştuğundan dolayı hocadan özür diliyor musun? Kanka ya özür dile. Kanka ya özür dile. Yok. Eksecer etmeyin bir dakika. Yani biraz Kantar'ın topuzunu kaçırdığını düşünüyor musun o gün? Ya Kantar'ın topuzunu... Yanlışlar yaptığını düşünüyor musun? Ne oldu? Etkilemeyin ne oldu? Ben etkilemişim bak bir şey söyleyeyim. Ağla. Ben Fatih Hoca'yı... Ayıp etti. Hoca böyle eleştiri hak etmiyor. Biz var ya o sahalarda top toplayamayız. Adam bizi nelere getirdi? Yanlış mı? Dün akşam rüyana girdi. Kendine taraftar araba. Yanlış mı planlıyorsun? Yanlış mı? Fatih Hoca rüyana girer. Bir anda Fatihçi olursun. Bu rüyalar ne rüyamış anlamadım. Bir de sabaha karşı giriyor bu rüyalar. 2008 Avrupalık boşa sokaklara dökülmedik mi? Yapmayın. Bu kadar namkör olmayın. 2000 Avrupalık UEFA'yı kaldırdı. UEFA'yı kaldırdı adam. Yapmayın. Bunu sen bize anlatmıyor musun? Zaten bunu savunduk. Sen hesap soran sendin kardeşim. Sen... Başka bir adam mı ya? Bu, inanamıyorum ya. Sanki ikizin falan var mı senin? Bir dakika onun ikizi var mı? Öyle derdi niye yükleniyorsun artık? Ha, ikizi var mı? Ben hata yaptım diyor ya. Pişmanım diyor adam. Dün ben onu uyardım. Düzgün konuş dedim. Düzgün konuş. Cümleyi düzgün konuş. Hak etmedi hoca bunları. Sana dün dedim düzgün konuş. Neredeyse maçı sattığına getiriyordun. Ne sattın? Tabii. Abi düşen herkes vurur. Biz bence de yani şey yapmayalım. Yok yok. Olayı. Hocam var ya. Hoca da bir değer, Arda da bir değer. Ya var mı ya? Savaştan olmuş. Bir şey rica edeceğim. Allah'ın için Allah'ın savaş. Şöyle eski görüntülerde Fatih Hoca'nın omuzlarda kupalı mupalı. Bir insanları hatırlatalım abi. 2008 Avrupa Şampiyonları'nda bundan öncekine gittik. İyi menajer olur. Daha ama hoca şunu da kabul edelim. Hoca şu anda formsuz bir dönem geçiriyor. Olsun. Hoca'da da. Arda da formsuz. Doğru. Sen de formsuzsun Arda formsuz. Bazen. Ben de. Ya hepimiz Arda formsuz değil Gökmen abi de. Ümit de. Arda şu anda en formda öyle mi de? E tamam şimdi formda. Neyse ben Ali Dürüst'ün Sayın Yıldırım Demirel'in söylediklerini de biraz sonra aktaracağım. Halka sorduk bugün sevgili Süleyman Rodop ve Tamer Budak sabah çıktılar yola. İstanbul'da Eyüp'te sordular. Fatih Terim, Arda olayı, milli takımın iki maçta bir puan alması. Yani vatandaş, sokaktaki vatandaş, siz sevgili seyircilerimiz ne düşünüyor? Milli takımdan memnun olan var mı? Fatih Hoca'nın tavırları rahatsız ediyor mu? Veya Arda Turan bu anlamda yanlış yaptı mı? Bakalım. Sokaktaki vatandaş neler düşünüyor?
Evet, son günlerde Türk spor kamuoyunun konuştuğu tek bir konu var. Fatih Terim ve Arda arasındaki polemik. Arda milli takıma alınsın mı, alınmasın mı, neden alındı, neden alınmadı? Hangi gazeteyi açarsanız açın, her yerde, televizyonlarda olsun bu polemik karşımıza çıkıyor. Herkes adeta spor kamuoyu, toplum ikiye bölünmüş vaziyette. Bir taraf Arda'yı haklı buluyor, bir taraf teknik direktör Fatih Terim'i haklı buluyor. Bakalım halk, spor severler, sokaktaki insan kimi haklı buluyor, bu olaya nasıl bakıyor? Bence oynaması lazım. Çok büyük bir futbolcu. Çok üzülüyoruz. Onun gibi futbolcu bize lazım. Dün akşam gördük, çok kötüydüler. Maalesef mağlup olduk. İzlanda'ya karşı ben her zaman oynasak da yememiz lazım bu takımı. Başarılı bir antrenördür. Türkiye çapında tanınmıştır. Şöyle düşünüyorum. Demek ki bunlarda bir saygısızlık veya bununla ilgili bir polemik var ki bu ne yaptı? Karşısına çıktı veya basına açıklama yaptılar. Bu da hırslı bir antrenördür. Bunu değerlendirmek için bunları saygı yoksunluğu var diyorsunuz. İhtimal yani, kesin söylemiyorum yani, bir şey var yani, bir ortada polemik konusu var yani. Problem neyse bu konuşularak çözülmeyecek hiçbir problem yok. Hepimiz insanız. İnsanlar hani konuşa konuşa her şey çözülebilir. Peki buradan Fatih Terim'e bir şey söyleyecek olsan ne dersin? Arda Turan'ı aldırayım. Daha iyi çalıştırsın. Biraz daha da kibirinden biraz bir şeyler versin yani. Çok kibirli duruyor. Fatih Kerem haksız. Onun aldığı parayı Türkiye'de hiç kimse almıyor maaş olarak. Ama yönetmiyor. Ancak cebine gireni biliyor. Arda Turan'a iyi davransa iyi olur. Ama iyi davranmasa böyle olur. Burada Arda abine ya da Fatih hocana söyleyecek neyim var bu konuda? Söyle bak. Kameraya bak. Arda Turan'ın takıma geri istiyorum. Takımı çalıştıran bir şahıs. Ha, onun için alması yani benim Fatih için mi? Fatih Terim'i de beğeniyoruz yani. Aynen. İyi bir herif. Yani sizce kim haklı olabilir burada, Arda mı Fatih Terim mi? Bir de ki aralarında bir çekişme vardı ondan. Başka insan şey yorumlayamıyor. Ama burada haklı mı haklı diye bir şey yok. Bu sonuçta milli takım. Hani arada tatsızlık olabilir ama sonuçta Türkiye için maç yapıyorlar. O yüzden hani kavga etmişler, onu almamış. Benim burada hatalı olan bizim teknik direktör. Zaten beğenmiyorum onu. Onu gördüğüm takdirde zaten hani Türk olduğum halde diyorum ki milli takım yenilsin diyorum hani. Sevmiyorum o adamı. Milli takımı niye sevmiyorum? En çok ben milli takımı yani tutarım. Yani üzüldüm yani öyle oldu diye yani. Şimdi evet görüyorsunuz, bakın televizyonlarda insanlar tartışıyor. Burada da bir aile kavgasına sebep olacağız. Hanımefendi diyor ki Fatih Terim'in milli takımı neden yenilmesini istiyorsunuz diye. Tanıyor musunuz beyefendiye? Damatım. Ne? Damatım. Ben tartışmaya ve kavgaya karşı bir insanım. İlk önce onu söyleyeyim. Onları da çok iyi bulmuyorum, kavgalarını. Ya bence Fatih Terim haklıdır. Niyedir? Onun tecrübesi daha bambaşka. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Abi çok şımarmıştı. Şımarıklığını bıraksın. Eski şeyine varmak için normal bir insan olsun. Peki Fatih Terim'e bir şey söyler mi? Fatih Terim akşam kaşları çok eğriydi. Kaşının ortası hiç gülmüyordu. Ha, biraz daha şey mi olsun? Güler yüzü. Güler yüzü olsun. Erkekler Arda'yı haklı buldular. Büyük kısmı. Bayanların ise büyük kısmı Fatih Terim'i haklı buluyor. Ama Fatih Terim'in de bazı kusurlarından bahsediyorlar. Öyle değil mi? Evet. Biz ona hep güler yüzü görmek istiyor. Dürüst olmalarını tavsiye edelim. Söz düellisiyle hiçbir şey yapılmaz. Başka diyeceğim bir şey yok. Bak saf vatandaşlarımız yani. Saf vatandaş da yani. Saf ama ne güzel böyle bir takım kaybetmesini istiyorum dedi ya. Nasıl bir saflıksa. Ama bu Türkiye'nin, var yani, bu gerçek, gerçeği ben açık söyleyeyim. Biz söylüyoruz, anlamıyorsunuz, olmaz diyoruz. Türkiye'nin gerçeği bu. Böyle bir şey olabilir yani, Türkiye'nin gerçeği bu. Bunu kabullenmiyorum. İnsanlar böyle altında havaya falan sıçan insanlar var ya. Ya sen kabullenemiyorsun. Kimse bunu kabullenemez ama Türkiye'nin gerçeği bu. O zaman yazıklar olsun. Evet. Yapacak da bir şey yok maalesef. Yani keşke, tabii ki olmaması lazım. Ya bu şehit haberlerle mi? Ya bu ülkede... Bu şehit haberlerle boş yere mi? Bu ülkede yani? Sarı kırmızı renkleri olan benzin istasyonundan adam diyor ki 10 kilometre yürürüm diyor. İsim vermiyorum o firmanın. Oradan benzin almam diyor. Öbür tarafta gidiyorsun sarı lacivert. Ya kulüp benzin bir şey, bir şey. İstasyonundan Galatasaray'da almam diyor. Yani bu kadar fanatik bir toplumuz biz. Peki Fatih Hoca Arda'yı
ve Selçuk'u milli takıma alacak mı? Bu soru da bugün aydınlanacak. Bununla ilgili de son yapmış olduğum durum değerlendirmesini hocanın şu andaki İzlanda maçı sonrası düşüncelerini aktaracağım. Önümüzde bir 12 Kasım'da oynanacak olan bir Kosova maçı var. O zaman 2017 yılına geçeceğiz. O zaman bir dakika, Kosova maçında bizleri alsın Adnan Gökmen abi. Vallahi Fatih Hoca niye onları alıyor? Bizi alsın. Biz yeniriz. Niye? Nereye yeniyorsun? Kosova ile oynadığımız zaman. Bu kadar iddialısın. Evet. 10 metre koşabilir misiniz acaba? Ya koşarız, koşmayız fark etmez. Alsınlar. Çok şey olur. Yani yani sonra? Şu anda Kosova espri yapıyorum tabii ki. Yani almasına gerek yok. Almasın esasında. Bakınız, orada oynayan futbolculara yani ayıp ya. Ediyoruz. Tabii. O kadroda oynayan oyunculara ayıp ediyoruz. Onlar da değerli futbolcular. Bu insanlar bir kendini olmaz. Değersiz mi hissettireceğiz? Arkadaşlar, biz o takım Kosova'yı her şekilde yenecek. Yener tabii canım. Yani oraya Arda Turan'ı almasına gerekmiyor. Ben de alırsa da bu oyunculara ayıp etmiş olur. Tabii. Zor maçlarda bunlarla çık. Kaybettiğin tabii. Zaman kolay maçta yeni arkadaşlar. Kazandığın zaman da bunlar kazandı. Öyle yok. Öyle yok. Yani tabii sistem nedeniyle Fatih Terim'i eleştiriyorlar falan da insan biraz da koşar ya. İyi mücadele eder ya. Olacak şey değil yani. Bir de bu kadar oyuncuları bu kadar oyuncu kadro dışı kalmış. Fatih Terim sizi tercih etmiş. İşte, çıkın biraz daha iyi mücadele edin. Hocanızın şimdi, gözüne girin. Türk milletinin gözüne girin. Hanım çıkın koşun mücadele edin. Şöyle oynadıkları takımlar da bayağı iyi takımlar kardeşim. %100 katılıyorum sana. Dün de onu zaten dile getirdim. Şöyle istek yoktu. O duygu, o milli duygu yoktu sahada. O hırsla mücadele ettiğimiz ikinci yarı Konya'daki maçta ikinci yarı o maçta hiç yoktu. 15 dakika bile yansıtamadık. Ona sana katılıyorum. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi futbolcu da değişik sistemlerle oynarsa her iki günde bu sefer futbolcunun oyun şekli de dağılıyor. Şimdi Emre Mor'u oraya koyuyorsun. Bu, her şeyi Emre Mor'dan bekliyorsun. Bekliyoruz Hakan Çalanoğlu free kick kullansın. Yok işte bir şey oldu. Hani biz onlara kalmış gibi gözüktü. Biz sistemi oturtamadık ki. Oyun sistemimiz yok Gökmen abi oyun içinde. Oğlum genel bir yerde. İşte tam öyle. Sistem laçka bizde zaten. Ama sistem yani, diyorsun da. Bak şimdi. İyi mücadele yok. Zaman, yardımlaşma yok. Şimdi düşün bak ne kadar yakın hocam. Ben hep şöyle örnek veriyorum. Galatasaray'ın o başarılı olduğu, Fatih Terim'le başarılı olduğu dönemde ne kadar kısa mesafede oynuyor. Kısa mesafede sen mesela şu kamera kadar yahut da ne bileyim 10 metreye ben gidip arkadaşıma yardım ederim. Yahut da kaptırdıysa gidip rakip oyuncuyu kovalarım. Ama 50 metreyse açıla arada 70 metre, 80 metre falan, 65 metre fark varsa o zaman 50 metreyse ben bir sonra pozisyonu düşünürüm. Bana top gelirse anladın mı? Kullanayım diye gidip de orada kendimi yormam. Şimdi işte bu böyle. Bir. Ama bunları anlatmak lazım. Bravo, bir. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Ömer Toprak diye bir stoper oyuncumuz var. Bu oyuncu Türkiye milli takımı tercih etmiyor. Sebebi beni ilgilendirmez. Benim için milli takım forması ne olursa olsun her şart ne olursa olsun gelmek zorundasın. Ya istiyorsan gönüllü olarak geleceksin. Bu zorla çağrılan bir oyuncu. Doğru mu? Doğru. Yok Gökhan Töre varsa ben yokum. Ne demek sen Gökhan Töre varsa? Milli takım için ya varsın ya yoksun. Bu tercih edilen oyuncu mesela ilk maçta büyük hatalar yaptı. İki, dün ben bir örnek verdim. Bizim dün oynadığımız İzlanda ülke olarak 115 bin erkek nüfusundan oluşuyor. 115 bin erkeği %60'ı 40 yaş üstü. %20'si... Ama öyle yaklaşırsan yanılırsın. O zaman Çin dünya şampiyonu olması lazım. Kırbetistan'ın nüfusu 5,5-6 milyon adamlar dünyaya... Ki. Çin'de futbol yoktu. Yani anlatamadım yani nüfusla yaklaşma o zaman. Ya Çin futbolu nereden olmuş. Biliyorsun 5 sene sonra olmayacağını? Onlar ona göre şimdi daha yeni yatırıma başladı. Yalnız nüfus değil orası 9-10 ay kar altında, buz altında. Orada nasıl idman yapacaksın, nasıl çalışacaksın? Şunu anlatayım. Bir de o var yani. Gökmen abi. Buzda, her zaman buz abi. %20... 25-30 yaş arası. Bu demek ki 20 bin kişiden bir takım yapıyorlar. Bak 20 bin kişi. 20 bin erkekten bir 11 yapıyorlar. Biz 80 milyondan 2 tane stoper bulamıyoruz. 2 tane. Mehmet Topal'ı biz stoper yapmak zorunda kalıyoruz. Ne oldu? Bir tane uzun top arkasında koşuyor. Bitti. Mehmet Topal'a stoper olur mu abi? Ama bak işte olur biz bunu yani? Yapmaya çalışıyoruz. Ama oluyor niye olur mu abi? Milli takımda en çok forma hak eden oyuncu Mehmet Topal'dı. Hırvatistan maçında sahanın yıldızı da. Tamam ama ön libero'da. Hırvatistan maçında sahanın yıldızı yok, stoper, libero olarak. Ben sana anlatıyorum stoperimiz yok. 80 milyondan yetiştiremiyoruz. Bir tane stoper bulamıyoruz. Neden? Çünkü bakmıyoruz. Aramıyoruz. Arayış içinde değiliz. Yetiştirmiyoruz. İstemiyoruz çünkü.
kolay fazla alıyoruz. Yabancılaştırdığımız, bak fazla yabancılaştırdığımız zaman Türk milli takımını %70 ben Engin abi. Yurt dışında doğmuş futbol terbiyesini, sosyal birlikteliği yurt dışında görmüş çocuklarla Türkiye'deki büyüyüp milli takım yükselmiş çocukların yapıları bir değil. Burada büyüğe bir saygı vardır. Kaptana saygı vardır. Hocaya saygı vardır. Gazeteciye saygı vardır. Oralarda bu olmuyor. Orası daha bir profesyonel. Orada takım kaptanı falan diye bir şey yok. Hocayla futbolcu eşittir. Takım kaptanı futbolcu eşittir. Basın kendi işini yapar. Futbolcu kendi işini yapar. Evet, milli takım için. Yani oradan gelen çocuklarla burada yetişen çocuklar milli takıma geldiği zaman yapı olarak aynı düşünce içerisinde olmuyorlar. Yapı da değişik. Milli takımda futbolcu yetiştirmek de yok. Abi, milli takımda hazırsın artık. Oraya çağrıldığın zaman sen... Hazır olman lazım hazır zaten. Hazır olmak zorundasın. Biz burada artık milli futbol takımında oyuncu yetiştiremeyiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey dünyada yok. Ama orada bir yerde tabii konuştuğumuzda tahsil edemez. Beni bugün bayağı şaşırttı. Kim? Milli takımımızın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın uzun yıllar kalesini koruyan Rüştü Rençmer. Lig TV yorumcusu. Bugün kıyasında belki de Fatih Terim'e ağır bir eleştiri getirdi. Çünkü Rüştü'nün tarzını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok yumuşak beyefendi. Eleştiri yaparken bile çok dikkatli davranıp ağızdan çıkan kelimelere dikkat eden Rüştü'nün kaleminden adeta kan damlıyordu. Ve Rüştü'nün neler yazdığına bakalım. Yine çıkar birileri farklı fıkra anlatır. Belki biz de dinler güleriz. Belki bu sefer konuyu alınmayan futbolculara getirir. Bu sefer milli takımda olmadan da zarar verdikleri masalını anlatır. Biz de bir şeyler anlatacakmış gibi yine dinleriz. Yine çıkar birileri malzeme bu der. Yine çıkar birileri öğrenmemiz gereken çok şey var der. Yine çıkar birileri ileriye yatırım yapıyoruz der. Yine çıkar birileri önümüzdeki maça 5 kişiyi çağırmaz ve halktan özür dilesinler der. Yine çıkar birileri biz içeride nelerle boğuşuyoruz der. Herkesi inandırabilirsiniz. Herkesi ikna edebilirsiniz. Ki zannetmiyorum ama beni gram inandıramıyorsunuz. Yani kandıramıyorsunuz. Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisiyle çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan Sayın Fatih Terim. Son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz. Yani Rüştü'yü tanımasam... Ha, 3 yıldır hiçbir şey vermediğinde Rüştü Avrupa Şampiyonası'na gitmedik miyiz ya? Fransa'ya. Şimdi katıldık mı katılmadık? Katıldık. 3 yıldır hiçbir şey vermedi diyordu. Katılmasaydık belki... Demek ki o herhalde katılmayı da yani bayağı ağır. Ben şaşırdım, hatta dedim yayına davet ettim. Bu burada artık ben, şu... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen, tamam, sen yok sen söyle. Yok söyle sen. Söyle. Ben artık bu olayın tamamen futbol dışı olduğu artık net ortaya çıkıyor. Tabii söylüyoruz. Artık futbolla alakalı. Futbol değil bu. Sağ içi bu, değil, sağ dışı bir burada, soğuk savaş. Sağ dışı soğuk hakikaten, savaş. Yani artık söylemek gerekiyor. Bizans burada, oyunları. Bizans oyunları yine iyi abi. Bak burada kim kimin yanına çekebiliyorsa, hangi grup kimi çekiyorsa, üst düzeyden bahsediyorum, alt tabakadan bahsetmiyorum. Üst taraftan bahsediyorum. Kim kimi güç yanına çekebiliyorsa ilerleyesi için kullanabileceklerini şu an kullanmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir büyük oyun. Büyük operasyon var bana göre futbolunda. Ağzımdan aldın. Tam lafımı bitirecektim. Özür dilerim. Sen söyle, devam et o zaman. Yok, tamam. Ben onu hissediyorum. Hatta bununla ilgili sordum. Yani bir federasyon devirme olayı mı? Birileri bir planlar yapıyor ama nasıl bir plan bilmiyorum. Kirli bir plan diye düşünüyorum. Çok. Çünkü, yani çünkü ben seçimle tanıyorum. Seçimle giderler. Rüştü'yü tanıyorum. Ben Rüştü'den böyle bir açıklama duyduğuma göre kim bilir kimle daha neler söyleyecek. Rüştü orada devam ediyordu tabii. Fatih Hoca ile anlaşamadı. Fatih Hoca ona... Ya bir şey söyleyeceğim. Ama bu ülkede Fatih Hoca ile anlaşamayan en büyük futbolcudan bir tanesi benim. Kadro dışı kaldım. Milli takıma en iyi zamanda çağrılmadım. Ama ben burada dürüstlüğümü bozmam. Ben hiç taraf tutmam. Ben burada yine doğrusunu söylerim. Bana göre yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Sen kızgın mısın Fatih Hoca? Zamanda kızdım tabii. Şimdi? Hala kızgınım o zamana. Niye hala kızgınsın mesela? Niye unutayım abi? Ne yaptı sana? Beni en iyi zamanda oynatmıyordun. Şimdi tamam, sen şimdi yorumcusun. Ya oynayabileceğini düşünüyordun. En formda olduğu dönemde. Sen de biliyorsun. Tamam oynatma. Oradaki mevzuları tamam. Sen de biliyorsun tamam, zamanda yaşadık. Peki Sabri, şimdi sen yorumcu oldun. Evet. Fatih Hoca'nın bugün kötü günü, doğru mu? Kötü gün derken takım kötü gidiyor. Vurmuyorum. Bir dakika. Rüştü onun talebesi miydi? Evet.
Hep oynuyordu. Fatih Terim şu andaki yani, mevcut yani, bırakanların hepsini zaten hocası. E tamam da arkadaş yani. Şimdi ben de diyorum ki işte Fatih Terim'e şimdi sahip çıkması lazım. Doğru değil mi yani? Şimdi Rüştü onunla birlikteliği var, paydaşı var. Bir şeyler yaşamış. Ki, sen de yaşamışsın. İyi ya da kötü diyorsun. Bak ben gene de bir şey var. İyi var bir de kötü var ama. Rüştü'nün de şimdi burada bence yaptığı baştan sona kadar fikrini yazabilir. Bir gazeteci doğru mu? Bir yorumcu bunu belirtebilir ama aması var işte. Burada başka tezgahlar var. Rüştü de burada bu yazıyı yazmamalıydı bence. Ama Fatih Terim geldiği gün Rüştü sportif direktör olarak görevdeyken senin artık bundan sonra min takıma gelmene gerek yok demiş. Şimdi Rüştü de çok kırmış Fatih Hoca. Tamam kırmış. Rüştü bana bunu anlatırken resmen ağlayacaktı. Ağlayınca da milli takım oyuncusu. Rüştü'ye sormadan bunları söylüyorum. Bir sohbet sırası söyledi. Yani hoca mesela Rüştü'ye de çok kötü davranmış. Ama Rüştü daha mesela bu yazıyı yazmış. Hocanın artık daha böyle sevecen, daha kucaklayıcı bir insan olması gerekir. Fatih Hoca niye istemedi ki bilmiyoruz ki tabii. Rüştü daha çıkmasın. Olarak, bu insanlar sana göre kuyruk acısı var. İşte Gökmen abiye göre içinden gerek spontane olarak bunu yazmış. Ne dersek diyelim. Kuyruk acısı varsa herkese aynı yaklaşımı, aynı hesap soruyor. Başka şimdi, kuyruk acıları da var Rüştü'nün. O zaman o kuyruk acılarına niye yazamadı zamanında? Acılığından bahsediyorsun. Şimdi öyle yok. Yani Fatih'e kuyruk acısı var, vur. E başkasına da kuyruk acısı var. Rüştü'yü dövdükleri gün ben oradaydım. Nerede? Tesislerdeydim. Evet. Ya peki onu dövdürenler, izin verenler, daha sonra aynı uçakta yan yana uçanlara niye yazmadı bu yazıları? Tabii güzel bir soru ya işte. Bir gazeteci olarak. Yani niye yazamadı? Şimdi çifte standart olmayacak. Eğer yorumcuysan, gazeteciysen, neysen o olaraktan ama o zaman yaklaşıma gazeteci değildi ki abi. Noktaya gideceksin. Öyle sana başka, öbürüne başka. Rüştü öyle biri değil abi. Ben Rüştü öyle bir şey... Öyle diyorsun abi. Rüştü öyle biri demiyorum. Yapmadı diyorum. Kardeşim yapması lazım diyorum. Ha belki yarın öbür gün yapar. Aradan kaç sene geçti yapmadı. Yapması lazım. Rüştü de ben çok severim. Hepimiz seviyoruz. Bak sevmek başka zaman, şey. Çünkü hiçbir zaman sevmek başka şey. Olumsuz ama konuştuğunu görmedim. Ben bu yazıyı okuyunca inanamadım. Yani. Bence bunu Rüştü yazdığına inanmıyorum. Belki de... Ya, o yazdığına inanmıyorum. Ben de sana yukarı söyledim. Rüştü'nün kalemi değil bu. Bu açık değil. Söyleyeyim. Ben kim yaptı abi? Kiralık kalem mi Rüştü? Ya ne bileyim olabilir. Yani. Kiralık diye bir şey olur mu? Olur mu? Bu yazı belki... Ya onun imzası var. Kendi yazı veya başkası redakte etmiş olabilir. Önemli yani. Değişiklikler. Düşüncesi bu demek ki Rüştü'nün. Yapabilir yani. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Rüştü de yani gazetecilik okulundan çıkmadı herhalde. Yok canım. O zaman olabilir ufak tefek oynamalarla. Bak şimdi diyor ki 3 senedir hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Nasıl 3 senedir hiçbir şey yapmadı Fatih? Bir daha verelim kupasına, o açıklamayı. Avrupa Kupası'na Hüsamettin Efendi mi götürdü? Bu abi milli geçmişte takımı. Kaç ay önce gitti falan. O zaman. Başından itibaren verin ben keseceğim. Bir daha verelim. Çok şaşırttı beni de bu yazı. Yine çıkar birileri farklı fıkra anlatır. Belki biz de dinler güleriz. Belki bu sefer konuyu alınmayan futbolculara getirir. Bu sefer milli takımda olmadan da zarar verdikleri masalını anlatır. Biz de bir şeyler anlatacakmış gibi yine dinleriz. Yine çıkar birileri malzeme bu der. Yine çıkar birileri öğrenmemiz gereken çok şey var der. Yine çıkar birileri ileriye yatırım yapıyoruz der. Yine çıkar birileri önümüzdeki maça 5 kişiyi çağırmaz ve halktan özür dilesinler der. Yine çıkar birileri biz içeride nelerle boğuşuyoruz der. Herkesi inandırabilirsiniz. Herkesi ikna edebilirsiniz. Ki zannetmiyorum ama beni gram inandıramıyorsunuz. Yani kandıramıyorsunuz. Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisiyle çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen saygıyı sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan Sayın Fatih Terim. Son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz. Vermediği derken Türk futboluna diyor. Japon futboluna değil mi tabii? Ya haydi ne diyecek yani? Milli takımımız Türk futbolu değil mi? Ne yapacak başka? Bir şey. Ne diyecek? Yani sen milli takımdan oyuncu mu yetiştirdin? Teknik adam mı yetiştirdin? Bunları milli takım artı olarak ne kattın anlamına? Ne kattın? 3 yıldır mı antrenör yetiştirecek, futbolcu yetiştirecek Fatih Terim? Çıkardı işte genç çocukları çıkardı. Son geldiği süreden bahsediyor. Çıkardı oldu ya hocam. Tamam 3 yıldır bir sürü genç çıkardı. Bunları kim çıkardı? Uzaydan gelmedi bunlar. Antalya'dayken oynarken kim aldı milli takımı? Fatih Terim aldı. Fatih kaçıncı ya olabilir şimdi aldı diye ya Ümit. Ama bir şey söyleyeceğim bak Bir şeyler yaparken ileriyi de düşünmek gerekiyor. Neden? Bakın bu laflar... Nankörlük olarak mı değerlendiriyorsun? Nankörlük olarak değerlendiriyorum. İki,
Ben bunun altında hala bir şeyler arıyorum diyor mu? Siz bana inanmıyorsunuz. Bak bu kalem boş yere, bu insan bunu boş yere yazmaz. Bunun arkasında bir plan var. İsimler geliyor teker teker, söylemek istemiyorum. Milli takım başına getirmek isimler de belli. Sadece milli takım değil, koltuğa da getirmek koltuğa istenen da, bir şey var. Aynen. Teknik direktörlüğe de. Zaten beraber giderler, beraber gelirler. Düzgün yoldan yapın arkadaşlar. Bak Türkiye küçük bir yer, çabuk duyulur. Ortada kalırsınız. Kulis yapmayın. Kulis de olmaz bu işler. E tamam değil mi? Federasyon başkanı da için. Ümit sen de Fatih sadece gibi. Sadece o değil. Biz de burada şey için merak konusu. Açıkla an, abicim o zaman. Şu an. Sen de Fatih Hoca gibi oldun ha. Evet Fatih Hoca gibi oldun. Açıkla abicim. Hoşlanıyorsun ya sen Fatih Hoca. Tamam seviyorum o halde de. Tamam, sen açıkla şimdi o zaman. Şu an. Federasyon başkanı değişecek mi? Bir. Soru sorayım. Evet. Değişmeyecek Türkiye diyorum. He? Değişmeyecek bence. Ya değişmeyecek diyor. O değişecek. Yani değiştirmek isteyebilirler. Değişti. He. Bence seçimle geldiler, seçimle geldiler. Bir kesin şu an teknik direktör. Aday var mı? Başka teknik aday? Direktörlerin şu an iki tane adayı var. Biri için çok ağır basıyor, ikinci biraz daha hafifte. İki aday. Onun dışına çıkmaz. Abi, nereye gelmişiz o zaman? Bu kadar net söylüyorum. İki aday net. Kurtlar Vadisi. Üçüncü aday çıkmaz. Biz ondan futbol vadisine gelmişiz. Bu ikisi de ama takım çalıştırıyor. Şu an çalıştırıyor. İkisi de takım çalıştırıyor. Milli takım falan hepsi iki ayar. Türkiye'de kulüplere bak. O zaman milli takımın ne olduğunu zaten görürüz. Olacak şey. Yani herkes almış aslanları kendi menfaatleri adına. İnsanları birbirlerinin öfke, kin, nefretle fanatizmi destekleyerek yaşamaya çalıştırıyorlar. Yazık yani. Yazık. Hakikaten. Tribünler boş ya. Tribünler boş. Şaygın Ataman'a bir girelim. Ya Fenerbahçe taraftarı formasını ipe atsan, bak formasını ipe atsan 40 bin kişi gelirdi, gelmiyorlar ya. Gelmiyorlar abi. Çamaşır yıkasın. Abi onu ayrıca tartışırız, değerlendiririz neden olduğunu. Ergin Ataman'ı dinleyelim. Milli takımla ilgili özellikle bu prim kavgasıyla ilgili Süleyman Rodova bana göre çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Şimdi söz uzatmayalım ve Ergin Ataman'ın röportajıyla sizleri baş başa bırakalım. Arda oynamadığı zamanlarda milli takımda oynadı. Performansı tabii istenildi. Şimdi Barcelona'nın yıldızı yine oynayamıyor hocam. Ona ne diyeceksiniz? Fatih Terim Türkiye'nin yetiştirdiği Avrupa'daki en önemli antrenörlerden bir tanesidir. Bu bir gerçek. Arda Turan da Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi futbolcu. Yani kolay değil bugün gidip de Barcelona takımında futbol oynamak. Ama şu dönemde Fatih Terim'in milli takımında Arda oynamıyor. Bundan önceki milli takımlarda Arda en iyi oyuncusuydu. Takım kaptanıydı. Ben inanıyorum ki yani bu kriz, şu andaki oluşan kriz kısa dönem içerisinde mutlaka çözülecektir. Bu krizin temeli önemli. Yani bu krizin temeli işte duyuyoruz. İşte bir prim konusu Türkiye'de. Evet hocam, prim dediğinizde siz 2014 yılında Dünya Kupası'na katıldınız öyle mi? Evet. Milli takım olarak. Evet. Ne kadar prim aldınız? Bir de derece de yaptınız değil mi Dünya Kupası'nda? Türk basketbol milli takımı bugüne kadar sadece Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığı zaman prim aldı. Bir de 2010 Dünya Şampiyonası'nda yine Amerika ile finalde gümüş madalya kazandı. O zaman prim aldı. Milli takımlar turnuvalara katıldı diye prim almaz. Almamalı. Hiçbir şekilde almamalı. Biz artık üçüncü sınıf dünya ülkesi değiliz. Futbolcularımız, basketbolcularımız çok ciddi rakamlar kazanıyorlar. Yani Avrupa'nın en üst düzey profesyonelleriyiz biz. Hoca olarak da, sporcular olarak da. Şimdi biz 24 takımlı bir Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz diye veyahut da işte 2014'te basketbol milli takımı 24 takımlı bir Dünya Kupası'na katılıyoruz diye prim almak. Yani bu çok yanlış bence. Prim verilmesi çok yanlış. Prim sadece dereceye verilmeli. Yani prim sen bir Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynuyorsan, Türkiye'yi güzel temsil ediyorsan, kaybetsen bir de belki bir prim verilmeli. Ya da üçüncü olmuşsun, madalya kazanmışsın, Dünya Kupası'nda yarı final oynamışsın, madalya, ama sırf katılıyorsun diye 24 takıma arasına giriyorsun diye bunlar bence hiç olmamalı. Yani bu prim nedir? Neden bir prim? Yani milli takımda oynamak herkes için bir onur olmalı. Prim neden yani? Biz hepimiz zaten oyuncular olsun, hocalar olsun zaten biz paramızı kazanıyoruz. Profesyoneliz. Bir de hocam milli takım işte bu para karışınca yani işte zaten karizması da işte düşürüyor. Zaten ondan sonra bunu basın da bizim basınımız da sağ olsun kullanmayı seviyor. Biri o taraftan çekiyor, biri öbür taraftan çekiyor. Hocam bunu basın kullanır. Katılıyorsunuz diye adam başı 750'şer bin euro
prim veriliyorsa bunu basın kullanmayıp da ne yapacak hocam? Sporcu veya hocanın da bunda suçu yok ki. Yani o primin verilmemesi yani lazım ben. Şimdi ben size 1 milyon dolar prim versem şu anda benimle çok güzel bir röportaj yaptınız diye. Ona... Yok almayayım mı diyeceksiniz. Çok güzel bir röportaj yaptınız. Çok başarılısınız. Size bir şimdi burada ya. Bence bizim ülke olarak başarı kriterlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün ben bir İtalyan milli takımının İngiliz, Fransız, Alman milli takım oyuncularının Avrupa veya Dünya Şampiyonası'na katıldıkları için prim aldıklarını hiç duymadım bugüne kadar. Yani İtalya'da da uzun bir süre çalıştım. İşte Avrupa basınını yakından takip ediyorum. Hiç bugüne kadar Avrupa basınında prim diye bir şey, hele milli takımlarda prim diye bir olayın konuşulduğuna ben şahit olmadım. Çok açık söyleyeyim. Yani 24 takımlı bir Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na katıldık diye bir de bu rakamlarda prim kıstasımız olursa böyle ondan sonra da bu çeşit istenmeyen kavgalar olur. Bence buna en büyük mutlaka çözüm bulacaktır. Buna çözüm bulacak olan kişi de Fatih Terim'dir. Türkiye Futbol Direktörü. Ben kısa zaman içinde ben hocanın Arda'yı yanına çağırıp herkesten uzak baş başa bir görüşmeyle bunu çözebileceğini düşünüyorum. Evet, Ergin Ataman bana göre önemli açıklamalar yaptı. %100 ben de katılıyorum. Bilmiyorum yorumcular ne düşünüyor. Hedefe prim verilmesi lazım. Üçüncü dünya ülkesi değiliz. Zaten yüksek paralar kazanan futbolcu ve basketbolcu ve teknik adamlarız. Bu prim kavgası bize yakışmadı dedi. Katılıyor musunuz? Veya katılmıyor musunuz? Ben katılıyorum. Helal olsun. O kadar güzel anlattı ki yani başka türlü nasıl anlatılabilir ki? Biz diyor paramızı zaten kazanıyoruz diyor. Bak ama dünya ikincisi olduğunu almışlar basketbol takımı. Aynen dünya ikincisi. Buna verirsin. Birinci, ikinci, üçüncü olursun. Hani klasmanda en sonda finalinde neyse o zaman şeyini koyarsın. Meblağını koyarsın. Gidersin. Yani. Aynen böyle. Yani değişen bir şey yok. Yani biz de katıldık diye ne bileyim yazılanlar doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Maç başı katılma. Yani olacak şey değil. Dünya maç başı mı katılma parası. Düşün o kadar şey almışlar. Para almışlar. İşte zaten kavga da ondan çıkıyor. Sen Portekiz takımı 275 bin euro şampiyon oldu diye aldı ya. Olacak şey mi bu? Alman milli takımı. Abi şimdi Ergin Ataman 350 bin euro aldı. Ergin hocam. Ya şampiyon. Yani. Ergin hocam bence basketbolcu gözüyle bak. Neyle bakıyor? Basketbol gözüyle bakıyor yani. Futbola. Futbol basketbol değil ki. Futbol 50 tane basketbolu cebinden çıkarır ya. Bir endüstri futbol. Basket de öyle. Ne basket öyle ya? Geç sen abi. Basketbolculara ödenen paralardan. Ya, tamam ne ödeniyor? Allah söyle bana. En baba ödeneni söyle. Türkiye'yi konuşuyor şimdi. Türkiye'yi. Türkiye'deki futbolcuların aldığı paralarla onların aldığı paralar bilir mi? Bu kadar milyar dolarlar harcanıyor Türkiye'de futbol takımlarında. Yalan mı? Ben sana söyleyeyim. Kaç bir tane takımlarında? Fenerbahçe'ye bir basketbolcunun aldığı para şu evet. Anda... ne abici sen? Ozan'ın, işte evet. Volkan'ın aldığı parayla eşdeğerde. Hiç zannetmiyorum. Müthiş rakamlar arttı ya. Yani en kötü Fenerbahçe'de oynayan, Amerikalı. Efes'te oynayan bir oyuncunun aldığı evet. Senelik para 1,5 milyon eurodan aşağı değil. Az para mı? Senelik. Yıllık. Yani neredeyse bazı futbolcuları yakalamış durumda. Aldığı para 350 bin euro. O Almanya abi. Bir dakika. Portekiz 275 bin, 300 bin arada. Dünya her yerinde bu böyle. Biz de böyle değil. Evet, biz böyle geldik, böyle geldik. Yani hoca da söyledi. Yani dünya her yerinde böylese bizde niye futbolda böyle oluyor diyor. Hı. Doğru söylüyor. Yani bunu sen de ben de biliyorsun ya. Çok basketbol veya pimpon olayı sen, değil yani. Bu sen bunu yıllarca Ali Başkan döneminde de yapmışsın. Doğru mu? Dünya Kupası'nda üçüncü oldun, hediye dağıtıyorsun, oraya gidiyorsun, hediye veriyorsun, araba veriyorsun. Cip olayları var. Mercedes tabii cipler veriyorsun. Peki sen biliyor musun? Sen böyle gelmişsin. Sen biliyor musun? Neyi biliyorsun? Yani o cipler olayını. Tamam cipler sonra. 8 tane cip veriliyordu. Evet. Ne dedi? Günün hocası. Ya hiç vermeyecekse ya 18 tane. Arkadaşlar Futbol Federasyonu'nun bu konuda kararı var. Şu anda önümde 10 tane maçın listesi var. Bu maçların hiçbirine prim Futbol yok. Federasyonu kesinlikle 1 lira dahi prim vermeyecek. Diyelim ki son Finlandiya-Türkiye maçı. Dünya Kupası'na katılıp katılmama maçımız olacak. Bununla ilgili dahi en ufak bir prim vermeyecek. Ha. Bundan sonra Yıldırım Bey soyunma odasına inip arkadaşlar Finlandiya'yı yenin şu kadar para. İşte İzlanda'yı yenin bu kadar para diye bu olay artık tarih oldu. Türkiye'de prim olayı şu mevcut federasyon görevine devam ettiği sürece konuşulmayacak. Ha, Dünya Kupası'na katılırsak gidersek nerede yapılıyor? Rusya'da yapılıyor. Rusya. Gidersek o zaman FIFA'dan gelecek olan paranın
yarısını dağıtacaklar. 10 milyon euro mu geldi? 5 milyonunu dağıtacaklar. Avrupa Şampiyonası'na ne yapmışlardı? Gelen bütün parayı dağıtmışlardı. Yani bir futbolcunun, Ozan'ın hayatı boyunca Norveç Ligi'nde almadığı bir parayı veya işte Harun'un, Bursa Spor'la Harun'un almadığı bir parayı prim olarak almışlardı. Artık bu prim olayı aynı Aygın Ataman dediği gibi 3. dünya ülkesi olarak devri kapamıyor. Bu bir. Sonra Yıldırım Demirören'in ve Sayın Ali Dursun açıklamalarını da vereceğim. Bir reklama gidelim. Reklam dönüş devam edelim. Evet, 20 dakikalık bir reklam arasıydı. Gerçekten uzun bir reklam arasıydı. Sabırlarınız için teşekkür ederiz ama girmemiz gerekiyordu. Şimdi ilk bölümde Fatih Terim, Mil Takım, Arda olaylarını hep beraber değerlendirdik. Ergin Ataman'ın röportajı vardı. Süleyman Rodopki basketbol için gitmişti Galatasaray Medya Günü için. Ve tabii ki orada Fatih Terim, Arda olayını da sormuş oldu. Ergin Ataman'ın az sonra Galatasaray basketbolla ilgili de açıklamalarını var, vereceğiz. Akışımız bir aile yoğun, Mahmut Uslu'nun açıklamalarını vereceğiz ama şu anda Futbol Federasyonu'nun mil takımlar sorumlusu Sayın Ali Dürüst'e, sevgili Ali Dürüst abimize birlikteyiz. Sayın Dürüst, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar hepinize. Çok teşekkürler valla, böyle bir dönemde iki maçta bir puan alan bir mil takımın yetkilisinin bağlanması da her baba yiğidin harcı değil diyerek bu sözlerle başlayayım. Ben tabii 10 senedir daha fazla bu iş içinde olduğum için zaman zaman başarılarda da çıktım, başarısızlarda da çıktım. Bu işin içinde olan bir şey. Yani bunu peki alışıyorum. Size bir başarısızlık var mı? Oradan başlayalım şu anda. Tabii başarısızlığı siz söylediniz. Bir başarısızlık yok. Devam eden bir süreç var. Dolayısıyla yani her 3 maçtan sonra başarı kriteri getirmeye kalkarsak zaten ne milli takımda ne Türkiye'deki liglerde çalışacak hoca bulamayız. Ama bu bir problem yok demek değil. Çünkü eğer ki sizde öyle bir algı varsa, demek ki bir problem algısı varsa, bunu ortaya koyup problemin olup olmadığını konuşmak lazım. Dolayısıyla ben de aydınlatmak için buradayım. Yani dilim döndüğü kadar. Kaç puan bekliyordunuz mesela 3 puandan Hırvat, Ukrayna ve İzlanda maçlarında kafanızda Fatih Hoca'yla yaptığınızda bir plan neydi? Vallahi bir plan yapmadık ama genelde tabii ki iç maçlarda insan galibiyet bekler. Dış maçlarda en azından bir tanesinde beraberlik oturttu, ötekinde de galip geldi. Yani daha doğrusu zaten galibiyete evet amaçlarsa ama gerçekçi olmak gerekirse güçlü rakiplere karşı beraberlik. Çünkü bunlar puan, yani iki maç değil, puan maçları. Bir maraton. Çin'e en zorlu maçları Türkiye oynadı. Bütün önemli rakipleriyle İzlanda, Ukrayna, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Kendi sesimi duyuyorum arkadaşlar, bu arada yankı yapıyor. Neden bilmiyorum. Şimdi tabii diğerleri Kosova ile falan maçlar yaptı. Yani Türk milli takımı evet 2 puanda ama önemli 2 deplasmanını da atlatmış durumda. Bunu ilerleyen aylarda bir avantaj olarak düşünebilir miyiz? Tabii düşünebiliriz. Yani bunlar puan savaşları, yani puan mücadelesi. Bu puan mücadelesi olduğu yerde sonuna kadar gidilir ki işte Avrupa'ya gitme yolunda da ilk başlarda iyi bir performans göstermedi bir takım. Ama bu puan mücadelesinde Avrupa Kupası'na gittik. Ama yani milli takımı salt puan mücadelesi yapan bir olay olarak görmemek lazım. Yani olayın daha üzerinde bakmak lazım. Ama maalesef bugünkü durumda yine bazen ligde de olduğu gibi puan kavgası yapan bir mücadele haline geldi. Ve milli takım da böyle yorumlanıyor. Bence bu yanlış. Yani milli takımın hedefinde tabii ki Türkiye'yi dünyada, Avrupa'da çok iyi temsil etmek var ama onun dışında bir takım da misyonları vardır. Yani bu misyonlarda gençlerin önünü açmak, yeni takımlar yaratmak, takımı ileriye taşımak. Yani bunlar da bunun içine tabii bunu yaparken de aynı zamanda tabii başarılı olmayı da hedefleyeceksiniz. Yani Türkiye'nin de sizden beklediği bu. Ama tek salt puan, galibiyet gibi bakmamak lazım. Yani milli takımlara, yani ben kulüp takımlarına tam tersini söylerim. Yani tecrübemde çünkü kulüp takımı başarılı olmak durumunda. Ama milli takım hem başarılı olacak hem bir takımda bu. Tabii biz bunu yaparken de sahiden milli takımı bir kulüp takımı havasına getirdik. Ben onu yaşadım yani kulüp takımında çok bulundum. Dolayısıyla o kamp döneminde milli takımda bir kulüp takımı havasını gördüm. Masanın başında oturan bütün milli takım oyuncuları bir arada sanki aynı kulüpteymiş gibi, yani gruplaşmalar olmadan bir araya geldiler. Zaten onun sonucu olarak da
bence büyük bir performans gösterip Avrupa'ya gidildi. Tabii biz bu kulüp takımı havasını yaratırken bunun avantajlarını yaşadık. Ama kulüp takımının içinde olabilecek olan, ki Ümit Karan bunu iyi bilir, diğer Gökmen abi de bunu bilir, Engin de bilir. Arkadaşımız Samet, tabii Samet'in Adnan oyuncu olarak bildiğim için onun ismini söyledim. Adnan kardeşimiz de bilir. Tabii kulüp takımındaki problemlerle milli takım içine geliyor. Yani nasıl? Oyuncular arasında tabii ki çekişmeler olur, sürtüşmeler olur. Takıma girmeyen oyuncuların serzenişi olur. Bunlar sağlıklı olaylar. Biz milli takımda da bunu yaşadık. Bu da gayet doğal bir şey. Zaten bunu çözmek için de bunun başında bir teknik direktör vardır. Ve de hepimizin bir oyuncu tercihi vardır. Sizin de vardır, benim de vardır ama buna karar verecek olan teknik direktördür. Bundan memnun olmayan oyuncular da olabilir. Kamuoyu da olabilir. Tercihler de yanlış olabilir. Bunun sorumluluğunda tabii ki bunun kararını alan insan katlanır. Her türlü tenkide de açık olur ama bu tenkitler kişisel hakarete varmamak kaydıyla. Tamam, şimdi çok ağır tenkitler var. Şimdi böyle bir şey yapmaya ne gerek vardı? Yani şunu düşünüyor insanlar. Arda Turan Barcelona'da oynamazken milli takımda, Barcelona'daki en iyi döneminde milli takımda yok. Bu kişisellik niye devam ediyor? Bu bir ego savaşı haline mi dönüştü? Yani bunu, bu malzemeyi kamuoyuna vermeye ne gerek vardı diye bu soruyu sormak istiyorum. Yani her şey iyi giderken veya iyi gitmese bile bu tartışılmaya niye açıldı bu konu? Buna gerek var mıydı? Ve bu konu sakız gibi çok uzamadı mı? Bence çok uzadı. Yani bunu da milli takım da hak etmiyor. Oyuncu da hak etmiyor. Teknik direktör de hak etmiyor. Dediğiniz gibi fizik olarak hazır olmadığı vakit takımda yer bulan bir oyuncu Arda. Çünkü oyuncuların yalnızca fizik ve o günkü formu değil, ruhunun da takıma ihtiyacı vardır. Yani bu ruhu da takıma yansıtmak lazım. Arda sahiden o gün fizik eksikliği olmasına rağmen ruhunu yansıtıp sahiden diğer arkadaşlarıyla beraber bir takım olup Avrupa'ya hep beraber gittik. Ama ondan sonraki süreçteki belki oyuncuların bu o günkü baskılardan bunalıp da sıkıntı içinde olmuş olmalarını teknik direktör hem teknik hem idari olarak değerlendirip bir tercihte bulunmuş olabilir. Yani ben tercihin doğru yanlışını değil, bu tercihin teknik direktörün olması gerektiğini söylüyorum. Ama 33 yaşındaki Hakan Balta mini takıma geliyorsa 29 yaşında Arda'nın ne problemi olabilir ki? Yani şimdi bir karar alınabilir. Derler ki biz gençleştiriyoruz. En büyük hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası. Bunu açıklasalar Türk halkı der ki tamam, hoca gençleştirme yapıyor. Demek ki Arda'yı, Selçuk'u, Burak'ı, Caner'i, Gökhan'ı, Hakan Balta'yı silmiş atmış. Şimdi Caner giriyor. Hakan Balta giriyor. Formda olan Arda, Selçuk, yok, Burak yok. Yani, burada bakın, bir bakın, hata yok mu? Bakın hocanın tercihlerinin niye yapıp yapmadığını ben onun yorumunu yapmıyorum ama ilk seçimde şey de yoktu. Hakan Balta da yoktu galiba, değil mi? Evet, yoktu. Caner de bir sakatlıktan sonra geldi. Demek ki ihtiyaç duyulduğu an hoca onu takdir edip o formayı veriyor. Yani yetki de onda. Şimdi bunun üzerinden spekülasyon yapmak çok yanlış. Çünkü orada diğer 22 tane de oyuncu var zaten. Peki sizce yani, Arda Turan bu milli takımda bir daha Fatih Terim varken milli takım formasını giyebilecek mi? Vallahi giyemeyecek demek çok yanlış bir şey olur. Giyecek demek, yani bunu söyleyecek olan biz değiliz ki. Kim? Yani ama kişisel olarak şunu söyleyeyim. Kişisel olarak giymemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü Fatih Hoca'yı hepiniz tanırsınız. Ben de sanırım, beraber çalıştık. Kişisel bir tercihle, yani kendi kişisel bir görüşüne göre takımı kurmaz. Yani hepiniz bu futbolun içindesiniz. Orada esas olan oyunu kazanmaktır. Ama şu anda esas olay kişiselleşmedi mi sizce bu olay? Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Ama sizin algınıza da saygı duyuyorum. Bu algıyı da ortadan kaldırmak da tabii ki bu kişiler elinde. Ama ben kişisel olarak düşünmüyorum. Çünkü beraber uzun kamp dönemi geçirdik. Yani eğer ki kişisel bir şey olsa o günkü ben kamp dönemini hep beraber yaşadık. Gökmen abinin bir sorusu var. Gökmen Bey'in bir sorusu var. İyi akşamlar Sayın Dürüst. İyi akşamlar. Şimdi bu krizi
Fatih Terim tarafından da baktığımız zaman, sizin tarafınızdan da baktığımız zaman iyi bir şekilde yönetemediniz. Sorun bu. Neticede tamam, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Milli takım gençleşiyor olabilir, şudur budur falan. Ama değil. Yani burada sorun nedir? Yani hakikaten bu primle ilgili bir olay mıdır? Yoksa orada kamplarda yaşanan sorunların bütünü müdür? Yani içine girmek istemiyorum fazla içine de. Hayır. Prim sorunu idari bir olaydır. Prim sorunuyla ilgili bir problem yoktur. Ama bir hocanın, teknik direktörün tercihini yapması için sportif oyuncunun hazır olmasından öte bir takım başka özellikler de vardır. Şimdi hoca bu ruhu yaratacak, o gün o maç için bu şekilde bir tercih yapmıştır. Yani yarınki durumda bu tercih başka türlü de olabilir. Yani ben bunu Fatih Hoca için söylemiyorum. Genelde teknik direktörlerin zaten yapması gereken de budur. Her takımda budur. Yani teknik direktör bu kararı o verir. Biz zaten yönetici olarak bu karara müdahil olmayız. Yani ben Galatasaray'da 10 sene çalıştım. Böyle bir şey yok. Yani değil, A takımında altyapıdaki bir hocaya bile müdahale edilmez. Yani bu bir saygıdır. Ama biz müdahale etmeyiz, ama sizlerin kritik etmesi gayet normal. Yani ikisini ayırmak lazım. Ha, şunu merak ediyorum. Yani, ben Arda Turan ve arkadaşları gerçekten yüz kızartıcı bir suç mu işlediler? Merak ediyorum. Yani olabilir. Kumar mı oynadılar? İşte ahlaksızca bir şey mi oldu milli takım kampında, bilmiyorum. Hayır canım. Yani o zaman öyle bir şey oluyor ki, yani Ümit Karan da orada kadro dışı kaldığı vakit illa böyle bir şeyden mi insan kadro dışı kalır? Yani olmaz. Ama bir şey mi bozdular? Yani takımda bir ahengi düzeni mi bozdular? Kadronun dışında kalan diğer bütün oyunculara haksızlık olur. Yani kadronun dışında kalmak illa bu dediğiniz olaylardan dolayı olmaz. Yani o zaman çok yanlış bir yere gideriz. Tamam, sorun bana değil. Engin Meral bir şey söylüyor. Pardon Engin, buyur. Ali Bey, peki yani şundan olmaz, bundan olmaz. Peki neden olur? Zaten Türkiye bunu öğrenmek istiyor. Neden? Neden olur? Siz dediniz ki birliktelik bu kişilerin elinde diyerekten Arda ile Fatih Terim'in barışması veya birlikteliği onlara ait. O zaman ben de size soruyorum. Ondan sonra cevap verirseniz çok mutlu olurum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak seçilmiş bireysiniz. Bazı konularda çalışanınıza hesap sormak zorundasınız. Ülke adına. Ama siz bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir kişi bile çıkıp bu konu ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Siz sorumlusunuz. Türkiye'de 80 milyon sorumlusunuz. Doğrudur. Ama siz bugüne kadar çıkıp konuşmadınız. Fransa'dan bugüne kadar Arda konuştu, Arda'nın kardeşleri konuştu, Fatih'in konuştu. Ama federasyondan kimse konuşmadı. Toplum şunu istiyor. Patronlar açıklasın da toplumda neden dolayı bu soğuk savaş, iki tane insanın arasındaki soğuk savaş nedenini öğrenmek istiyor. Daha hala öğrenemedik. Bakın, o zaman şöyle mi yapacağız biz? Her kadro açıklandığında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta o kadronun niye seçildiğini o günkü başkana, futbol şube sorumlusuna mı soracağız? Böyle bir olay yok. Bakın yani, Ali Bey, ben tüm takımlardan bahsetmiyorum. Sadece Barcelona'da, dünya starı Barcelona'da oynayan Arda'dan bahsediyorum. Başka diğerleri beni bağlamıyor. Arda'dan bahsediyorum. Onun cevabını istiyoruz. Bakın, siz benden daha tecrübesiniz. Zaman zaman ve belki sizin de başınıza gelmiştir. Çok formda olduğunuz zaman da kulüp takımlarında da yer almayan oyuncular olmuştur. Ve bu da sorgulanmıştır. Fakat ben şunu söylüyorum, sorgulanmakta gayet haklısınız. Bunun tercihini yapan teknik direktördür. Bu sorgulanmaya cevap verecek olan da teknik olarak ve idari olarak odur. Çünkü o yetkilidir. Şimdi benim buradan kalkıp buna bir savunma getirmem çok yanlış olur. O zaman yarın öbürsü gün bana taktiği de sorma durumunda kalacaksınız. Yani esasında sizin buna karşı olmanız lazım futbol adamı olarak. Hayır, biz yani zaten konuyu... Bir yöneticiye niye kadro böyle, niye taktik böyle dediğimiz vakit esasında sizin bu olayı önlemeniz lazım. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. O hocanın yaptığı doğrudur, yanlıştır ama hangi hoca olursa olsun, ister altyapıda olsun, ister kulüp takımında olsun, yetkilerle biz onu donatırız. Kulüpte de böyledir. Ve ona o imkanı veririz. Biz de o imkanı verip ona o ortamı hazırlarız. Bizim başka yapacak bir şey ama değil. Ama müdahale bir şey varsa müdahale oluruz. Ali Bey, ben size saha içerisindeki Fatih Terim'in sorgulama açısından bir soru sormadım. Saha dışındaki birliktelik,
kampta olan olaylardan dolayı siz yönetici olarak çalışanınıza bunun hesabını sormak zorundasınız Türkiye adına. Hayır, 80 bakın, milyon adına. O zaman niye orada vekillik yapıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi biz programın şeklini değiştirip başka bir yere gelmeye çalışıyorsanız onu da yaparım. Hiçbir yere gelmek istemiyorum. Hayır. Şimdi bakın. Mesela burası bir hesap. Onu da yaparım. Ali Bey, burası bir hesap sorma programı değil. Hesap sorma. Ali abi, burası bir hesap sorma programı değil. Sadece toplumun anlatmak için buradayım. Tabii ki ama biz de şu gerçekten sizin cevaplarınız bizim için önemli. Ben sizi iyi tanıyorum. Siz Galatasaray'da her zaman uzlaşmacı bir yapınız vardı. Ben kamptaydım. Kampta bu anlamda idari olarak soru olacak bir şeyle karşılaşmadım. Ben de diyorum ki Ali Dürüst'ün bir gününü alır. Yani siz Fatih Terim'i Arda'yı iyi tanıyan bir kişi olarak burada uzlaşmacı yapınızla o hoşgörünüzle bu iki uç noktadaki önemli ismi bir araya getirip sorunları kapalı kapılar ardında konuşup çözülse milli takım için daha iyisi olmaz mıydı? Bakın şöyle bizim çözeceğimiz bir sorun bakın bu sorun bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Bir teknik direktörün bir tercihidir. Öteki türlü olsa tabii ki biz her türlü yardımı yaparız. Niye tercihini bu yönde kullandı? Yani Arda'dan Fatih Terim'i uzaklaştıran sebebi yani merak ediyorum. Fatih Hoca böyle kolay kolay hesap soramaz ki bir yönetici. Ne demek? O zaman benim işime karışıyorsun. Hayırdır diyecek. Olur mu ya? Sadece hesap sorma değil ki bu. Yani hayır. Yani şu anda bir uzlaşma sağlanamaz. Şu an boş konuşuyoruz. Karıştıramaz abi yönetici. Niye karışıyormuş ya? Hocanın işine. Sağ dışı ama bu olay. Sağ dışı ne sağ dışı? Kadroyu almıyor diyor. İşte onu anlatıyor size. Anlamıyorsunuz ki. Siz doğru değil. Başka bir dizayn yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir dizayn, bir kurumsal yapıda böyle bir şey olmaz. Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararıyla teknik direktörü bu işin başına sorumluluk tüm yetki verilmedi mi? Tüm yetki verildi. Doğru mu? Yetki ve bu ilk bir şey değildir. Yani niye buna şaşırıyoruz? Bu kulüplerde de böyledir. Her yerde böyledir. Bizim yani, tek şaşırdığımız oynamamış Arda'nın milli takımda oynayan Arda'nın milli takımda olmaması bizi asıl şaşırtan. Belki bugün Arda Barcelona'da oynamasa biz belki bu soruyu da sormuyor olacaktık. Doğrudur. Nasıl ki kulüp takımında nasıl ki kulüp takımında bir yıldız oyuncunun yer alıp almamasını teknik direktöre soruyorsanız tabii ki milli takımda da bir oyuncunun niye yer alıp almadığını teknik direktöre tabii sorabilirsiniz. Bu gayet sağlıklı bir şey. Burada teknik direktör cevabını verir. Tatmin olup veya olmazsınız ama yetki ondadır. Futbol Federasyonu'nun ben yetkili olarak buna yapıcı olarak müdahale etmekte durumum vardır. Kendi içimizde bunu yaparız ama dışarıda kalkıp da bir yöneticinin niye Arda'nın girip girmediğini, niye onu alıp almadığını söylemesi uygun değil. Zaten de bizim yapmaya çalıştığımız işe de ters olan bir şeydir. Peki şöyle sorayım tamam. Bu konuyu geçelim. Şöyle yapalım. Ben sorabilir miyim? Tabii Ümit Karan sormak istiyor. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Ümit Can. Ben de şu sezgi uyandı dışarıdan izlerken sanki Fatih Hoca'yı o koltuktan indirtme arzusu var birçok insanda. Siz bunun federasyon içinde de bu tarz insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu siz içeriden sezebiliyor musunuz? Hayır ben bunu bakın ben bunu sezmiyorum ama biz kulüp takımında da çalışırken Ümit'le beraber de çalıştık. Başarılı olurken de her zaman sıkıntılar çektik. Bu gayet doğal bir şey. Her zaman kritikler oldu. Yani 4 defa şampiyon olurken de oldu. Ümit Karan'la 3. yıldızı taktığımızda da oldu. Bunlar olacak. O günkü hocanın tercihinde de oldu. Ümit kendisi de yaşadı. Yani bunlar milli takıma özel bir şey değil. Her takımda bu olur. Ve de sorgulanır. Sorgulanmakta da çok haklı. Tabii ki sorgulanacak. Vatandaş da sorgulayacak, siz de sorgulayacaksınız. Ama bunun cevabını verecek olan, bu işte olan sorumlu insandır. Ama işte yani, sonuçlar da şu anda istenilen gibi gitmediği için doğal olarak bu olay daha çok kaşınıyor. Pişiyor. Fokurdama noktasına geliyor. Tabii o da normal ama burada bir şunu demek lazım. Burada sorumlu olan teknik direktördür. Yönetim kuruluyla sorumludur ve yetki ondadır. Tek seçicidir. Peki yalnız bu süreç burada değil her yerde bu böyledir. Tamam bu süreçte Arda size göre bu süreci nasıl geçiriyor? Yani Arda'nın maçtan bir gün önce canlı yayına çıkması veya işte daha önce Rıdvan Dilmenler'e röportajı vermesi size göre bu ortamı biraz daha gerginleştirdi mi? Yani Arda da burada hatalar yaptığını düşünüyor musunuz? Veya vallahi evet. Hata olarak demiyorum ama pek bizim alışmadığımız şeydir. Biz yöneticiler de
maça çıkmadan evvel konuşmamaya özen gösteririz. Demeç vermemeye özen gösteririz. Pek alışılagelmiş bir şey değildir. Yani maç öncesinde iyi bir şey bile söyleyecek olsanız yanlış yorumlanır diye. Biz özenirdik. Oyuncularımız da özenir. Yani oyuncuları bilirsiniz, Ümit dahi bile röportajda göndermemeye özen gösterir. İyi şeyler söyleyecek dahi olsalar. Yani Arda hiç konuşmamış olsaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilir miydik? Hayır, onu söyleyemem. Ama alışmadığımız bir durumdur. Yani benim alışmadığım bir durumdur. Başkanım bir şey sorayım. Başkanım, Adnan Aybaba. Şimdi öncelikle siz çok tecrübeli bir yöneticisiniz. Şu gerçeği göz ardı etmeyelim. Şimdi Türkiye bir kriz içinde, doğru mu, futbol açısından? Sizin tecrübenizden faydalanmak istiyoruz. Bu iş çok şeffaflaşması lazım ki insanlarımız mutlu olsun. Bir, Fatih Terim hocamla yola devam edecek misiniz? Bu merak edilen bir konu. Evet. Kadroya alınmayan... Odan biz tek tek gidelim. Sorunu sordun, cevabı alalım. Tamam. Olsun. Fatih Terim hocamla yola devam edecek misiniz? Tabii yani. Tabii ki devam edeceğiz. Veya hocadan böyle bir... Tek. Hani benden mutsuzsanız, benden bir rahatsızlığınız varsa hani bunu dile getirin, gereğini yaparız tarzında bir yaklaşım hiç gördünüz mü bu süreçte? Hayır, öyle bir ortam olmadı. Öyle bir yaklaşım da görmedim ben şahsen. Peki iki başkanım, yönetim kurulu olarak Futbol Federasyonu olarak eğer Dünya Kupası'na ülke katılamazsa istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünmüyorsunuz. Hayır. Kampa yani bu milli takıma çağrılmayan... Yani bakın düşünmüyoruz derken ben şahsi olarak buna endeksi bir olayın doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii burada başkan ve yönetim kurulu vardır. Onların adına konuşmak istemem ama yani bir kurumsal yapıda günlük başarı veya başarısızlıklarla olmaması, ben kulüpte de aynı şeyi düşündüğüm için bana çok rahatsız ediyorum ondan. Peki özellikle Burak Yılmaz içinde olmak üzere milli takım kampına davet edilmeyen oyuncular tekrar davet edilme şansları var mı? Tabii var. Var. Tabii ki var. Hakan Baltı ve Caner'den o örneği verdi. Evet. Yani onlar nasıl? Tabii ki var. Var. Siz olayın, biz sohbet ediyoruz sizle gün içinde veya hafta içinde. Evet. Olayın psikolojik boyutunu daha mı önemsiyorsunuz? Yani Arda'nın gerçekten psikolojik olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok yıprandığını, hırpalandığını... Çok yıpratıldı. Yani Arda bugün hak etmediği bir şeyle karşılaştı. Yani Arda'nın bu travmadan çıkması sahiden onu da takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ondan sonra tekrar kalkıp gittiği takımda başarılı olması sahiden o gün hak etmediği bir durumla karşılaştı. Yani oyuncular formsuz olabilir ama hepimiz şuna emin olun ki bu formaya giren hepsi kendini sonuna kadar akıttı. Yani o Konya'daki çocuktan ağlaması veya da kötü oynadığımız Hırvatistan maçından sonra üzüntülenip kamptaki durumlarını ben gördüm, yaşadım. Yalnız bu yalnız bugünkü milli takım oyuncuları için değil. Geçmişte de bu böyleydi. Yani bu sürpriz de bir şey değil. Milli takım oyuncusu gelir, orada birliği olmuş abilerimiz, kardeşim de öyledir. Yani milli takıma hizmet edilir, üzülürler. Ama tabii ki takıma girilmediği vakitte girmek için, ama çok güzel bir şey ki yani milli takım şu anda girilmediği vakit özlenen bir yer haline geldi. Zamanında sakatlıklarda gidilmemeye özen gösteren bir durumdaydı milli takım. Bugün herkesin gelmek istediği, milli takıma girmediği vakit sorgulanan bir duruma geldi. Esasında bu da sağlıklı bir şey. Ha burada da bir yanlış gidiş varsa bu da hep beraber bunu çözeriz. Yani bu demektir Dürüst, ki kritik etmeyelim. Sayın Dürüst, bugüne kadar Arda veya herhangi bir futbolcu size bugüne kadar bizim primimiz ne olacak? Burak kardeşim istediği parayı alamadı veya şuna az ve buna çok. Yok. Veya çalışanlara da para toplayalım tarzında hiçbir prim konuşmanız oldu mu herhangi bir futbolcu? Ben hiç Arda ile prim konuşmam olmadı. Bana da şahsen gelip böyle bir serzenişte bulunmadı. Zaten öyle bulunmasının bir sebep de yoktu. Zaten prim olayı yönetim kurulu kararıyla yani primin nasıl dağıtılacağı bellidir. Yani bu oyuncular belki tabii milli takımda prim verilir verilmez başka bir şey ama bu oyuncular hepsi kendi takımlarında prim almışlardır. Primin nasıl dağıtıldığını Ümit Karan da bilir. Bir sistem vardı. Oynayan %100'ünü alır. Oynamayanı almaz. O gün sakatlanmışsa da yani bu sürpriz bir şey değildir. Burak ve Gökhan Gönül mesela prim almamış. Primin miktarını tabii bir kritik edilebilir. Ama primin veriliş şekli zaten takımlarda neyse orada bir yanlış yoktur. Onun için yani Burak Gökhan Gönül ve Bilal Kısa onlar hiç prim almamışlar bu son
İzlanda galibiyeti ve sonrasındaki Avrupa Şampiyonası'na gitmemizden dolayı. Burada bir sizce çifte standart adaletsizlik yok, var mı? Yok, bence burada bir yanlış anlaşma var. Yani onu ben de sonradan baktım. Yani o prim son iki maçta kadroda olmayan prim alamaz. Bakın yani öyle düşündüğünüz vakit Emre Mor parlayan bir yıldızımız. Bize faydalı da oldu Avrupa Kupası'nda. Ama katılımda olmadığı için prim almadı. Yani bunu Ümit çok daha iyi bilir. Yani orada bir yani primden oy kaynaklanan bir olay yok. Ama primin miktarı verilmeli mi? Miktar az mıdır, çok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ümit. Yani dolayısıyla bir prim evet. kavgası öyle bir problem yoktur. Bir de şöyle ama bir... hocanın teknik olarak yapmış olduğu bir tercih vardır. Ve o tercih de onundur. Ve biz de buna saygı göstermek ama sizlerin de tenkit etmek durumunuz vardır. Ama biz saygı göstermek durumundayız. Biz de tenkitimiz ona göre ya. Tabii ki. Hayır Ali Bey, biz tenkit başkanım... yapmıyoruz, saygılıyız da. Siz de bazı konuları yanlış anlamayın. Biz... Yok, tenkit de olabilir gayet. Tenkit ediyoruz. Ali Beyciğim, hayır biz şunu öğrenmek istiyoruz. Yani Türkiye şunu öğrenmek istiyor. Siz federasyonla başkan vekilisiniz. Kampta beraber oluyorsunuz. Fatih'i çok eski tanıyorsunuz. İnsan normal idarecisiyle, arkadaşıyla kampta oturur konuşur yani. 10 gün 15 gün orada herhalde ayrı ayrı değilsiniz. İnsanlar merak ediyor. Bu konuda bir şey var. Mesela Fatih Hoca diyor ki bu benimle alakası yok. Halktan, milletten özür dilesinler. Şimdi insanların kafası karıştı. Ben şunu sormak istiyorum. Yani kendi aranızda Fatih Hoca konuşurken ya ben form olduğuna inanmıyorum. Formsuz olduğuna inanmıyorum. Burada başka bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü Barcelona takımın ilk 11'inde oynayan bir Arda'yı Fatih Hoca her zaman alır. Çünkü oynamadığı zaman alan Fatih Terim çok iyi oynarken almamasının başka bir nedeni olacağını düşündüğüm için size soruyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Böyle tuzak sorular falan sorduğumuz yok. Hayır, yanlış anlamayın ama buna cevabı Fatih Hoca verecek. Nasıl oynamazken alıyorsa cevabını veriyorsa, oynarken almıyorsa da onun cevabını Fatih Terim verecek. Yani teknik direktör verecek. Yani her yerde bu böyle olmalı. Hayır yani siz sohbet etmişsiniz. Hayır sohbet konularında... Çok yakın arkadaşınız tabii. Yani belki bize burada biraz aydınlatabilirsiniz, biraz ipucu verebilirsiniz. Ben öyle bir konumda değilim, hiçbir zaman olmaz. Ümit yani. Bir şey soruyor. Başkanım bir de şu var, hani bu personelle ilgili dağıtılan primler. Ben burada anlatmaya çalıştım. Belki siz de anlatırsanız daha iyi anlaşılır. Bazı yazılmamış kurallar vardır primle ilgili. Futbolculardan her daim kaptan olarak para kesilir. Buna zaten Fatih Terim karışma gibi bir lüks yok da karışmaz da. Hiçbir güne karışmadı. Bunu da bir dile getirirseniz yani orada bir Fatih Terim... Ya dediğimiz gibi yani bu çok yeni bir şey değil de bu kulüp takımlarında da bu olmuştur. Evet, ama her yerde var bu. Daha sonra bu değişmiştir yönetim kurulu hayır, kararıyla. Sayın Başkanım kusura bakmayın lafınızı kestim de şöyle bir söyleniyor. Fatih Hoca bu para dağıtılmasına karşı çıktığını dile getiriyorlar. Basın yok öyle bir şey söz konusu değil. Ya ben de onu anlatmaya yani. Çalıştım. Bu çünkü veya şey benden habersiz siz para toplayıp nasıl böyle bir şey yaparsınız ya, gibi hocanın bozulduğu. Ki bu ama ben de diyorum yıllardır bu var yani siz izah ederseniz. Veya hocanın şimdi böyle bir defa Fatih Terim'i hepimiz sanırız. Yani bir defa Fatih Terim'in içinde bulunduğu bir ortamda zaten habersiz bir şey olmaz. Yani bunlar beraber yaşayan insanlar. Habersiz bir şey olması diye bir şey söz konusu değil ama böyle bir algı oldu. Böyle bir spekülasyon oldu. Biz de bunu önleyemedik açıkçası. Güzel. Sayın. Bir prim olayı yoktur. Güzel. Hocanın tercihidir. İdari bir durum yoktur. Hocanın yapmış olduğu bir tercihtir. Niye yapıp yapmadığına da cevabı o verecektir. Doğrusu odur zaten. Sayın Dürüst, ben Gökmen birkaç şey de ben sormak istiyorum. Tabii şimdi buyurun. Burada öyle bir hale getirildi ki Fatih Terim ve Arda. Şimdi burada Burak var, Selçuk var, Gökhan var. Tamam. Hakan Balda ve Caner'i tamam tekrardan milli takımı aldı. Şimdi bu kalan 4 tane oyuncu milli takımın kemik yani ne bileyim oyun içinde oyunu yönlendirebilecek özellikle iyi oyuncular. Bak. Şimdi ben bakın, yalnız şimdi şöyle bir şey var. Yani bir teknik direktör soru diyor. Bir bakın, teknik direktör ama insanların merakı bu sayın Dürüst. İnsanlar merak ediyor. Diyorlar ki bakın, Fatih Terim'i ipe çektiler, Arda'yı ipe çektiler gibi yorumlar falan yapılıyor. Doğal olarak da biz tabii eski oynamış oyuncular olarak doğal olarak insanları da biraz aydınlatma adına bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyoruz. Vallahi benim için yani tabii Burak'tan Tabii Burak'tan, Selçuk'tan bahsedildiği vakit ki ikisi başarılı oyuncudur ve takımlarına
transfer olurken Fatih Hoca oradaydı, ben oradaydım, beraber transfer ettik. Dolayısıyla onlarla ilgili de çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ama şimdi onları sayarken dün sahaya çıkmış olan 22 tane oyuncumuz var. Şöyle bir duruma geldi ki bazen bazı şeyleri karıştırıyoruz yani. Dün de sahaya çıkmış olan, canla başla çalışan, ter akıtan, üzülen 22 tane de oyuncu var. Dolayısıyla yani bunları ayırmamak lazım. Peki yani Sayın Dürüst, yani Hırvatistan maçında neden bu oyuncuların hepsini aldı da Hırvatistan maçından sonra hepsini bir anda yok etmeye çalıştı? Neden? Valla yine aynı yere giriyoruz. Bunu merak ediyoruz işte. Biz de merak ediyoruz. Yani Fatih Erim hani bağlanacaksa bağlansın, anlatsın. Nedir ya, ne değildir. İnsanlar merak ediyor. İnanılmaz bir Fatih Terim nefreti oluştu. Ya öyle demeyelim. Yani ben Fatih ben Terim'e yok. Zaten bir çok sev, yani çok uç bile o noktada. Çok seveni var, sevmeyeni var. Ama ben milli takımın gerçekten başarısız olmasını isteyecek bir Türk halkı, Türk vatandaşını sindiremem içime. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Kabullenecek bir şey değil. Yani şunu sorabiliriz. Siz Galatasaray'daki bakın, Fatih... Şunu sorabilirsiniz. Tercihlerde niye bu diye sorabilirsiniz ama diğer tercih edilenler de aydan gelmediler. Bunlar da bu milletin evlatları. Bu haksızlık oluyor. Yani orada tabii ki iki kişi dışarıda kaldığı vakit iki kişi de içeri giriyor. Yani bunu topyekun bakmak lazım. Yani şu anda niye dışarıdakileri söylüyoruz? Niye genç girmiş orada bekleyen, forma almak için bekleyen genç arkadaşlar orada olmasını niye onları teşvik ettik? Ama şimdi bakın, İzlanda'yı yensek, Ukrayna'yı yensek veya İzlanda'yı yenilmesek belki bugün Arda'nın ağası geçmeyecek. Şimdi ortada şu var. O da doğru değil. Ama yani bak, Arda'nın Sayın Dürüst, Ukrayna maçının ilk yarısını bakın, biz çöpe attık. Yani Ukrayna maçının ilk yarısında tanınmayacak kadar kötüydük. Bir oyuncunun, Arda gibi bir oyuncunun adının anıp anılmaması için bir maça kazanıp veya kaybedilmesine endekslemek, o da Arda'ya haksızlık. Böyle bir şey olur mu? Arda milli takıma hizmet etmiş, inşallah daha hizmet edecek. Yani Arda'nın aranıp aranmamasını bir maçta mağlubiyete, galibiyete bağlamak, o da Arda'ya haksızlık. Peki Fatih Terim'i en iyi tanıyan kişisiniz. Sizce Kosova maçı, onu da geçtim, Mart ayında oynayacağımız Finlandiya maçına hoca bu olayı soğutup tekrar Arda'yı çağırır mı? Merak ediyorum. Yani siz de en iyi terimi siz biliyorsunuz. Çağıracağı ümidi var mı? Ben Arda'yı veya şunu bunu çağırıp çağırmayacağını söylemem ama Fatih Terim milli takıma faydalı olacak seçimi yapacağını inliyorum. Benim söyleyeceğim odur. Yani kişilere söylemem ama Fatih Terim'i zaten orada milli takıma faydalı seçimi yapsın diye yetkilendirilmiştir. En doğrusunu yapacağını inanıyorum. Arda çıldırıyor, diyor ki ben şu anda en verimli dönemindeyim. Yani oynamak büyük bir şey var içinde diyor. Hırs, enerji var diyor. Yani ne güzel bir şey işte. Efendim? Ne güzel bir şey. Yani tam kendini ya görmek işte, istiyor. Hırs, zaman zamanı geldi. Sanatçı geldi. Zafer Algöz'ün bir sorusu var. Programımızı izliyormuş. Hemen sana veriyorum. Diyor ki programımızı zevkle izliyorum. Ali Bey, biz TFF olarak Arda'yı neden almadın diye soramayız diyor. Tamam, buna katılıyorum diyor. Kötü futbolun ve sonuçların hesabını acaba bir yönetici olarak Fatih Terim'e sorabilirler mi diyor. Şimdi nasıl hesabı? Tabii ki konuşuyor. Hesabı hocam, sormakta. Mesela biz neden İzlanda maçında bu kadar verimsiz oynadık? Neden Ukrayna maçının ilk yarısında bu kadar kötüydük diye böyle bir soru cevap faslına girebilir misiniz hocayla? Hesap sorma demeyelim buna. Ben 10 senedir ben Fatih Terim'e 8 sene çalıştım. Yani dolayısıyla bir yöneticinin hocasıyla konuşacağı zamanlar vardır. Dertleşeceği zamanlar vardır. Bunlar gayet de sağlıklıdır. Yani bu niye şaşırtıyor? Yani ilk defa bir maç, ilk defa bir yönetici hoca ilişkisi gibi bir şey söylüyorsunuz. Tabii ki konuşulur. Yani konuşmak, biz bir takımız. Her konuşmak hesap sormak demek değildir. Ya hoca da kalkıp oyuncularıyla maçın kritiğini yaparken hesap sormadan öte maçın kritiğini yapar. Yöneticiler de belli bir seviyeye kadar teknik olarak değil. Biz yani bunu... bir buçuk maç kötü oynadık. Yani İzlanda'nın 90'ı, Ukrayna'nın 45'i. Mesela siz bunu neye bağlıyorsunuz? Hırvatistan'ın. Hırvatistan daha geride kaldı. Ben son bu iki maçı söylüyorum. Ya Ali Dürüst'ün fikri ne? Neden sizce verimsiz oynadık? Neden milli takıma yakışmayan bir oyun ortaya koyduk? Vallahi bilmiyorum. Ben son maçtaki ilk 15 dakikadan sonra 40. dakikaya kadar oyun planının tuttuğunu düşünüyorum. Teknik olarak pek tabii sizler kadar bilmiyorum ama yapılan oydu. Ama tabii bu futbol
Son 5 dakikada yani bir o bir tane gol gelmiş olması dengeyi bozdu. Ama tabii ki İzlanda da bizden daha üstün bir takımdı. Biz 15 dakikadan sonra oyunu kontrol, ama teknik olarak hocanın bu takımı durdurmak için bu taktiği öngördü. Biz zaten hocaya bu yetkiyi bunun için verdik. Dolayısıyla hepimizin ayrı bir taktiği olabilir. Ama insanlar da diyor ki yapacak. İnsanlar da diyor ki tamam hoca yapsın kadroyu, ama bir de Türkiye'nin Türk insanı var. Televizyon başında kilitlenmiş. Yani insanlar diyor ki bu milli takım oyuncak mıdır? Bu milli takım egoların savaşı mıdır? Bu milli takım hayır. İşte ben yaptım, ettim, ben böyle oynattım, ben bunu aldım, almadım. Yani bunların da tartışılması ve adaletli olarak forma dağıtılmasını bekliyor. Yok, bakın yani bu işin yani bir teknik direktör bu işin riskini almıyorum dese, o zaman kalkıp Emre Mor gibi bir yıldızı kazandırma riskini de almaz. Herkesin gözü kapalı yapacağı takımı koyar oraya. Başarısız olsa sorgulanmaz. Ama ileri gitmek için, zaman zaman oyuncu yetiştirmek için teknik direktörler bu tür atılımları yapabilirler. Yani Emre'nin de Galatasaray'a ilk kazandığı vakit hepiniz hatırlarsınız. Yani bu böyle olur. Yani diğer takımlar, ben bildiğim takımdan söylüyorum. Dolayısıyla teknik direktörler yeni oyuncu, yeni oyun üzerine kazanmak için zaman zaman değişikliğe gidebilirler. Ama dediğiniz gibi de sorgulanabilirler. Burada ama Emre'yi kazanırken de Emre'yi kazanırken de 4 oyuncuyu kaybediyorsak burada ben artı ve eksiye bakarım. O zaman eksi halen daha ağır basar. Yani tamam ben Emre'yi kazanayım da şimdi Arda'yı, Burak'ı, Selçuk'u da kaybedersem niye kaybetmek olarak, fakat niye kaybetmek olarak düşünüyorsunuz ki, onu anlamıyorum ben. Ama ben bakıyorum 3 maçta 2 puanı ben başarı olarak görmüyorum. 3 maçta 2 puan bence başarısızdır milli takım için. Güçlü rakiplerle oynasak. En azından Ukrayna'yı yenmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Peki. Yani doğal olarak yani artı mı eksi mi şu anda baktığımda milli takım bana keyif veren bir futbol veriyor mu? Bana ya vermiyor. Tam Emre Mor'a top gelecek, heyecanlanacağım diye bekleyeceğime Arda'ya da top gelsin, Selçuk'a da gelsin, Burak da golünü alsın. Ha yine yenilelim. Tabii. Şunu düşünelim. Formayı hoca adaletli verdi. Biz mücadele ettik, kaybettik. Bakın bu takım mücadele etsin, 3 yesin, 4 yesin. Yemin ediyorum bu ülke alkışlar. Der ki helal olsunuz, koştunuz, mücadele ettiniz, olmadı kardeşim der. Peki şunu söyleyeyim. Aynı yorumu. Avrupa'da, Fransa'da Arda'nın da, Burak'ın da, Selçuk'un da olduğu takıma da aynı yorumu yaptırız. Doğru yaptık. Yani başarılı olmadığı vakit onların aynı yorum yapıyor. Ama şimdi o zaman yani Fatih Hoca başarısız değil. Arda, Selçuk, Burak başarısız. O yüzden aynen. Veya Gökhan başarısız demek. Dördünü beşini ayırmak bir adaletsizlik olmaz. Yani bu sonuçta 22 kişilik teknik kadrosuyla 40 kişilik bir ekip. O zaman Fatih Hoca başarılıydı. Arda, Burak, Selçuk başarısızdı ve bunlar kurban edildi. Olur mu öyle bir şey? Biz bütün oyuncularla Avrupa'ya gittik. Evet tamam, ama Fatih Hoca milli takımda Arda yok. O zaman burada bir tuhaflık yok mu sizce? Valla siz olayı başka yere çekiyorsunuz. Yani çekmiyorum Ali abi, niye çekeyim? Yani, tamam hocanın tercihi, saygı aynı, duyuyorum. Aynı şeyi konuşamıyoruz. Peki ben konuşmayayım. Ümit sen sor. Ali Bey haklı. Sayın Başkanım. Şimdi aynı şeyi konuşamıyoruz yani. Siz yani başka bir yere gidiyorsunuz. Abi ben üzülüyorum. Ben gerçekten savaşan bir milli takım istiyorum. Ben sizin adınıza da üzülüyorum. Başkana da üzülüyorum. Yani bu ülke daha iyilerini hak ediyor. Avrupa Şampiyonası kötülük, doğru. Ama o kötülük sanki devam ediyor hala, formsuzluk. Niye inşallah hep beraber önümüzde... Ali Bey, sözleşmeyi kim sızdırdı sizce içeriden? Ha, bilemiyorum. Maçtan önce. Yani bu sözleşme bana göre çok gizli bir sözleşme olması lazım. Bir Fatih Terim'de, bir de federasyonda olması lazım. İnsanlar merak ediyor. Hatta Fatih Terim'de... Ülkede bunu söylüyorsun Engin abi ya, bravo. Her şeyi sızdırıyorlar. Hayır, insanlar da merak ediyor kim tarafından sızdırıldı bu açıdan. Bilemiyorum. Bu kurumlarda bazen böyle zafiyetler oluyor. Hayır, çünkü bu Fatih Terim'i yıpratma operasyonunun bir parçası olarak görüyorum maçtan önce. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben burada tabii yorumlarınızı dinliyorum, ama ben burada size sorduğum şeyi açıklamak için buradayım. Diğer konulara girmem hem sizin program akışınızı da bozabilir. Yok tamam abi, bu güzel bir soruydu. Bununla ilgili bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz federasyonda? Tabii ki. Düşünüyorsunuz. Tabii ki yani onunla ilgili bir araştırma yapılıyor. Yani sahiden bir bu
sahiden bugün olan bir sızma mı, yoksa 3 sene evvel kontrat imzalama aşamasında da galiba böyle bir şey olmuş. Ben o gün hatırlamıyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Başkanım, yani 3 sene evvel bu kontrat imzalanırken zaten bu kontratın basına sızması gibi bir şey olmuş. Yani yeni bir haber değil bu diye bana gelen haber bu. Başkanım yani bir şey pardon. Bu başkanım prim sistemiyle ilgili bundan sonra bir değişikliğe gidecek mi? Serhat Uluer'in program başlarken söyledi. Bundan sonra milli takımda prim sistemini değiştirdiniz mi? Ne gibi bir prim sistemi getirdiniz acaba? Valla biliyorsunuz yani prim sisteminde bir bu milli takım yani kulüp takımları gibi nasıl Avrupa'da başarılı olduğu vakit bir gelir geliyor. Genelde de bu gelirin belli bir yüzdesi dağıtılır. Bu yüzde 30 olur, 35 olur, 40 olur. O skalaya girmemiz lazım. Biz kulüpte de aynı şeyi yaparız. Herhalde burada da bundan sonra bizim başarımız da yani milli takımın başarısıyla gelen bir meblağın bölüşülmesi şeklinde olacak. Ona da yönetim kurulu karar verecek. Yani dünya, diyorum 10 tane maça verilmeyecek ama Dünya Kupası'na gidilirse verilecek. Doğru mu? Hedefe verilecek. Şimdi onun üzerine çalışılıyor. Yani esas olan şu var. Esas olan oyuncuların göstermiş olduğu performansa göre hak edilen UEFA veya FIFA'dan gelen olan meblağın belli bir oranının oyunculara dağıtılması ki dünyada da zaten bu şekilde yapılıyor. Bu sistem uygulanacak ama yüzdesi ne olur onu yönetim kurulu karar verir. Şükrü Hanedan istifa mı etti Sayın Dürüst? Hayır. Yok, şimdi öyle bir mesaj aldım. Son maçta da yoktu. Şükrü Hanedan, Fatih Hoca'nın eli ayağı olan Şükrü Hanedan istifa ettiler. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Son maçta bazen hoca ona özel görev veriyor. Son maçta görevliydi yani. Maçta yani şeydeydi. Konya'da kamptaydı fakat İzlanda'ya gelmedi. Bir de hocanın alt ekibinin zayıf olduğu konuşuluyor. Sizce Fatih Terim daha deneyimli, kendisine de yön verecek yardımcılarla bir takviye düşünüyor mu? Veya bu yola gitmeli mi? Vallahi ben şu anda bu arkadaşlar pırıl pırıl, genç, iyi çalışan, oyuncularla anlaşan iki tane genç arkadaşımız var. Zaten milli takımda görevliydi. Bir takviye olacak mı sizin? Hocanın tercihidir o. Bir takviye olacak mı özellikle? Her hoca kendi kadrosunu kurar. Kendi kadrosuyla çalışır. Dolayısıyla bu hocaların takdirindedir. Ümit. Sayın Başkanım, şimdi şöyle bir şey oldu. Futbolcular etkilendi diyorlar. Ben sizin orada gözettiğiniz benim için çok önemli. Orada Hakan Çalhanoğlu gibi kendince göre büyük, bana göre iyi bir yıldız. Yani bunlar demiyorlar mı ya bu Arda Turan hayırdır yani biz burada bir şey değil miyiz gibisinden havayı sezebildiniz mi oyunculardan? Ben tabii ki oyuncular böyle demiyorlar. Fakat sahiden sahaya çıkan oyuncunun gündemden düşmüş olması sahiden oyuncunun motivasyonu yani sen de top oynadığın için bilirsin. Oyuncu odak noktası olmak ister. Maalesef son maçlarda bu olaylardan dolayı bizim sahaya çıkan oyuncularımızdan bahsetmiyoruz. Yani hatalarından bile bahsetmiyoruz. Bakın Bu takım içinde konuşuluyor mu yani? Hayır, 2 ay sağlığından uzak kalacak Ozan kardeşimiz. Kimse ondan bahsetmiyor. Yani esasında biz de birazcık haksızlık yapıyoruz. Yani ben Ümit'e katılıyorum. Tabii ki oyunculardan böyle bir serzeniş gelmedi ama gündemin dışında kalmak sahaya çıkan oyuncuyu olumsuz etkiler. Sahaya çıkan oyuncu işin odağında olmak ister. Ya sonuçta milli takım forması taşıyor yani, o futbolcu. Ben gönül isterdi ki bugün çıkan oyuncularla ilgili bir yorum yapalım. Başarısını veya başarısızlığını yani o soğuk havada çıkıp o mücadele eden başarılı veya başarısız oyuncular ama onu konuşmuyoruz. Esasında bizim oraya gelmemiz lazım. Bence bu gündemi artık bitirelim. Bu gündemi bitirelim. Yetkili olan peki Arda'ya ne tavsiye edersiniz abisi olarak Arda'ya ne tavsiye edersiniz bu süreçte? Tekrar milli takım formasını alması için. Bakın Arda'nın milli takım formasını alması için benim tavsiye edeceğim bir şey yok. Arda zaten bunu yapması için ne gerektiğini bilen çok tecrübeli bir oyuncudur. Yani Arda gibi bir oyuncuya bir şey biz ancak şunu tabii abi olarak hani ne odan ne yanlış yaptı veya neyi yapmamasını önerirsiniz kendisine? Bir şey yanlış yapmış ki yok şu anda. Hani bu dostane olarak bunu açıklayabilirsiniz. Valla ben Arda'nın ne yanlış yapıp da bir yanlış bakın bir oyuncunun
kadronun dışında kalması için illa bir yanlış, bunu anlamıyorum. İlla bir yanlış yapmasına gerek yoktur. Ne olması lazım ya? Arda Barcelona'da oynuyor. Ali Bey, Barcelona'da oynayan bir futbolcunun ne olması lazım ki kadro dışı kalması peki, lazım? Peki, merak peki, ediyorum. Sahiden merak ediyorum. Peki Barcelona'da oynamayan, bir senedir oynamayan oyuncunun milli takıma alınması için ne gereklidir? Bakın, teknik direktörün tercihi gereklidir. O tercih sebebi onun aklının içindedir. Yani şimdi öyle bir yerdeyiz ki evet ilk Barcelona'da başarılı olan bir oyuncunun girmemesi için ne sebep vardır? Peki ben tersten soruyorum. Barcelona'da oynamayıp 6 aydır oynamayan bir oyuncunun girmesi için ne sebep vardır? O zaman demek ki milli teknik direktör milli takımın başarılı olması için kendi bir dizayn yapmıştır. Başarılı olmayabilir. Onun riskini alabilir. Siz de onu kritik edebilirsiniz. Yani bunu çok fazla altta bir şey tamam. Aramamak lazım. Peki hocanın kafasında gerçekten 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çekirdek kadrosu mu var? Bundan dolayı da tercih etmemiş olabilir mi? Yani daha fazla gençlere yatırım yapma gibi. Abi bizim hepimizin kafasında bu olması lazım ama diğer arkadaşların olmuş olması bu yapmaya çalıştığımız geçişe mani olacak bir iş değildir. Yani o onun çelişkisi değildir. Yani hocanın bu tercihle bunu yaptığını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi niye yaptığını açıklamasını kendisi yapar ve yapıyor da zaten. Bir de başkanım şu da var, yani şimdi bu Dünya Kupası'na gitmek hakikaten çok zor. Biliyorsun burada ya birinci olman lazım grupta çıkmak için. Ben hep bunu savundum. Yani bu kadro bir dahaki Avrupa Şampiyonası'nın kadrosu olacağını savunuyorum. Yani çünkü hakikaten insanlar zannediyor ki Avrupa Şampiyonası'na gitmek kadar kolay bir iş zannediyorlar şu an Dünya Kupası. Yani biz fazla umut veriyoruz bazen insanlara diye düşünüyorum. Esasında tabii bu tabii umutumuz olacak da bir de gerçekçi olmak lazım sahiden. Evet, gerçekçi olmak lazım. Zaten her 4 yılda bir Dünya Kupası'na katılan zaten bir ülke değiliz. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Yani bakın İzlanda ile oynadık. Sahiden belli bir zaman oyuna ortak olduk. 2-0 yendik ama en iyi kadromuzun yani bugün olsaydı dediğimiz kadroyla gittiğimiz vakit de 3-0. Yani bunun tabii bunun savunması olmaz. O günde yenildik, bugün de değil ama gerçekçi olmak lazım. Zaman içinde ne kadar fazla katılırsak buraya, mühim olan bu şovun içinde olmak. Yani Fransa'ya giderken de ben bunu söyledim. Fransa'ya gitmek önemli bir olaydı. Bu bir tecrübedir. Belki Fransa'dan geldikten sonra bunları konuşmak da bir tecrübedir. Ali abi. Diğer takımlar belki bunları daha evvel yaşadılar. Biz de bunları yaşayacağız. Ali abi, dünkü maçtan sonra siz takip edememişsinizdir. Yorumlar daha çok şöyleydi. Türk gazetecileri Fatih Terim'den korkuyorlar. Bir korku imparatorluğu var. Herkes hocayı görünce kaçacak, köşe bucak yer arıyor. Ve insanlar hocaya soru soramıyor. Gerçekten siz böyle kamptayken böyle bir şey sezinlediniz mi? Böyle bir şey var mı? Yani bakın, hocanın... bakın biz Fatih Terim'le 96'dan beri hep beraberiz. Yani biz ilk beraber olduğumuzda Almanya'daki kampta Serhat sen de oradaydın. Doğru. Dolayısıyla yani Fatih Hoca'ya bir şey yani sanki öyle bir konuşuyoruz ki yani Fatih Hoca bugün çıktı gibi. Fatih Hoca var. Fatih Hoca ile basın ilişkisinde siz de biliyorsunuz. Yani peki son gözlemlediğinizde Galatasaray... Yani Fatih Hoca'nın arkadaşı Gökmen Özdanak çok rahat oradan. Diyor ki ben istediğimi söylerim ama öpüşürüz de diyor. Dolayısıyla yani burada bir sıkıntı olur ben görmüyorum yani. Siz peki hocanın... Daha fazla ne kritik yapılabilecek? Galatasaray'dakiyle şimdi milli takımdaki arasında bir fark görüyor musunuz hocada? Kimden? En son Galatasaray'da bıraktığınız Terim'le şimdiki Terim arasında bir fark görüyor musunuz? Bir fark görüyorum. Tabii milli takım yani kulüp takımındaki teknik direktörlerin yetkileri çok daha fazladır. Kulüp takımında teknik direktörlerin olayı tedavi etmesi çok daha kolaydır. Çünkü oyuncusuyla hep beraberdir. Her hafta maç vardır. Milli takımda bu tedaviler daha zordur. Yani benim milli takım tecrübem çok yeni. Fakat son tecrübemde şunu edindim ki milli takımdaki teknik direktörlerin durumu çok daha zor. Çünkü milli takımın çok daha fazla sahibi var. Haklı doğru. Olarak. Bir de şu Fatih Hoca artık eşofmanı bıraksın. Milli takımda oyuncu olmak da daha zor. Çünkü camialarda kulüp takımlarında hem teknik direktörler hem oyuncular korunurlar. Camialar korur. Milli takımında teknik direktörler ve oyuncular korumasız kalıyorlar. Ama bu böyle. Onun için milli takımda ben Fatih Hoca'yı kulüp takımında olduğunda çok daha sakin, çok daha olaylara
daha yumuşak yaklaşan görüyorum. Tam tersini söylüyorum size. Çünkü zaten milli takımda da öyle olmak lazım. Çünkü oyuncularla milli takımda çok az berabersiniz. Hoca eşofmanı bırakıp takım elbiseyi giyip sadece futbol direktörlüğü yapıp Türkiye futbol direktörü olup buraya kendi yani yerine bir adam getirmeyi veya artık yönetici pozisyonda olmayı böyle bir kafasında böyle bir plan var mı? Çünkü bu kurcalanıyor. Diyorlar ki sen çok güzel Türkiye futbol direktörlüğü yaparsın. Türk futbolunun sorunlarınla, altyapısıyla, temel eksikleriyle ilgilenip oraya bir milli takım hocası da tayin edebilirsin. Aykut Kocaman'ın ismi de gündeme geliyor bu arada. Bakın bu yanlış yani bu bir kişi bu sorduğunuz soru bir kişinin hayat felsefesiyle ilgili bir şey. Yaşam tarzıyla ilgili bir şey. Yani onunla ilgili bırakın Fatih Terim'le ilgili kimseyle ilgili bir yorum yapmak doğru olmaz. Yani ona böyle bir, bir planı var mı hocanın? En azından belki size söylemiştir. Hayır böyle bir şey konuşmadık ama böyle bir şey konuşmadık. Hayır. Ben çünkü Fatih Hoca'yı spor bakanı olarak da görmek isterim. Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görmek isterim. Tek seçici olarak da görmek isterim. Futbol canlı. Bakın şurada şey geçiyor. Orada bir şey gördüm. Bir alt yazı geçiyor. Bir şey, yönetim olarak Fatih Terim'in niye Arda'yı aldığını soramayız. Lafı çok yanlış. Soramayız değil. Sormayız. Yani soramamak yani. Tamam ben görmedim onu. Soramamak değil. Tamam düzeltiriz. Niye almadığını sorarız. Sebebini sorarız. Çünkü orada yanlış bir anlam çıkıyor. Soramayız derken öyle bir şey yoktu. Tabii tamam sormayız sorarız. Düzelttik. Tamam. Öğrenmek adına. Ama yetki ondadır. Siz milli takımımızın Dünya Kupası bu 3 tane zorlu maçı geçti 2 puanla. Tabii ki şimdi 2 Kosova maçından 6 puan. İçeride Finlandiya'yı yenersek 9 puan gibi 11 puana çıkar ve çok ciddi iddialı oluruz. Gidebileceğine inanıyor musunuz? Vallahi ben tabii ki inanıyorum. Çünkü zaten bu kura çekildiğinde Fatih Hoca'nın da dediği, benim de dediğim bu kura'daki 4 takım bir, yani 4'ü de birinci gitmeye namzet 3'te takım. Yani birbirine çok yakın bir kura çektik şeyler olarak. Dolayısıyla her türlü sonucu açık. Yani İzlanda'dan biz sonuç olarak oyunu bir kenara koyun. Galibiyete dönseydik kimseye de sürpriz gelmezdi. Yani böyle bir grupla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla puan olarak alacağımız puanlar var. İnşallah bu sistem üzerimizden dağılacak. Tek tek maçlara gidip puanları alacağız ama dediğimiz gibi bu şeylerde tabii ki tenkitlerde devam edecekler. Bu işin içinde olan bir şey. Biz bunlara hazırız. Mühim olan bu hakaret boyutuna varmasın. Yoksa teknik olarak tabii ki tenkit edersiniz ama tenkit teknik tekniklere hoca kara şey verir, cevap verir. İdari bir şey varsa biz yönetici olarak elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Tabii bu arada biraz da Burak, Selçuk, Gökhan'a ve biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Sırf Arda üzerinden gittik. O çocukların da bence hak ediyorlarsa ki hak ettiklerini düşünüyoruz. İşte bugün birazcık bence hem ona da onlara haksızlık etmekten öde Arda'ya da haksızlık ediyoruz. Çünkü Arda da kendinin bu kadar öne çıkmasını istemiyordu. Ben Arda'yı çok iyi tanırım. Yani Arda da kendinden bu şekilde bahsedilmesi o da istemiyordu. Tabii ki istemiyordu. Peki Arda'da yani, bir megalomanlık görüyor musunuz Arda'da? Hayır. Ben artık Barcelona oyuncusuyum kardeşim. Ben Fatih Terim'e eyvallah demem. Ben de Barcelona Arda'nın tarzında bir ego onda da görüyor musunuz? Hayır hiç görmedim. Ben hiç bir milli oyuncu da görmedim. Milli oyuncular o kademeye geldiği vakit onu Ümit Karan iyi bilir. O seviyeye gelen oyuncu onlardan sıyrılırlar. Hiç ben görmedim. Hiçbirini de görmedim. Yani öyle bir büyüklere karşı saygısızlık veya ukalalık yok yani. Hiçbir oyuncu da hocasına karşı veya yöneticisine karşı veya kamuoyuna karşı bir saygısızlık görmedim. Ben. Hocanın bundan sonraki hareket planı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bir ay maç yok. Herhangi bir basın toplantısı yapar mı? Bir yardımcı alacak mı net olarak veya almayacak mı? Hoca hakkında bize aktarabileceğiniz bir şey var mı? Şu anda psikolojisi nasıl hocanın? Yıpranmış durumda mı? Üzgün mü? Hoca uçakta dönerken de maçı izleyip ben bir ara sabaha karşı uyandığımda bana gel golleri bak nasıl yedik diyor onlara bakıyordu. Yani hoca çalışıyor, işini yapıyor. Yani bir değişen bir şey yok. Önümüzdeki maçlar hazırlanıyor, rakipleri izliyor. Ama önümüzdeki günlerle ilgili oturup bir şey konuşacak zamanımız da olmadı. Çünkü sabah geldik zaten. Konuşuyorsunuz. Ama hayat devam ediyor. Normalde. Son artık Ümit Adel. Son bir sorum başkanım. Şimdi ben hocayla ve Arda'yı konuşmaktan çok sıkılanlardan bir tanesiyim. Artık da konuşmak da istemiyorum. Benim başka bir sorum var. Şu an biliyorsunuz biraz futbolcu yetiştirme konusunda biraz
zayıf kalıyoruz. Hatta hiç yetiştirmemeye başladık. Yani buna federasyon olarak bir toplantı, ne bileyim artık bakınız biz stoper bulamıyoruz bu ülkede. Yani biz gidiyoruz gurbet tamam eyvallah onlar da bizim evlatlarımız ama hani bizim ülkede 80 milyon bir kişinin topluluk içinde yaşıyoruz. Artık buradan oyuncu yetiştirmeye, Anadolu'ya eskisi gibi oyuncu yetiştirmeye hani bu toplantıları yapıyor musunuz? Neden? Tabii bunlar yani, yapılıyorlar. Bir şöyle de bir altyapılarla da ilgili bir hocanın çalıştığı bir proje var. Yani altyapılara... Ya bu projede gerçekleşecek mi? Yani altyapılara federasyonun katkı yapıp ama yaptığı katkıyı da doğru yerlere gittiğini kontrol etmesi açısından. Çünkü altyapıya bazen siz katkı yapıyorsunuz. O başka yerlere gidebiliyor. Daha bir koordineli, altyapılarla beraber çalışacak bir program hoca yapıyor. Bunu da yönetim kuruluna zaten prezente edecek. Sonra da kamuoyuna paylaşacağız. Başkanım, son bir soru da ben sorayım. Şimdi yabancı, biliyorsunuz yabancı statüsü değişti, doğru mu? Doğru. Evet, bu sezon bunu uyguladık. Geçen sene de uyguladık. Geçen sene bu sezon. Evet, uyguladık. Siz bu uygulamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok önemli bir konu bu. Bizim biliyorsunuz milli takıma da yansıyor. Bizim Türk futbolumuza da yansıyor. Tekrar yani 14+14 zarar verdi mi? Zarar verdi mi? Devam, veya faydası mı oldu? Veya faydası mı oldu ya da bu konuda devam edecek miyiz? Neler düşünüyorsunuz? Valla ben devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz dışarıya giden çok oyuncumuz oldu. Yani bugün kendi takımlarında oynamayan veya kontratları var diye kalıp nasıl ben burada kalırım diyen oyuncular dışarıdaki takımlara gittiler. Dışarıda takımda çok oyuncularımız oynuyor. Bu sağlanmış oldu. Ve de dışarıdan da bize 8 tane dışarıda oynayan oyuncu milli takıma geliyor. Dolayısıyla yani bence bunun yerli oyuncuların daha fazla gelişmesi için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ali Bey, Süper Lig'i 18 takımdan 20 takıma çıkarmayı düşünüyor musunuz? 20 takım olursa Türk futbolu için artı olur mu? Onu öğrenmek istiyorum. Hiç öyle bir düşüncemiz olmadı. Yani bir çalışma da olduğunu düşünmüyorum ben. Yani öyle bir çalışmamız yok, öyle bir düşüncemiz yok. Bu statüde devam edecek. Zaten bu sene böyle devam tabii ki. Teşekkür ederim. Son sözü de Gökmen abiye verelim. Gökmen abi. Yok bir şey sormayacağım Sayın Başkan. Sorma, söyle. Yani en azından bu olayla ilgili bir yorum yap. Ali abiye de teşekkür ederim. Şimdi Sayın Dürüst, pek fazla girmedim de ben şunu öğrenmek istiyorum. Fatih Terim tamam, takımı gençleştirecek tamam, ona da katılırım. Daha koşan, daha pres yapabilen, daha mücadeleci takım yaratabilir tamam. Peki bir anda abi Burak, Selçuk, Arda, Gökhan, ki Caner ve Hakan Balta. Dahil oldu. Nerede baktılar? Bunları tamam aldılar ama baktığınız zaman Gökhan, Arda, Selçuk, Burak. Şimdi, Gökhan da sakat galiba. Peki 3 kişi diyelim. Arda, Selçuk, Burak. Şimdi yani. bu oyuncular hakikaten takımı kurtaracak kapasitede oyuncular. Yani gidip de neyin yahut da şöyle Fatih Terim yapabilirdi. Ya Selçuk'u Abdullah Avcı da oynatmıyordu. Almıyordu. O da şöyle de yapabilirdi. Ya Selçuk'u almayan yani vardı. 2016 bitti Fransa'da. Evet. Şampiyona bitti. Geldi Dünya Kupası için. Bu kadroyu aslanlar gibi tak diye çıkartabilirdi. Ben bu oyuncuları pasifize ediyorum yahut da belli sürelerde alırım oynatırım falan çıkıp bu kadar şey olmazdı yani. Öyle bir spekülasyon var ki hani Fatih Terim ne bileyim futbolcular, Türk futbolu, milli takım. Ama bu dediğiniz oldu zaten yani bu oyuncuların olmadığı kadroyla başlandı. Sonra bu oyunculardan 2-3 tanesi girdi takıma zaten. Ben şunu anladım Ali abinin konuşmalarından. Arda da olacak, Burak da olacak, Selçuk da olacak. Mutlaka bunlardan bir şekilde yararlanacak. Yani ben onu... Hayır. Efendim? Şimdi şu var. Şunu söylüyorum. Bakın ben şu olacak bu olacak demiyorum. Bu şu en faydalı, en yani milli takım için olacak en faydalı seçimi teknik direktör yapacaktır. Tamam. Emre Morsan'ı kaç cezalı size Kosova maçında? Bence Arda'yı alacak diye düşünüyorum. Ben de farklı düşünüyorum. Ben başkan kadar belki tanıyamıyor olabilirim ama çalışmış bir oyuncu olarak Arda Turan'ın milli takıma çağıracağını düşünmüyorum. Görev aldı süre boyunca evet. Hoca. Ben de aynı farklı düşünüyorum artık. Arda'ya Kosova maçında alacak diyorum. Peki o zaman siz bence ben size iyi akşamlar dileyim. Tamam. Siz teşekkür ederiz. Siz devam edin. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz Ali abi. Teşekkürler Ali Bey. İyi yayınlar. Sürçülisan etmişsek kusura bakma biz de sormak durumundayız. Yani burada hesap sorma diye bir şey yok. Sadece toplum ve biz aydınlanalım diye bu soruları soruyoruz.
her soru mutlu etmeyebilir. Biraz can yakan sorular da olabilir. Yok ben çok yalnız şunu bir daha şey yapalım. Yani bir teknik direktör yetkilendirildiği vakit yetki ondadır. Bu milli takımda da böyledir. Kulüp takımda da böyle olması lazım. Zaten böyledir. Bu seçimde de teknik direktörün seçimle ilgili de tenkit yapmak da herkesin en tabii hakkıdır. Bu gayet doğal bir şey. Başarılı olduğu vakitte alkışlanır. Başarısız olduğu vakit kritik edilir. Ve bu yapılıyor zaten. Biz de bundan bir sıkıntı duymuyoruz. Sayın Duru, şey senelerde bu oluşuyor. Şu oluştu zaten bizim Türkiye'de. Bütün takım, bütün yönetim değişemeyeceğine göre en iyisi yakın şeyde hoca değiştiriyorsunuz. Her yerde. Bu da başka abi. Bir sorun. Sorun yani. Vallahi benim çalıştığım sürede benim öyle bir yapım olmadı. Genelde ben ona doğru bulmuyorum, istikrardan yanayım. Yok yani sizin adınıza değil yani ben genel olarak bu yorumu yaptım. Maalesef genel öyle bir eğilim var Türkiye'de. Bir de şu soru geldi. Fatih Terim'e devlet kanadından Arda'yı ve diğerlerini alması konusunda bir baskıyla hiç böyle bir şey karşılaştınız mı? Hayır hiç karşılaşmadım. Hiç şahit olmadım. Öyle de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birilerinin aracı olup siyasi yok, olabilir. Futboluna gerçekten önemli hizmetler yapmış kişiler olabilir. Bakın Fatih şeyin Arda Turan'ın bakın şunu anlamıyorum. Arda Turan'ın milli takıma girmesi için Fatih Terim'den başka yardımcı olacak kimse yoktur. Yani ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü Fatih Terim'le Arda Turan'ın ilişkisi geçmişten başlayan bir ilişki. Bütün oyuncularla olduğu gibi. Yani bir oyuncuya en yakını teknik direktörüdür yine. Dolayısıyla ama tabii ki zaman zaman kişiler iyi niyetle buna aracı olmak isteyebilirler. Bu da gayet sağlıklı bir olaydır. Ama bu işi yapacak olan teknik direktörün kendisidir zaten. Peki. Şimdi Emre Belezoğlu yok, Volkan Demirel yok, Arda da yok. Belki de hoca kafasında bir takım kurdular. Ben isterseniz ben bunlara tamam. Şey yapayım. Size iyi akşamlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. İyi akşamlar. Sayın Yıldırım Demirel ne diyor? Kadromuzu hoca yapar. Bugün olanlar yarın olmaz. Olmayanlar yarın olur. Burası milli takım diyor. Doğal olarak kimse bu anlamda hocaya sen niye aldın almadın diye bir hesap sormuyor. Yıldırım Bey ayrıca şunu da ekliyor. Biz unutulmasın ki en zorlu 3 rakiple oynadık ve bundan sonra önümüzün açık olduğunu ve Dünya Kupası finallerine gidebileceğimizi düşünüyorum diyor. Kaybedilmiş bir şeyin olmadığını söylüyor Yıldırım Demirören. Geride 7 maç var, 21 puan var. Bu 21 puanın 15'ini alsa bir takım 17. Ama şu gerçekten 17 puan yapar. Bu da olma ihtimali var. Şöyle bir gerçekle konuşmak lazım. Tabii Sayın Başkan bağlandı, konuştu, anlattı, izah etti ama tabii şimdi yönetici olarak ne desin? Ne diyebilir? Tabii ki haklı olarak hocasını şurada, koruyacak, saygı duyuyoruz. Burada anladık ki federasyon hocanın arkasında duruyor. Bunu tabii görebildik. Ya bunu göstermeleri de önemliydi. Kimse yanlış anlamaz. Biz de yöneticiler arkaya geçtiği zaman 2 puan oluyorlar ki çok tehlikeli. Zaten geçen haftalarda federasyon başkanı federasyonu biz tebrik ettik. Fatih Hoca'nın arkasında durduğu için güzel bir tebrik ediyoruz. Bravo. Bence çok da doğal bir olay. Bu evet. Futbol Federasyonu birileri yıkmak istiyorsa bu da doğru değil. Göreve seçimle gelmişler, seçimle gitsinler. Artı hakemler formda baktığınızda yani şu anda iyi başladılar hakemler. Ama milli maçlar kötü gitmesi federasyonu yıpratır. O da düzelirse bir problem olmaz. Şimdi biraz Galatasaray'ı konuşalım. Galatasaray'da Adnan Özbek'in açıklamaları var. Dursun Özbek akşam saatlerinde projelerini açıkladı. Ki bunu da benim de söyleyeceğim var. 500 milyon dolar geliyor diyor. Müthiş proje diyor. Bunun için yetki istiyor. Bunun hatalarını bir kez daha dile getireceğim. Demek ki anlamamış Sayın Başkan. Bunu söylemekte fayda var. Adnan Öztürk'ün röportajıyla Galatasaray'a başlayalım. Galatasaray'da başkan adayıydı. Sonra çekildi. Bir süre Ünal Aysal yönetimde çalıştı. As başkan olarak önemli işlerde bulundu. Her zaman Galatasaray'da sivri isimlerden bir tanesidir. Ama etkili isimlerden biridir. Süleyman Rodop sordu. Adnan Öztürk cevap verdi. Sorunlarınız vardı ki artık onları da atlattığınızı biliyorum, duydum. Yani ailecek daha iyi bir durumdayız Allah'a şükür. Evet. Galatasaray ayın 22'sinde kongre salonuna gelenler neyi oylayacaklar? Şimdi bence Galatasaraylılar ayın 22'sinde
ki bence Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en önemli genel kurulu. Galatasaray artık mallarını satmaya başlıyor. Sayın Başkan Dursun Özbek çıktı kamuoyuna ve Galatasaray kamuoyuna. Riva ile ilgili bir protokol yaptığını söyledi. Daha sonraki söylemlerinde Riva'nın içine Florya eklendi. Daha sonra bunun ön protokol olduğunu söyledi. Ortada çok da net olmayan bir durum var. Ama ben konuları çok yakından takip ediyorum. Çünkü samimi söylüyorum, çok gücüme gidiyor. Elimizdeki varlıkları çıkartmak zorunda kalmak. Çünkü Galatasaray bizim ailemiz. Yani futbolun 6 aylık zararı yine 80 milyon TL, 79 milyon TL. Bu senede 160 milyon TL eder. O da tahminen 50 milyon dolar zarardan bahsediyorum. Şimdi UEFA'dan ceza yemiş. Sevgili başkanın bir sözü vardı genel kurula. Aracılığınızla hatırlatayım. Haziranda Sportif AŞ, yani futbolu yöneten şirketimiz, 1 lira da olsa kâra geçecek diye söz vermişti. 79 milyon TL zararda. Ki bence futbolcu ismi vermeden söylüyorum. Bu sezonun başlangıcında Galatasaray yine 20 milyon euroyu, toplam olarak 20 milyon euroyu bence sokağa atmıştır. Galatasaray'da oynayamayacak hem sağlık açısından hem kalite açısından oyunculara verilmiştir. Bu paralar, bunların hepsini toparladığınız zaman ortaya 230 milyon dolarlık bir banka borcu çıkıyor. Onu kenara not aldım. Başkanın kendi söylemiyle sadece Riva'dan beklentisinin 330 milyon dolar olduğunu söyledi. 330 milyon dolar, 230 milyon dolar banka borcunu fazlasıyla kapatır. Bunun içine Florya'yı eklemenin anlamı ne? Bence en doğru zaman kesinlikle değil. Çünkü konut sektörünün en kötü aylarını yaşıyoruz, senelerini yaşıyoruz. Galatasaray'ın bence maddi olarak ana kalemi iki tane yumurtası var. Biri Riva, biri Florya. Bunların aynısını, aynı sepete bunların ikisini birden koymanın da mantığını anlayabiliyor değilim. Ha, mantık şu olabilir. Sevgili başkan bir prensip anlaşması yapmıştır. Riva ile Florya'ya bir paket yapmıştır. Ama bu paketi yapmaya ihtiyacımız var mı? Hayır, kesinlikle yok. Çünkü 230 milyon dolarlık banka borcu için Riva fazlasıyla yetiyor. Galatasaraylılar şunun kararını verecekler. Bütün yumurtaları aynı sepete mi koyuyoruz? Gayrimenkullerimizi elden mi çıkartıyoruz? Miras yedi olmaya zaten başladık. Büyüklerimizden bize kalan Galatasaray'ın üzerine henüz daha bir çivi çakmışlığımız yok. Ben buradaki asıl hedefin Florya olduğunu düşünüyorum. Ve bence Florya'nın değeri önümüzdeki 2-3 sene içinde 5 tane Riva eder. Benim için kişi olarak mühim olan o günkü genel kurul salonundan ben bu yanlış karara sonuna kadar karşı çıktım diyecek vicdan rahatlığıyla çıkacağım. Bundan eminim. Yani sadece banka borcunu kapatmak için bunları satıyorum demek bilemiyorum. Sevgili Dursun Özbek kendi şirketinde gelip birisi kendisine böyle söylese ne cevap verir ben tahmin edebiliyorum. Galatasaray'ın malını mülkünü satan başkan olarak tarihe geçmek istemiyorsa bence 22'sindeki genel kurul için, ben şahsen öyle geçmek istemem tarihe. 22'sinde genel kurul için bir daha düşünsün. Elinde Riva ile ilgili proje yapma yetkisi var. Bir proje adamı olduğunu sürekli söylüyor. Zaten otel projesinden biliyoruz. Riva ile proje denklemi, banka borçları denklemi yeter. Lütfen ve lütfen Galatasaray mallarını satan başkan olarak tarihe geçmesin. Madem ki bu kadar başarılıymış zaten, demek ki satmaya da gerek yok. Galatasaray futbolun 6 aylık zararı 80 milyon TL dedim, 79 milyon TL. Ama gelirlerimiz bizim sıfır değil. Yani bilançoya baktığım zaman 222 milyon TL 6 ayda bizim gelirimiz var. Yani geliriniz belli. Bugün Avrupa'da zaten mücadele etmiyoruz. Ki görünen o ki seneye de edemeyeceğiz. Çünkü bu bilançoyla etmek pek mümkün değil. Bu mali tabloyla gelecek yılda Avrupa kupalarına katılmamız zor görünüyor gibi bir cümle kullandınız. Gerçekten böyle bir tehlike var mı Galatasaray? Şimdi gerçekten bir tehlike. Şimdi Avrupa kupalarından neden sizi men ettiler? Kazandığınızın çok daha fazlasını harcadığınız için, yani bilançonun zarar ettiği için. Şimdi 6 ayda 80 milyon TL. Bu saatten sonra da bir herhalde gelen giden çok büyük bir mucize de beklenmediğine göre senede 160 milyon TL, bu da 50 milyon dolar para eder. 50 milyon dolar bir senede zarar ediyorsa Galatasaray Spor Kulübü, UEFA yine geçen sene verdiği cezayı yine verecektir. Bence hatta biraz daha önemli olacaktır. İkaz edilmesine rağmen bunu yapmakta ısrar ettiğiniz için bence biraz daha sert geçebilir.
Peki o zaman hem Galatasaray takımı iyi olacak, hem Galatasaray'ın borcu olmayacak. Bu nasıl olacak o zaman? Yani şu bakın, oynamayan futbolcuların Galatasaray takımının iyi olmasına bir faydası yok. Yani yanlış transferler var diyorsun. Işte onu demek istiyorum. Bazı takımların bedavaya kurtulmak istediği futbolcuları aldık. Hem de ciddi paralar vererek, futbolcular takas ederek. Yani katma değeri olan olmayanlara ayırdığınız zaman katma değeri olmayan tribünde oturan futbolcuların maliyetini doğru hesapladığınız zaman zaten banka borçlarını 5 seneye yaydığınız zaman bunlar rahatlıkla kapanır. Bir de Türkiye'nin son zamanlarda tartıştığı bir olay var. Fuat Terim, Arda, ikisi de Galatasaray'ın içinden çıkmış diyelim. Galatasaray'ın... İkisi de Galatasaray'ın çocuğu. Çocuğu diyelim o zaman. Birbirinden biraz daha yaşlı, evet. Evet. Bunu niye bağlıyorsunuz? Bu olayda siz de tabii dışarıdan tahlil etmek, bir yönetici olarak ki Galatasaray'da da yıllarca yöneticilik yaptınız. Evet. Şimdi ben ikisine de buradan aracılığınızla sesleniyorum. İkisinin arasındaki problem neyse bir abi kardeş gibi bir kapının arkasında halletsinler. Bugünler kişisel problemlerimizi ortaya koyacak, kişisel sorunlarımızı tartışacak günler değil. Peki efendim, Galatasaray'da Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a dönme şansı var mı sizce? Ben her zaman söyledim. Ben hocanın yüzüne karşı da söyledim. Artık Fatih Hoca'nın eşofman zamanı bitti. Yani Fatih Hoca'nın artık yöneticilik zamanı. Fatih Hoca proje üretmeli. Fatih Hoca yılların getirdiği birikimlerle bence artık gençlerle ilgilenmeli. Gerçekten gençlerle ilgilenmeli. İşte Rieker'inki gördük. Yani 14 yaşında bir kardeşimizi sahaya soktuğu için ciddi anlamda benim gözlerim yaşardı. Benim görmek istediğim manzaralar bunlar. Fatih Hoca'nın da bu saatten sonraki misyonu o uluslararası ve ulusal tecrübelerini gençlere öğretmesi, hem teknik direktör olarak hem futbolcu hem spor adamı olarak. Ama ben yine söylüyorum, yüzüne karşı da söyledim, Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki eşofmanlı hayatının bittiğine inanıyorum. Güzel bir röportaj olmuş. Elinize sağlık sevgili Süleyman ve Tamer Budak. Ve en önemli şey, Galatasaray'ın UEFA'dan tekrar ceza alabileceği. Ben de Sayın Adnan Öztürk'e %100 katılıyorum. Neden mi? Bunun üstüne dolayı, bir ceza daha mı? Efendim, bunun üstüne bir ceza daha. Zaten bu ceza artık kalkmayacak. Tamam, kasta onadı. Fenerbahçe Kulübü bugün 3. çeyrekte, yani Temmuz, Ağustos, Eylül ayı ile ilgili kar zarar tablosunu açıkladı. 7.742 milyon lira Fenerbahçe Kulübü Temmuz, Ağustos, Eylül ayında kar açıkladı. Galatasaray Kulübü Haziran 2016'da, geçtiğimiz 3 ayda 78 milyon lira zarar açıkladı. Şimdi diyor ki bu üçüncü çeyrekte de bu bir anda olumlu bir şeye dönmeyecektir diyor. Doğru söylüyor Adnan Bey ve bundan dolayı da Galatasaray Kulübü'nün ağır bir 2 yılda ceza beklediğini söyleyebilirim. Galatasaraylar, alınmayın, kızmayın. Gerçek neyse o. Galatasaray Kulübü şu anda Riva ve Flore'den 500 milyon dolar beklediğini söylüyor. Esasa bir Sayın Dursun Özbey'in bugün yapmış olduğu bir bilgilendirme toplantısı vardı Galatasaray İş Adamları Derneği'nde. Oradaki sözlerine bir bakalım. Hazır mı bank? Bir izleyelim. Ondan sonra onunla ilgili bir yorum olacak. Kısa bir yorum. Eğer bir kurumun maliyesi başarılı değilse, bir kurumun maliyesi iyi yönetilmiyorsa o kurumdan başarıyı beklemek mümkün değil. Galatasaray mali yapısı itibariyle çok sıhhatli bir durumda değil. Evet, Galatasaray'ın çok kuvvetli gelirleri var. Ama giderleri de o nispette yüksek. Dikkat edilmesi gereken, gözden geçirilmesi gereken seviyeleri de gelmiş vaziyette. Galatasaray bildiğiniz gibi Mali Genel Kurulu'nda açıkladık, divanda açıklıyoruz. Dönem sonu itibariyle de açıkladık geçen divanda. 1,5 milyar TL borcu var. Yani yaklaşık 500 milyon dolar. Değerli Galatasaraylılar, bu paranın 230 milyon doları banka borcu. Geriye kalan kısmı da tedarikçilere ve cari taahhütlerine bağlı olarak oluşmuş borç. 500 milyon dolar. Galatasaray'ın bu mali yapısı itibariyle çıkışı var. Bu borç sarmalından ne pahasına olursa olsun çıkmak zorundayız. Florya'dan taşınırken biz yaklaşık 250 dönümlük bir arazinin Galatasaray'a tahsis edilmesi için çalışma için değil, buraya yayılan
yeni tesis içindeki oluşum Galatasaray'ın hem A takımında hem de altyapısına büyük destek verecektir. Genel kurumdan aldığım bu emaneti sonuna kadar taşıyacağım. Görev sürenin sonunda benden sonra gelen arkadaşa benim devraldığım emanetten daha iyi bir emanet devredeceğim. Benden sonraki yönetime sıfır borç, sıfır taahhüt olarak bırakmak istiyorum. Bugün nasıl Riva ve Florya Galatasaray'ın çıkışı için önemli parametre haline gelmişse insan şunu düşünmeden edemiyor. O zaman kardeşim biz bu gayrimenkulleri bu şekilde değerlendirmek suretiyle elimizden çıkarıyorsak yerine ne koyalım? Konuyla ilgili Ankara'ya gittim. İlgili mercilere gittik. İki tane gayrimenkulü satın almak üzere müracaat ettim. Zaman içinde bunun bir kısmını biz borçlarımızı kapatmak için, bir kısmını taahhütlerimizi yerine getirmek için kullanacağız. Bir kısmını da böyle bir gayrimenkulün Galatasaray'a kazandırılması için harcamayı planlıyoruz. Galatasaray'ın ileriye dönük inşallah bugünkü durumlarına tekrar gelmeyecek. Yaptığımız kriterlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama genelde ihtiyaten böyle büyük bir gayrimenkulü kazandırmak için çalışıyoruz. Şimdi Galatasaray hisseleri 40 gün içinde 20 liradan 35 liraya geldi. %75 liralık bir artış oldu. Umarım burada bir spekülasyon, bir katakulli yoktur. Bu zaten SPK bu işlere zaten göz açtırmıyordur tabii, diye düşünüyorum, ümit ediyorum. İnşallah birileri gelen sıcak parayla hisse senetlerini toplayıp ondan sonra bir anda bunları piyasaya sürüp kağıdı aşağı doğru çekmezler. Birileri bu işleri rant olarak görmezler. Bu birinci temennim. Kulağıma şeyler, kötü şeyler geliyor. Bir takım 15 milyon dolar paraya girmiş kulübe şu filan böyle hisse senetleri toplanmış filan. Neyse bu biraz da dedikodu olabilir. Buna girmeyeyim ama şimdi Galatasaray Kulübü'nün 500 milyon dolar borcu var dedik. Bu borcu Ünal Aysal ve ondan sonra gelen başkanlar maalesef yanlış transfer politikalarıyla, yanlış yönetim modelleriyle oluşturdular. Mirası bitirdiler. Şimdi yapılan araştırma geçen hafta da söyledim. Çok kısaca geçiyorum üzerinden. Florya'nın arsası çok değerli. Florya'da yaklaşık Galatasaray Kulübü'nün 850 milyon dolar bir gelir elde edebilir. Ama görüyorum ki Dursun Özmen açıklamalarından Riva ve Florya arazilerinin satışından 500 milyon dolar gibi bir beklentisi var. Galatasaray Kulübü bu rakamı 1 milyar 350 milyon dolar gelir elde edebilecekken eğer burayı 500'e veriyorsa büyük bir hata. Dursun Bey, sizin danışmanlığınız var. Emlak olaylarında rayiç bedelleri öğrenebilirsiniz. Lütfen hata yapmayın. 22 Ekim'deki kongre çok önemli. Riva ile ilgili orada bir onay verilecek. Zaten verilmişti yetki. Ama Florya olayını daha iyi anlatmanız lazım. Florya'daki beklentinin daha yüksek olması lazım. 2018 yılında Atatürk Havalimanı kapanacak. Uçuşa izin verilmeyecek. Ve orada ciddi katlar çıkabilirsiniz Florya üzerine. Ve oradaki geliri 3'te çarpmanız gerekir. Şimdi yaparsanız bu parayı alamazsınız. Riva'yı satın ama Florya konusunda acele etmeyin derim. Adnan Öztürk'ün genel sözleri hakkında veya şu anda benim bu yorum hakkında bir şey söylemek isterseniz söyleyeyim. Şimdi Adnan Öztürk genelde... Hızlı geçeceğim çünkü burayı, evet. Adnan Öztürk tamam, ağzı laf yapan, çok da sevdiğim bir dostum, kardeşim. Şimdi burada Galatasaray camiasının yapması gereken şu kardeşim. Galatasaray bugün iflas etmiş durumda. Bak önümüzdeki sezon yine katılamama durumu söz konusu Avrupa'ya. Ben katılamayacağını iddia ediyorum. Yani bilmiyorum. Şimdi burada... Her seçimde ahkam kesen abiler falan var, büyükler falan var. Ya kardeşim ya bu Galatasaray kulübü bitmiş. Anladın, borç içinde yüzüyor. Hala işte Riva'yı... 500 milyon dolar diye bugün kendi ağzından itirafı vardı. Sevgili kardeşim şeyde... Geldiğinde 327 milyon dolardı. Mecidiyeköy'deki otelde de camları falan takmışlar. Nasıl şey yapacaklarsa bilmiyorum. Neyse. Hayır, başka şeylerden bahsedelim. Benim camiam neden birlik beraberlik içinde bu sorunu bütün olarak halletmiyor? Nasıl yani? Şimdi şöyle,
ben seni seçtim sen devam et yoluna falan. Ya arkadan destek olun. Öncelikle şöyle yapıyorlar. Ben sana destek vereceğim göreceksin falan. Bak aslanlar gibi falan. Sonra seçildikten seçtirdikten sonra yalnız bırakıyorlar. Ne halin varsa gör. Ya sizin değil ya. Kendi malınız değil bu koca kulüp ya. Koca o yüzden umurlarında değil ki. Yazıklar olsun. Şenzursun Özbek'te tarihe geçmek istiyor. Ya bırak ne tarih. Adını söylediği gibi kurtarıcı başkan olmak istiyor. Ya sevgili kardeşim bana düşünceleri geldi. Düşünceleri doğru. Ama daha ben fazla divanı, gelir elde edebilir. Onu söylüyorum. Ya tamam işte. 500 zaten, değil. Sen 1 milyar dolara hedefle. Eder çünkü Florya ve Riva. Canım kardeşim. Camia içinde bir konsensüs oluşturulduğu zaman bunlar hepsi olabilir. Şöyle diyor. Bundan sonra diyor Tüzük'te de değil bak. Borcu sıfırlayacağız diyor. Tüzük'te değişiklik yapacağız. Bundan sonra hangi başkan yahut yönetim gelirse borç yapamayacak. Aldığı borç kadar borç bırakacak. Bu kadar. Doğru. E nerede tüzük? Önce sen tüzüğü değiştir bakalım. Değiştirebiliyor musun? Öncelikle tüzüğü değiştir ki sen herkes ayağını yorgana göre uzatsın. Ha ben gelirim o zaman gelmem. Gelmez. Başkan seçtirmez. Yönetim kuruluna gelmez adam. O zaman idare Galatasaray camiasını seven, Galatasaray kulübünü seven insanlar gelir yönetirler. Herkes kendi menfaati için kulübü kullanamaz. E sen bu, öncelikle bu tüzüğü bir değiştir bakalım. Görelim fareleri nerelere kaçıyorlar. Ondan sonra sen işte 300 mü 500 mü bilmem ne bir konsolosluğunuz oluşturursunuz. Camiye her bütün dinamikleri taşın altına elini koyar. Galatasaray'ı kurtarırlar. Ben hala anlayamıyorum ya. Bir kişinin yani bir başkanın yahut da ne bileyim bir altındaki yönetim kurulunun yapacağı şeylere bakıyorlar ya. Ayıp ya. Tam güzel tavsiyelerde bulundun. Böyle olması lazım Serhat. Teşekkür ederim tamam. Bak 6 milyar TL borç varmış ya 18 kulübün. Bunu %80'i 4 büyük kulübün. Trabzon'un çık o kadar değil ama 3 büyük kulüp. Nereden baksan 3,5-4 milyar TL borç var ya. Bunlar nasıl ödenir ya? Hadi diyelim ki Galatasaray'ın bilmem ne kadar borcu var ödendi. Bu Riva'yı falan hallettiler. Yahut da Flor'u hallettiler. Ödendi. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra konuşalım. Ergin Ataman'ın röportajına geçelim. Saadettin Saran'ın başkan adaylığı Mahmut Uslu'nun Galatasaray'a kupayı aldırmazdım. Şike sürecindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla ilgili sözleri. Ünal Aysal'la ilgili 3 bölüm halinde onları verelim ve veda edelim. Şimdi Ergin Ataman'ın Galatasaray'la ilgili bölümü. Hocam, evet, Euroleague'de neler olacak? CSK Moskova ile başlıyoruz. Bunu aynı zamanda biz taraftarlarımız bir Süper Kupa maçı olarak değerlendiriyorlar. Çünkü 2016'nın Euro Cup şampiyonu Galatasaray ve Euroleague şampiyonu CSK arasında oynanacak olan bir maçla başlıyor. Bunu bilhassa mı yaptılar acaba? Yok, hayır bu tesadüf. Allah'ın işi öyle getirmiş. İki şampiyon karşılıklı başlasınlar diye kura öyle denk gelmiş. Bu kadromuz hem ligde hem Euroleague'de ikisini beraber götürebilecek kapasite ve kalitede mi? Taraftar sahaya geldiği zaman savaşan, her top için mücadele eden Galatasaray'ı görmek istiyor. Benim çalışmış olduğum bundan önceki 4 yılda bunu gördüler. Galatasaray sahada o mücadeleyi verecek olan oyuncularla oynayacak. Ha, o mücadeleyi vermeyen oyuncularım olursa onlar bench'te otururlar. Biz gene 6 kişiyle 7 kişiyle de birçok maçı kazanırız. Taraftara o heyecanı veririz. Hedefimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Euroleague'de de her maçı kazanmak için oynayacağız. Özellikle kendi sahamızdaki maçlarda kayıp vermek istemiyoruz. Ve öncelikli hedefimiz ilk 8'e kalmak, playofflara kalmak. Ondan sonra da takımın geleceği noktaya göre daha üstü hedeflemek ki bu nedir? Final Four, final ve şampiyonluk olur. Fenerbahçe ile oynadığınız bütün maçlarda istenmeyen olaylar oldu. Sahalar kapandı, cezalar verildi. Her iki takım için de söylüyorum bunu. Bu sene Euroleague'de de böyle şeylerde karşılaşma olasılığınız var mı? Euroleague'de anons diye bir olay yok. Orada 3 tane yabancı hakem olacak, gözlemci olmayacak. Yani Euroleague'de taraftarlar rakip takıma hakaret etse, küfür etse bunun cezası yok mu? Yok, hayır yok. Hayır, bunun cezası yok çünkü zaten anlamaz. Yani hakem bunu anlamaz, gözlemci yok zaten. O zaman... Çözümü ne hocam bunu? Bunun çözümü, belki de en güzeli bunun çözümü, kendimiziz bunun çözümü. Ben mini takımı ne bıraktım ne de bıraktırıldım. Sonuçta 3 yıllık bir anlaşmam vardı benim ve bu işte 3-4 gün önce bitti. 30 Eylül 2016 itibarıyla bitti. Biz yaz ayında federasyon başkanımız Harun Erdenay'la da görüştük bu konuda. Kendisi benim devam etmek
devam etmemi istedi. Ama sadece milli takımda çalışmamı istiyorlardı. Ben de kendilerine 2017'nin Haziran ayına kadar Galatasaray'la sözleşmem olduğunu ve Galatasaray'ın böylesine kritik bir dönemde, yani Euro Cup şampiyonu oldu, Euro League oynayacak, üstelik de sözleşmem olan bir dönemde Galatasaray'ı bırakmamın mümkün olmadığını, diğer bir yandan da diğer bir önemli konuda Türk milli takımının 2017 Eylül ayına kadar herhangi bir resmi maçı yok. Herhangi bir faaliyeti, hazırlık maçı, kamp yapacağı bir dönem dahi yok. Türk milli takımının hazırlıkları Temmuz ayında başlayacak 2017. 2017'den sonra Türk milli takımı basketbolda, futbolda olduğu gibi maçlar yıl içine dağılacak. Yani eleme maçları aynen şu anda işte futbol milli takımımızın oynadığı gibi Dünya Kupası eleme maçları sezon içinde olacak. O zaman milli takım hocalığı yapmanın bir esprisi olabilir. Sonuçta sürekli bir aktif haldesiniz. Ama yani 12 ay masa başında oturacak bir antrenörüm. Ben bir adam değilim. Evet, yani. Ben hepimiz tanıdığımız yani ve ona inanmıyorum ben. Yani bir antrenörün aynen bir oyuncu gibi pratik yapması gerekiyor. Çok teşekkürler. Keyifli, güzel bir röportaj olmuş. CSK Perşembe günü Galatasaray Abdi İpekçi ağırlıyor saat 20'de. İnşallah biz de orada olacağız. Bekleriz sizleri de. Sonra da Ülker Arena'ya gideriz bir de Fenerbahçe'nin maçına. Ben o gün Ümit'in maçında olacağım. Darüşşafaka Doğuş'u destekliyoruz. Anadolu Efes'i destekliyoruz hepsini. Ümit Kanal'ın maçında olacağım. Ne günü? Perşembe günü. Perşembe maç var mı? Perşembe yok. Pazar. Yine karıştı. Pazar günü gidiyoruz. Tepecik. Şey, serbestli mahkeme odasından basabiliriz. Tabii. Kimle oynuyorsunuz pazar günü? Nazilli. He? Nazilli. Sıkıntılı maç mı? Her maç zor biliyorsun futbolda. Hakemle konuşursun. Nasıl? Hocalar gibi konuşmaya başladın mı? Tam böyle, tam ortalarında. Her maç sıkıntılı. Başka? İyi çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İstekliyiz, arzuluyuz. Arzuluyuz. Bu duyguyu sahaya yansıttığımız an maçı bugün rakip ve hakeme karşı mücadele gibi lafları da eklemen lazım. Tabii biliyorsun. Şimdi biraz benim hakeme sallama biliyorsun. İşim bu. Geleceğiz inşallah. O yenildikleri zaman her zaman veririm. Yok, ben her daim bitti, ben her daim maçlara bakıyorum. Ben her daim sallıyorum biliyor musun? Hadi hayırlısı olsun. Nazilli maçın inşallah kazansın. Evet, gidiyoruz efendim. Engin abi. Adnan yola çıkıyor. Seni alıyor. Tamam. Gökmen abi alıyor. Beni alıyor. Maça yetişebilirsek yetişiyoruz. Yetişemezsek biz artık kebapçıya götürüyoruz. Ben bu tarafta değil abi. Bunları nasıl alacağım? Karşıda oturuyor. Bir, o görevi sen de üstlendin. Karşıya geç. Arasına o görevi sen üstlendin. Pazar günü yollar açık olur. Sandalye sorun bana. Tamam, ben alırım ya. Fatih sen şimdi bugün Fatih Ölüyoruz musun? Şimdi gerçekten. Şimdi ben bu saatten sonra bir eve gideyim, gene bir şey atayım. Arada bomba yerleştirmiş. İstişare yapayım. İstişare bir yani dakikadan sonra değişirsen. Gerçekçi oldu. Burada Serdar Ortaç'ın şarkısını sabaha kadar çaldırırım. Bir dakika, ben şimdi nasıl başkalarına çaldıracağım o şarkıyı? Bıraksın mı? İşler değişiyor burada. Aa. Yalnız. Başkalarına çaldıracağım şarkıyı. Bir şey görüyorsun değil mi mendili? Ya tamam. Bak bir şey, bir ayağa kalk şu, Allah aşkına. Hemen kalk, çabuk bak. İşi lightlaştırma. Nereye bakacağım? Konuş Fatih Terim. Kameraya dön. Şu he? çok on numara. Dönün. Şu ortaya geç, tam top var ya o Kurtlar Vadisi. Şuraya. Müziğe eşliğinde bir anons çek. Ne anons çekeceğim? Bir şey söyle mesela. Ama Kurtlar Vadisi raconunda söyle. Bekle Irak. Geliyoruz hep birlikte. Dur, müzik gelmedi abi. Bir dakika. Sen de bir şey söyledin işte. Ne? Irak'a gideceğiz işte savaşa. Irak'a mı? Ne Irak? Irak'a gideceğiz abi. İstikrarı aldım. Polat Alender gibi. Heh. Raconlu konuştum. Racon. Ağır. Ya ona gerek yok. Abin gibi yap işte. Ümit şu yanına bir göstersene. Hoca, Ümit gelsene sen. Samet Hoca gibi yapsana. Ümit sen bana göstersene. Bir ne yapması gerekti. Biraz senden rica etsin. Ben yapsana. Aktris adam, aktris adam. Bakışlarını değiştir ha. Havaya gir şimdi. Çıkar gözünü çıkar. Ben ama profesör gibi davranayım daha iyi. Böyle adamlardan korkuyorum. Sen Ümit'i karıştıran adam rolünde ol. Bak, Ümit'ten hiç korkulmaz. Kaş baş çatıyor. Geç işleri. Evet. Böyle şey adamdan bebek yüzlü bak. Nur yüzlü adam. Baby face. Benden kork. Bebek yüzlü. Baby face. Bebek yüzlü değil mi? Canlı bomba gibisin ya. Kendinize bak. Ne zamandan beri şey bebeklerde sakal oluyor? Şurada var ya, dördünüzden daha yakışıklıyım ben ya. Var mısın iddiaya? Gökmen abi. Yap oynama. En yakışıklı Gökmen o, abi. Gökmen abi. İki Ümit. Bak burada var üç ya. Üç sen. Burada bir dört Engin abi, en çirkin bir benim. Bir numara sen misin? En çirkin, rezil. Vay be, öyle bir şey. Estağfurullah, öyle değil mi? Ne de söyle öyle. Yakışıklı değişir izle. Burada oylama yapalım bu saatte. En yakışıklı kim aramızda? Ya geç hadi Adnan. Tamam geç hadi. Ne istiyorsun? Söyleyeceksen söyle. Polat Alender tarzı bir mesaj anons.
Fatih Hoca'ya bir şey söyle. Bak, bir Fatih Hoca'ya söyle. Bak Fatih Hoca. Ağır ağır, gülmeden. Bir dakika abi. Hadi sert, karışmayalım, tamam. Fatih Hoca'm da. Bak, sana bir uyarıda bulunuyorum. Sakın bir daha Beşiktaş semtinden geçme. Bunu unutma. Çarşı çok tehlikelidir. Her zaman Kadıköy ve Galatasaray'ın oralarda dolaş. Ya bu ne ya? Ben de anlamadım ki ne oldu zaten. Ya ben bu kadar kötü bir anons. Çarşıdan geçme, Kadıköy'e uğra, Galatasaray semtinden geçme. Evet. Çok kötü oldu. Bir daha yap. Yapamam. Peki. O zaman Saadettin Saran'ın başkan adaylığıyla ilgili röportajına girelim. Hemen Engin Veren'e dönelim. Bir davanız vardı sanırım, sonuçlanmış Yargıtay. Doğru. Fenerbahçe üyeliğini... Doğru, kazandım, geri döndüm. İtirazlara rağmen, onlara da her şeye rağmen geri döndüm. Bugün yarın artık herhalde resmileşecekmişim de, evraklarım kulüpte. Sayın Aziz Yıldırım aklanınca, Yargıtay'da aklanınca bırakacağım dedi. Ben de her zaman söylediğim gibi adayım inşallah, sağlığımıza bir sıkıntı olmazsa. Kongrede adayım. Ama Aziz Bey Ali Koç'u destekleyeceğini söyledi. Ali Koç'a aday olacaksa bu yönetim devamı olarak illa aday olmak için aday olmak aday olmuş için olmak için aday da olmayacağım. Ali Koç'u destekleriz. Ali Koç aday olmazsa da çıkarım. Yani bu kadar harcanan paralara göre çok yeteri kadar iyi bilmiyorum ama toparlayacağını da görüyorum. Yine şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Ama çok daha iyi yerlerde olması lazım. Özellikle harcanan paraları düşündüğümüzde, elimizdeki geçen seneki futbolcuları düşündüğümüzde çok daha iyi yerde olmamız gerekirdi. Advokat iyi bir hoca. Böyle bir şey yapacaksa keşke daha önceden yapılsaydı. Şimdi artık onu desteklemek gerektiği düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarından geliyor. Bu önemli bir sıkıntı ama yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Bir kırıklık var, kırgınlık var. Ama futbol düzeldikçe, işte geçen sene yapılan hatalar, çok kıymetli futbolcuların bedelsiz rakip takıma gitmeleri vesaire bir kırıklık yarattı. Ama sanıyorum futbol düzeldikçe, başarı geldikçe de stad yavaş yavaş dolacaktır inşallah. Başka türlü de zaten şampiyonluk gelmez. Oğuz abi. Türkiye Spor Yatırım Derneği'nin işte genel merkez binasının açılışı vardı. Saadettin Bey üstlenmişti. Teşekkür etmek lazım basın mensubu olarak. Oğuz Tomsi'ye selam olsun. Katkılarından dolayı. Oğuz abiye de selam gönderelim. Güzel olmuş. Bütün Selim abiyi orada özlemişim. Selim abiyi gördüm çok mutlu. Ben şimdi, seçilmesem daha iyi diyor bak. Çok önemli bu. Seçilmesem diyor ama hayır, şöyle Aziz, ya fark etmiyor. Çok şey fark ediyor. Aziz Bey diyor. Başkan olmasam adayım diyor. Ama Aziz Bey Ali Koç'u desteklerse diyor. O zaman ben girmem. Ali Bey'i desteklerim diyor. Ali Koç'u desteklerim diyor. Ben de sana onu diyordum abi. Çünkü kazanamayacağını biliyor. O diyor ki. Hayır. Güzel tarafı bu işte ya. Engin abi şunu söylemeye çalışıyor. Ali Koç aday olursa ben zaten girmem demeye çalışıyorum. İşin enteresini ne biliyor musun? Saadettin Bey Ali Bey'i desteklerim diyor. Ama desteklerim diyor. Bak destekler tabii. Az Yıldırım'ın başkan olarak şey yaptığı, olarak gösterdiği Ali Koç'u. Ben çekilirim diyor. Ali Koç'u desteklerim diyor. Güzel bu. Camia için bu çok önemli ya. Ya. Burada olay ne biliyor musun? Saadettin Bey Ali Bey'i desteklerse Aziz Bey Ali Bey'i desteklemez. Sırf Saadettin Bey Ali Bey'i desteklediği için. Bu lafımı da unutma bir. İkincisi. O nasıl bir şeydir? Bir daha Aziz Bey Ali Bey'i desteklerse Saadettin Bey diyor ki ben başkan adayı olmam. Ali Bey'i desteklerim diyor. Ben diyorum ki Aziz Bey'i desteklediği, Aziz Bey'in desteklediği Ali Bey'i Saadettin Saran desteklerse Aziz Bey Ali Bey'den şeyini çeker. Sen Fenerbahçe'nin Saadettin bir dakika bir şey sorabilir miyim? Saadettin Saran'ın desteklediği kişiyi başkan seçtirmez. Engin abi sen Fenerbahçe'nin maalesef içinde büyüyen bir insan olarak sana bir soru. Ali Bey aday olduğu zaman karşısına çıkacak aday var mı sence? Ali Bey olursa. Ali ya ben sana söyleyeyim mi? Çıkarlar ki adamı Aziz Yıldırım'a çıkar. Bak ben sana bir şey bak Ali Bey. Ali Koç'a da çıkar. Ali Koç bana göre kim? Tüm Fenerbahçe camiası Ali Koç'un başkan olmasını istiyor yani. Kim? Ya bunları siz Fenerbahçe camiası. Ben sana soruyorum Engin abi ya yanlış anlama kime sorayım yani? Hiç tanımıyorum. Bak bu ceket var ya. Ceketi çıkaracak Aziz Bey. Asacak buraya. O ceket başkan olur. Aziz Yıldırım ceketini çıkaracak. Ben başkan değilim diyecek. Bu ceketi buraya asacak.
o ceket başkan olur. Ali Bey değil, Ali Bey değil. Kralı gelse Aziz Bey'in istemediği adam Fenerbahçe başkan olamaz. Ceketin içine de Adnan girer. Zaten cekete ben ne gireceğim? Ceket. Fenerbahçe'sin abi. Engin abiye de geçmiyor. Aziz Aydın ama değil misin sen? Kalırsın. Benim muhalefetle alakası yok ya. Ben iyi bir Fenerbahçe'yle. Ceket orada durdu müddetçe. Fenerbahçe'ye hizmet veren her insanın yanındayım. Ama hizmet verirken de yanlışını söylemeyeceğiz diye bir şey yok. Abi, biz kimseye yanlış yapacak halimiz yok ama, zaten abi? Sonra. Ben varken onlar yoktu. Bazıları doğmamıştı bile. Engin abi oy kullanamamıştı. Oy kullanabiliyorsun ama değil mi abi? Bazı oy kullanabiliyorsun ama değil mi abi? Oy kullanabiliyorsun. Tabii yok canım, ya kullanamıyor. Nerede ceza vardı o zaman? Cezasından mı? Yok bitti ceza. Sen de bizi müebbet yaptın ha. Hayret bir şey. Ben değil o yapıyor abi. Bana bakma. Hayret bir şey. O yapıyor. Bak ben sana sen dedim bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine söylüyorum. Aziz Bey bir röportajımdan dolayı bana bir disiplin kuruluna verdi. Bir buçuk sene tesislere girememe cezası aldım. Ben şeref duydum. Ben bir gazeteci ve yorumcu olarak Aziz Bey'in beni disiplin kurulu vermesine ben şeref duydum. Abi sen tesise hiç kaçak girdin mi? Çünkü ben demek ki işimi kaçak çok iyi yapan bir efendim. Tesise hiç kaçak girdin mi? Niye? O dönemde bir buçuk yıllık dönem. Ben hiç gitmiyorum zaten tesise. Yani ben şeref duyuyorum. Bak ben şeref duyuyorum. Çünkü ne demek işimi güzel yapıyorum. Kaliteli yapıyorum. Bazıları gibi göbekten bağlı değilim. Sen idamcılık yapıyorsun ya, yıkayıp alıyorsun ya Aziz Bey'in ederse. Bu kelimeyi kullanmayalım. Yani, ya, bir şey sana söyleyeyim mi? Uyarıyorum. Başkan desin ki benim hamama gideceğim, sırtımı kesere keselerim. Normal, sen keselersin. Helal olsun. Sen keseci misin oğlum? Keselerim. Keseci misin sen? Ayıp mı ya Allah Allah? Koskoca falan. Bana çıkıyor. Bir yardım et, ben yarın valla hamama gitmeyi düşünüyorum. Sen diyorsun ki yok. Ne zaman? Yarın. Ya geleyim tamam. Ay keselim ne olacak? Ay uzanamıyorum çünkü bir de. Ne demek bulmuyorum ya, ne olacak yani? Bundan ben sonra bana bir daha bu bak. Hamamcı teyzeyi bana söyle. Tamam, hamamcı teyze. Ha, hamamcı teyze işte. Ha. Şimdi al. Hamamcı bir daha teyze. Sözden sonra hamamcı teyze. Ben mi yaptım? Ya, kendin söyle. Ay sen diyorsun ki bak yanıyorsun ediyorsun. Ama sen de diyorsun kese yaparım diyorsun. Kendin söyledin. Ya yaparım. Ben mi söyledim kese yaparım diye? Kendin söyledin. Sen şimdi hamamcı teyze oldun. Sen hamamcı teyze oldun şimdi. Aynen öyle. Söylesene Gökben abi. Valla söylesene. Alttan söylesene bir buradan sen alttan. Hamamcı teyze. Ses çıktı. Aldınların canını bulamadım. Vallahi de olsun ha. Güzel sesi var. Ya Gökben abi pozu vardı. O pozu verebiliyor muyuz bugün? Kimi? Hangi? Ya efsane bir fotoğraf var. Hangisi? Hamamcı teyze mi? Gösterdin ya ben. Savaş'a göndermedim mi yoksa fotoğrafa? Ver bakalım. Bak ama resim var. Ya resimde kimler var? Ne zaman gelebilir ekrana? Bence yarım saat içinde gelecekmiş. Yarım saat. Yarım saat mi? Sabaha kadar burada mıyız oğlum? Ya abicim bugün 3'e kadar mı? Ben sana söyleyeyim sen bu hafta oğlum, bir hamama git. İşte resme bakın be. Vay be. Oradan yaptı. Ben şu resme zoom yapmamız lazım. Her şeyi yapmamız lazım. Muhteşem ikili. Efendim? Şimdi... Sen alttan müzik veriyorsun. Evet. Fatih Hoca'nın yerine bugün en büyük Fatihçi ağlayan Adnan Aybaba'ydı. Adnan sen vokal yapıyorsun. Gökmen abi sen söylüyorsun. Kaç yılı bu? 74. 73-74. Şey eşofmanlar sarı kırmızı. Engin abi sen Galatasaray'dayken mi? Engin abi sen orada hepsinden genç biliyorsun ha. Öyleyse hadi. Engin abi sen ne zaman Galatasaray'ın? Nasıl Fatih Terim'den kaç yaş küçüksün? Sen iyi misin? İki, biri belki. Burada çaldınız mı gerçekten? Tabii ya çalmaz olur mu? Allah Allah. Ne çaldınız? Ne bileyim sen de 30 davul sene. Davul çalıyor ya sen davul çalması biliyor musun? 42 sene önce. Çilli bom bom bom. Çilli bir de vardı o zaman. Çilli yok. Ey çilli. Oldu mu şimdi? Nasıldı Gökmen abi? Kartı oteli mi tarabi? Ne tarabi oğlum şey... Uludağ'da otel, büyük otel. Otel. Şey. Öyle mi? Ya zaten otelde müşteri kalmış bu konserde. Herkes çıkıyor. Söylesene Gökmen abi çilli bom. Ne söylüyordun burada? Yok bir şey söyledim yok ya. Yok oğlum hikaye yok. Resim çektiler işte şarkı söylüyor. Arkadaşları eğleniyor falan diyorlar. Ne diyecek? Burada şimdi en ağır abi sen ama misin? Sen de mikrofonu almışsın ama. Sen Fatih Hoca'dan kaç yaş büyüksün Gökmen abi? Çok büyük ya. Yok. Nerede? 6 yaş falan. Gökmen sen 75 oldu mu? Yok 70. Kaç? Kaç 75? 69. Her sene değişiyor be canım. 69. O kadar. Her sene değişiyor. Dur ya dur. Ne konuşuyorsunuz ya? Ne oldu? Her sene değişiyor oğlum. Nasıl değişiyor? Her sene değişiyor. Seninki de öyle. Rüzgara göre değişiyor. O rüzgara göre o değişiyor. Ay senin. Vay be. Engin Meral'e bak ya. Jilet gibi orada. Vallahi. Paf takım oyuncusu gibi duruyor. Ya bak. Yumurta gibi vallahi. Vallahi gibi. Paf takım oyuncusu gibi duruyor. 74 sezonu. Dur bir resim götür. Bak, atayım bak. Ben de onu da versin bana. Ama lütfen dinleyin beyler. Fatih Hoca'ya bak be. Çakı gibi.
Anlatmıyorum. Anlat. Resme bakıyorum. Hoşuma gitti resim ya. Tavuk çarpsın anlatmayacağım bir daha. Ne çarpsın? Tavuk. Tavuk. Söyle abi anlat. Horoz çarpsın. Engin bize kaç yaşında geldiniz? 17 yaşında. 16,5. 16,5. 15 Eylül doğumluyum. Onun için 16,5. Bir fizik var abi. Nereye dokunsan kemik abi. Öyle bir fizik var. Şeyi de anlat söyle. Aslan bir dakika dur be. Dur bir dakika. Kas diyelim onlara. Kas Adele. Kas. Ne Adele kas. Neyse buna tekme atıyoruz biz sakatlanıyoruz. Düşün abi öyle bir Adele yapısı var. Neyse. Fenerbahçe'den teklif geldi. Bir gün önce de bir sene önce de bana teklif gelmişti Emin Can Kurtaran'dan. Ben Galatasaray'da 200 bin liraya kaldım sonunda. O bana 400 bin lira verdi. Al bu para senin. Sen kulübe falan karışma falan dedim. Eve sordum. Selahattin Beyazıt'a sordum falan. Sonra vazgeçtim. Ben dedim Galatasaray'ım. Galatasaray'da kalacağım. 200 bin lira Galatasaray'a geldim. Neyse ondan sonraki sezon Engin'e Fenerbahçe yine şey Emin Can Kurtaran değil mi? Evet. Şey veriyor. Teklif. Teklif yapmış. Bir amatör profesyonel olacak. O da 1 milyon abi. 74 senesinde var ya. 1 milyon ne demek biliyor musun? İnanılır gibi. Yani değil, 1 milyona o şimdi mesela Etiler'de Ulus'a dahil alınabilir mi? O, daha? Ne? Oğlum bana... Levent'te 2,5 tane villa alırdı. Ya ne i̇ki, diyorsun? 2 tane villa alırdı. Yok yok daha fazla. 400, olur mu ya? 400. En az 4 tane falan sen alırdı. Sen mesela Galatasaray'dan aldığın 200 bin lirayla Etiler'de Ulus'a bir ev alabilir miydin? Tabii 2 tane. Alırdın. Tabii ya. Niye almadın? O zaman oğlum Ulus'ta falan ev falan yok ki arazi oralar. Bana bir arkadaşımın babası 10 dönüm yer verdi. 60 bin liraya aptal kafa almadım. 10 dönüm lan. Vay be. Alsın. Peki tamam 1 milyon neyse teklif abi, etti Engin abi ya. Teklif ettiler. Ondan sonra Galatasaray Soha Özger mi o zaman değil mi? Evet. Engin'e 375 bin lira teklif ediyorlar. En sonunda çocuk bana geldi. Ben de abiyim tabii. Ne? Çok da severiz hep beraber doğru şey yapıyoruz. Kampla mampla falan. Neyse. Abi dedi ya böyle böyle. 375 bin lira veriyorlar. Fenerbahçe 1 milyon lira vereyim. Ne yapayım dedi bana. Tabii abi tam da adama sordum. Bak neydi? Hemen. Dedim ki bak 750 bin lira verirlerse Galatasaray Kulübü verirse 250 bin lira için tercih etme kal. Ama 375 bin lira veriyorlarsa Fener 1 milyon veriyorsa git oğlum dedi. Araya gireyim. Bana da bir sene önce 900 bin lira teklif etmişlerdi. 100 bin lira verdiler. Bir sene bedava oynadık. Nasıl? 900 verdiler. 900 vereceklerdi. Şimdi bak Temmuz. Ben 15 Eylül doğumluyum. Ağustos, Temmuz ayında dediler ki sana 900 bin lira vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Ama profesyonel olamıyorum. Çünkü niye? 18 yaşımı doldurmamışım. Ha, ne zaman 18 yaşımı dolduracağım? 15 Eylül'de. 15 Eylül. Tamam 375'e 900 veriyor. 1 yani milyon 900, veriyor. 900 veriyor. Git o zaman diyorsun. O sene bana 100 bin lira verdiler. 800 bin lira vermediler. Profesyonel de yapmadılar. 100 bin lira oynattılar. 900 bin lira vereceklerdi. Verdikleri sözü 900 bin lira söz verdiler Galatasaray. 100 bin lira verdiler. 100 bin lira oynattılar. Tamam. Ondan sonra yıl bitti. Dediler ki sana. Dedim ki geçen seneki parayı ne oldu? Dediler onu geç. Biz sana şimdi ne veriyoruz? 375 bin lira. Ya dedim sen geçen sene 900 bin lira veriyordun. 18 yaşındayım. Amir takımda oynuyorum. Evet düşürdüler paranı. Ya böyle bir komik var gibi mı? Neyse abicim. Ben en sonunda bana sordu. Bir abisi olarak ne yapacağım? Evlat dedim. 750 bin lira verirlerse kal. Evet. Ama dedim vermiyorlarsa 375 veriyorlarsa 1 milyon büyük para dedim. Sıçra git. Engin 1 milyon tabii vermediler. Suha Özgür mü biraz böyle şeydi mıhtı. Gitti Fenerbahçe'ye. Spor Yazarları Kupası var şey sezon başı. İlk maçta abi Santra'da buna sen bir basarsın. Ben. Arkadan basma. Arkadan bana bir tekme. Var ya. Doğan Babacan da tabii kırmızı gösterdi bana falan böyle yaptı. Beni Fenerbahçe'ye sen gönderdin neden vuruyorsun dedi. Vallahi, aynen böyle bak. Gitti diye. Bana aynen böyle. Hem, dedim oğlum. Hem git diyor hem arkadan tekme atıyor. Şimdi birisi. Büyüyünce dedi. Savaş birisi mi gönderdin onu da yol. Belli bir zaman diliminde bunun ne olduğunu bu tekmenin ne olduğunu anlayacaksın dedim. Böyle bir şimdi anım var. Kasıtlı vurdun yani bilerek. Tabii ya. Kasıtlı. Neden gitti? Sakatlandın mı? Yok, o çıktı. Kırmızı gördük ya kırmızı. Peki.